İyi akşamlar, mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Haber Global ekranlarında Müzakere programına hoş geldiniz. Haftanın bu son gününde yaklaşık 3,5 saat boyunca İstanbul ve Ankara'daki konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hafta nasıl geçti, neler konuşuldu? Önümüzdeki hafta ve önümüzdeki günlerde neler konuşulacak? Hepsi müzakerenin içinde olacak. E hemen konuklarımızı tanıtalım. İstanbul stüdyolarımızda Genel Araştırma Başkanı Sayın İhsan Aktaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İhsan Bey. Hoş efendim, Teşekkür ederim. Yine akademisyen, ekonomist, doçent doktor Sayın Levent Yılmaz da bu akşam müzakerenin konukları arasında. Levent Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, Ankara stüdyolarındaysa AK Parti İstanbul Milletvekili, sosyolog, doçent doktor Sayın Hulki Cevizoğlu. Bizler birlikte olacak bu akşam. Hulki Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz ve Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel de yine evet. müzakerenin e, bu akşamki konukları arasında. Melik Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu akşam neler konuşacağız? Kısaca ondan bahsedeyim hem konuklarımıza hem ekran başındaki seyircilerimize. Tabii e, Akşener'in merakla beklenen, Meral Akşener'in merakla beklenen konuşması e, dün e, gerçekleşti. Ve o açıklamanın, oradaki konuşmanın yankıları hala devam ediyor. E, i̇ktidar dahil Meral Akşener o e konuşmasında e, pek çok parti ve kişiye eleştiriler yöneltti. Ve e, o açıklamalara bakacağız. E, ne mesajlar var onları irdeleyeceğiz. CHP'den e, Akşener'in açıklamalarına ne gibi tepkiler geldi? İyi Parti kur kurucularından Vedat Yenerer'in de o açıklamalarla ilgili bir analizi var. Yine onu da ekrana getireceğiz ve e, konuklarımıza soracağız. Tabii bu arada diğer muhalefet partileri yerel seçimde nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor? E, bu konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı e, Temel Karamoğluoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları var. O açıklamaları da yine müzakerede olacak. Bu arada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında bir konuşma yaptı. Orada ne gibi mesajlar vardı? Yine müzakerenin konuları arasında olacak. Ve her pazar akşamı yaptığımız gibi ekonomiye de e, bir bakacağız. Ekonomide Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı gerçekleşti. E, o karar piyasaları nasıl etkiledi ona bakacağız. IMF Türkiye'ye mi geliyor e, böyle bir söylenti var ama bununla ilgili açıklamalar da var ona bakacağız. Bu arada yine ikinci kez ev almak isteyenlere getirilen bir düzenleme var. O düzenlemenin ayrıntılarına bakacağız ve e, emlak piyasasına bu düzenleme iyi mi etkiler kötü mü etkiler yine bunu konuşacağız. Emekliye zam konusunda hangi formüller konuşuluyor? Bu da yine e, ekonomi konusunun başlığı altında müzakerenin konuları arasında olacak. Efendim 3,5 e, saatlik maratona e, başlamak üzereyiz. Evet. E, hem konuları hem konuklarımızı sizlere tanıttık. İlk konu başlığımızda o zaman başlayalım. Meral Akşener e, günlerdir beklenen konuşmasını dün Afyon'da gerçekleştirdi. Ve e, az önce de söylediğim gibi <laughs> iktidara olsun, muhalefet partilerine olsun, bazı liderleri olsun... E, üstü kapalı da olsa bazı eleştiriler, bazı mesajlar verdi. Ben önemli konu başlıklarını hemen sizlere aktarayım. Meral Akşener neler söyledi Afyon Karahisar'da. Yeni bir yola çıkmak için buradayız diyor. Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde tüm çabalarımıza rağmen yenilgiden kurtulamadık. Tüm bunların sonunda en küçük pazarlık, gizli kapaklı tek bir işbirliği, en ufak kar sağlamayan iyi Parti oldu. Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. Bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elinden geleni yaptım. Onların yolunu kesenlere engel olamadım, özür dilerim. Milletin umdunu, umudunu bağladığı bu iki arkadaşımıza ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, haydi her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Gelin tüm siyasi partiler, yerel seçimlere ayrı ayrı adaylarla girelim. Bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine destek arayan, Marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimseyle işbirliği yapmayacağız. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Seçmeni çantada keklik göreni, kendisine mecbur ve mahkum gören iğrenç siyasete hayır diyoruz. Bunlar e, Sayın Meral Akşener'in dünkü yaptığı konuşmadan önemli satır <laughs> başlıklarıydı. Hulki Bey, e, Cuma günü de konuşuyorduk. E, Cuma günkü programda yarın mu? ne konuşacak acaba Meral Akşener, ne gibi mesajlar verecek diye. Sonunda sayın Ekşener konuşmasını yaptı ve bunlarda önemli satır başlıkları ee, sizin analiziniz nasıl olacak efendim bu konuda? Nasıl daha da olmuştu daha şimdi önce? Şimdi ça kapattık yeni bir çağ açtık <laughs> mı? akşener adına mı söylüyorsun? Öyle dedi ya tarihi bir konuşma. Ee, i̇şte Serhan hatırlattı geçen programda e, önemli bir şey olmayacağını, beklendiği gibi büyük bir konuşma olmayacağını söylemiştik. Öyle oldu. Benim de merakla beklediğim bir konuşma değildi. Çünkü şunu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. E, merakla beklenmek için konuşmayı daha önce yaptığınız açıklamaların arkasında durmuş olmanız gerekiyor. Sözünüzün eri olmuş olmanız gerekiyor ki eğer öyle değilse bugün söylediğinizi yarın unutacak ya da tam tersini yapacak iseniz e, 26 Ağustos konuşmanızın hiçbir hükmü olmaz. Çünkü 27 Ağustos'ta farklı bir şey yaparsınız. Yani bir tutarlılık olmadığı için... E, ne, nesi merak edilecek? Yani havada uçuşan sözler. Şimdi e, pek çok kişinin merak, merak ettiğini zannetmiyorum Meral Hanım'ın sözlerini. E, ama medya diliyle tabii konuşuyoruz şimdi toplum içinde. Merak edilen konuşma. O da merak ettirmek için ne diyor konuşmasında? Ben sustum ötekiler susmadı. Şimdi 2-3-4. E, başlıkta ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler kimdi? CHP'lilerdi. CHP'li anketçilerde Murat Gezici'ydi. Murat Gezici'nin Nisan 2023'te yani seçimden tam bir ay önce Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan anketi vardı. %60'la Kılıçdaroğlu kazanıyor diye. Sonra kimse kimseden de özür dilemiyor maşallah Türkiye'de. Toplumsal bir olayda topluma yalan söylemenin de bir özürle devamı da karşılığı da olmuyor. Enteresan. ...siyasal etik açısından da tartışmalı... ...o yüzden muhalefetin ne söylediğini ...hiç önemi yok... İktidarın millete hizmetinin önemi var... ...şimdi... E, ...Meral Akşener... ...enteresan çok da eleştirmek istemiyorum... ...hani bir filmde vardı ya... ...bir cisim yaklaşıyor diye... <laughs> ...belki Cumhur İttifakı'na doğru... ...bir cisim yaklaşıyor olabilir... ...o nedenle çok da eleştirmek istemem... E, ...yarın birlikte olabiliriz Cumhur İttifakı'nda... <laughs> Ama genel söylemeye çalışayım. Şöyle lider literatürdeki tam anlamıyla bir lider ise sürekli olarak özür dilemez. Özür dileyen insan lider olmaz. Şöyle bir kanı var kısmen doğrudur. Efendim özür dilemesinde bilmek gerekir. Özür dilemek erdemdir, değil mi? Toplumda çok sıkça kullanılan iki cümle bu. Doğru. Ama bir iş yaparsınız, icraat yaparsınız yanlış olur, eksik olur. Veya doğrudur da tam yaraya merhem olmaz. Söz vermişsinizdir, elinizden geleni yapmışsınızdır, yetersiz kalmıştır. Ya kusura bakmayın özür dilerim, tam istediğimi yapamadım dersiniz. O ayrı bir şey. Ama siz bir sene boyunca, belki de bir buçuk sene oldu, onların rakamı Melik'te var. Saat saat var sende, ne kadar olduğunu söylersin. Yok, bu altılı masanın toplumu oyalama süreci bir sene mi oldu, bir buçuk o, sene o, mi oldu? Bir buçuk seneye Aa. yakın. 53 tane yuvarlak masa toplantısı. İşte yani şeyi sayamadım. O ikili üçlü görüşmeler, o 200'ü geçti. Onu sayamadım. Vay yani bu kadar uzun süren bir zaman içinde, süreç içinde sürekli olarak özür dilemeniz gereken işler yaptınız. Ya böyle liderlik olmaz. Şimdi niye özür diliyorsunuz? Seçilemez dedik. Kılıçdaroğlu için seçilemedi. Onlarla hareket ettik. ...özür dileriz... ...bundan sonra etmeyeceğiz... ...özür dileriz... E, ...masaya tekrar dönmeyeceğim... ...döndüm özür dilerim... Ya, ...ya attığınız her adım özürse... ...sizden lider olmaz... ...yani genel söylüyorum... ...Meral Hanım için değil... ...ya bir kere iki kere özür dilenir değil mi... ...yani... Tabii. ...sürekli özür diliyorsanız... ...bunun bir başka boyutu da şu... ...siz geleceği göremiyorsunuz... ...siyaset üretemiyorsunuz... ...siyaset icra edemiyorsunuz demektir... ...yani eğer bunu yapıyorsanız... ...zaten özür dilenecek bir şey olmaz... Bu kadar uzun zaman, bir, bir buçuk yıllık altılı masa sürecinde... Şimdi bakın, Temel Karamoğlu da o masada oturan kişi. Yedi kişi mitingde sırayla konuşuyorduk. Yani demek istiyor ki, e, tesbih taneleri gibi ya da ibrik gibi diziliyorduk oraya diyor. Bunun toplumdaki karşılığı bu. Anlamsız olduğunu söylüyor. Ya herkes o masadan mutsuzmuş ve birbirlerine söylememişler. Ya Sizi birbirinize karşı... Hatalarınızı söyletmeyen güç neydi ki? Böyle bir güç mü vardı? Hepiniz masadasınız. Hepiniz birbirinizin hatasını ya da toplu hatanızı biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Veya bizim haberimiz yok. Birbirinize söylüyorsunuz. Masada kavga çıkıyor. Kapının önündeki medyaya karşı kavga görüntüsü vermemek için tiyatro mu yapıyordunuz? Ya hangisi doğru bunun? İkisi de yanlış. Yani öyle de yapsanız yanlış, böyle de yapsanız yanlış. Bu masa niye kuruldu? Topluma verilen ee, yapılan açıklamaya göre birlik beraberlik ve iktidarı yenmek için seçimi kazanmak için ya siz nerenizden tutsa tutsanız dağılan bir yamalı bohça gibiymişsiniz... çürümüş bir doku gibi sepet gibi düşünün hasırdan bir sepet dokunuyorsunuz çürümüş dağılıyor ya e niye birbirinize söylemediniz nefislerinizi kör odalara hapsettiniz... niye nefsinizi kör odalara hapsedecek nasıl bir baskı vardı? Nasıl bir baskı vardı ya? Siz nefsinizi kör odalara hapsederken nefsinin esiri olan insanlar varmış. Onlar nefsini hapsetmemiş belli ki. Nefsinin esiri olmuş, istediğini yapmış, başarısı olmuşsunuz. Ya içinizde bu kadar büyük bir nefis mücadelesi mi vardı? Ya hayır sizi bir arada tutan ne? Yeni bir yola çıkmak için buradayız. Yeni bir yol bulamazsınız. Şimdi geçenlerde bir e, tarihi filmde görmüştüm. Yerli tarihi filmde Alpaslan filminde veya Diriliş Ertuğrul'da olabilir. Onu not aldım. Çok hoşuma gitti. Senarist güzel yazmış. Diyordu ki: "Kimsenin atını sürmediği yol diyordu. Ya yeni bir yol kimsenin atını sürmediği yani kervan Hı. geçmez, kuş uçmaz bir yol mudur bu? Ya da herkesin aklına gelen bir yol da bizim mi aklımıza gelmedi. Veya sizin niye bugüne kadar aklınıza gelmedi? Ya İnsan birin bir hatadan ders alır, iki hatadan ders alır, üçüncü hatası da varsa, dördüncü hatası da varsa artık onun adı başka bir şeydir. Şimdi milletin geleceği için şahsi çıkarlarınızdan vazgeçmiş olsaydınız, millete kulak verirdiniz, bu paradokstan, o masadan hakaret ettiğiniz noter masasından, pusu kurulan, size pusu kurulan masadan, Kumar masasından kalkardınız. Sizi kumar masasında oturtan neydi? Yani özür dileyince bitiyor mu bu işler? Şimdi e, seçmenler için ne söylüyor? E, tüm çabalarımıza rağmen yenilgiden kurtulamadık. Mesela neydi bu çaba? İki tane belediye başkanını kendi partinizin dışında masanın başkanı, masanın şefi. Masanın ne? Milli... ...masanın milli şefi diyelim... ...yok ebedi şef, milli şef... ...in önündeki milli şefti ya... ...masanın milli şefi Kılıçdaroğlu'na karşı... ...onun... ...partisinden iki belediye başkanıyla... ...iş tutmaya çalıştınız ya... ...yapacak çok basitti... ...lider olamamanın göstergeleri bunlar... ...yani sürekli bazı insanlarda da... ...şöyle duygu oluyor... ...ben özür dilersem... ...önemli bir lider sanarlar beni... ...öyle değil, her şey toplumun göz önünde oluyor... Niye almadınız bu iki belediye başkanından birini veya ikisini partinize? Bu kadar çok istiyordunuz. Çok kolay çözümler vardı ya. Alırdınız aday yapardınız. Ey Kemal Bey senin ne olmuyor seçilemezsin. Hadi eyvallah ben bu arkadaşların bir tanesini aday göstereceğim Cumhurbaşkanlığına derdiniz. Onu yapmadınız. Yaptırmadılar. O iki arkadaşınız çok güvendiğiniz ve nedense çok yatırım yaptığınız O iki belediye başkanı sizi yarı yolda bıraktı. Yarı yolda bıraktı sizi. Ya bu, siz hala, ya yenilgiye doymadınız, bunun toplumdaki karşılığı başka da, yenilmeye doymadınız. Böyle bir siyasi liderlik olur mu? Ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. E kalksaydınız o koltuktan, kalktınız. Oturmasaydınız o koltuğa, oturdunuz. Ya neresini düzelteceğiz bu lafların? En büyük hatanız, en büyük e, o masa için söylüyorum, hepsi için... O masanın en büyük ayıbı yaptıkları gizli, etik dışı, birbirlerine bürütüslük yaparak imzaladıkları sözleşmelerden daha çok topluma yaptıkları ayıptır. Toplumu, kendi kitlelerini başka odalara, yani kör odalara nefislerini kitlemişler ya, hapsetmişler ya, aslında kendi seçmeninizi esir aldınız siz. Kendi seçmeninize yalan söylediniz. Nasıl esir alıyorsunuz seçmeninizi? Sürekli yalan söyleyerek. Ha o olmadı şimdi böyle oluyor. Şimdi bu anlaştık. Yarın şunu iler yaptık. İlerledik ilerledik bunu yaptık. Ya topluma sürekli yalan söylediniz. Oysa topluma toplumu kandırırken bir taraftan el altından birbirinizin gözüne uyuyormuşsunuz. Masanın altından tekme atıyordunuz. onlar hep söyledik biz bu süreçte. Ee, bunlar bir, bir, birbirlerine tekme atıyorlar ya biliyorlar kim kime tekme atıyorsa masanın altına acıyınca biliyor ama bir de bunun dışında gizli sözleşmeler var ondan birbirlerini de haberi yok şimdi Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı ve Ümit Özdağ tarafından açıklanan gizli sözleşmenin dışında kimin kimle gizli sözleşmesi var toplum bunu bilmek zorunda Kılıçdaroğlu'nun kimlerle HDP ile mi İYİ ile mi Davutoğlu'yla mı Babacan'la mı kimlerle gizli sözleşmesi var Herkes birbirinin gözüne oymuş ya. Ondan sonra nefsimizi kör odalara hapsettik. Ya bir, bir Meral Akşener lider olma şansını o masada yitirmiştir. Kalktığı masaya dö dönmeseydi zaten kendi adıyla seçime girdi. E zaten Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olamaz diyordun. Kaybedecek bir şeyin yoktu. Kalktığın masaya oturmazdın. Kendi adında gene seçime girerdin. Ve milletvekili sayın çok artardı. Milletvekili sayın çok artardı. Yani Bunları göremediniz, lider olamadınız. Şimdi e, bütün bu açıklamalar, e, Karamoğluoğlu'nun açıklaması da, Akşener'in açıklaması da, CHP'lilerin yaptıkları açıklamalarda şunu gösteriyor. Muhalefette siyasal bir çölleşme var. Fikir üretemiyor. Birbirlerinin fikirlerine saygı göstermiyor. Dinlemiyor. Dinliyormuş gibi yapıyor. Türkiye'de en kötü işlerden biri, televizyonculukta da öyle. Dinlememek, karşısındakini dinlememek, saygı göstermemek. O masaya oturmuşsunuz, biz birlik olduk demişsiniz, birbirinizi dinlememişsiniz. Dinliyor gibi yapıp elinizde çivili sopalarla, arkada çivili sopayı tutup birbirinizin başına indirmek için fırsat kollamışsınız. Şimdi indiriyorsunuz. Bir de burada, şimdi Meral Hanım'ın bu söylediği, yaptığı açıklamada, diğer masadaki beş kişide de olan bir şey var. Birer makam egemenliği. Hepsinin bir makamı var mı? Var. Neydi? Genel başkan hepsi. O makamlarının esiri olmuşlar. Ya gözünüz hiçbir şey, liderin gözü bazen hiçbir şeyi görmez. Her şeyi göze alır yani. Her şeyi göze alır. Şimdi bir kördüğüm, kördüğüm içine, paradoksun içine yakalanmışlar. Bir girdap gibi çekilmişler. Aslında bu girdabı da paradoksu da üreten kendileri. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Birbirlerine esir olmuş, birbirlerine esir düşmüş özneler oldular. Yani altı tane genel başkan önemli özne görüyor diye kendisine. Ama asıl birbirlerine mahkum olmuşlar. Ayaklarından birbirlerine zincirle, prangalarla bağlanmışlar. Ve hala e, o masadan zihnen kalkamıyorlar. Neden? Bugüne kadar dediler ki seçimden sonra, seçim yenilgisinden sonra, seçime kadardı ittifak, seçim bitti, ittifak dağıldı. Bunu o masadaki her partinin bir yetkilisi söyledi. Hepsi söyledi. Ya genel başkanı, ya yardımcıları, sözcüler, hep söyledi. Ama şimdi Akşener'de ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından görüyoruz ki, hala kafalarından silmemişler bunu. Ne diyor? Ee, burada var mı bakayım? E, ...bağımsız... E, e, ...kendi başımıza girelim diye bir sözü vardı değil mi? İkinci sayfada, Seçime. ikinci sayfada var. Ya. Devamı var bu açıklama. Evet. Evet. Bir, bir bakalım. <laughs> bir bakayım ben onu söyleyeyim oradan okuyarak. Nerede, hangi satırda bakalım? Kendi kalbimle milletimin karşısına çıkacağız. Sondan ikiye. Yok, öyle değil. Başka bir sözü var. Herkesin bağımsız olarak... Ha, ha o bakın üçüncü abi. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan, ya. Sayın ee, Bahçeli, Sen Kılıçdaroğlu. Evet. Haydi her birimiz seçime ayrı girelim. Evet. Ya siz zaten siz o masa dağıldıysa, altılı masa sizin ayrı seçime girmenizi engelleyen ne var? Bakın zihnen bağlılık devam ediyor Kılıçdaroğlu'na diyor ki Erdoğan ve Bahçeli konusu ayrı onu sonra konuşuruz. Ama masanın şefi Kılıçdaroğlu hepimiz seçime ayrı girelim. Ya siz Ayrı olsanız, zihninizde bu bağlantıyı, birlikteliği sona erdirmiş olsanız bu cümleyi kurar mısınız? Demek ki hala birbirlerine bağımlı hissediyor altılı masa. Haydi bunu yapalım. E, Kardeşim masa dağıldı diyorsun. E, bunu yapacaksın zaten. Ama hayır, haydi öyle yapalım ne demek? Öneriyorsun, izin istiyorsun. Böyle cümle olur mu? Ya Türkçe bilmiyorsunuz, ya Türkçe'yi çok iyi biliyorsanız, Türkçe'nin mantığı yanlış. Yani e, durum bu. Ama baştaki sözde tamamlayayım. Bir cisim yaklaşıyor olabilir o yüzden. <laughs> e, Hulki Bey buradan bir iki soru daha müsaadenizle soracağım. E, bu açıklamalarda e, İmamoğlu Bak, Erda, ve Mansur şey, Yavaş'a Aktaş, da... Aktaş, İhsan, Ak... Pardon Bak, İhsan Aktaş güldüğüne göre o da benimle hemen hemen aynı fikirde cisim yaklaştığı konusunda. Aslında oradan devam etsen daha iyi ama sor bakalım sen daha oraya, rahat. Oraya et. da geleceğim ama e, hemen tamam, okuluna girersek peki. bu sefer süremizi... E, <laughs> Yeterli kullanmamış olur. Ben şunu merak ediyorum efendim. Şimdi bu açıklamalarda İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da bir takım göndermeler var. Ateşten gömleği e, giydiremedik gibi bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani onları gözden Aslında çıkarmış mıdır? Biraz ya da yerel seçimlerde buradan yola çıkarak bir cümle onlara ya. bir destek gelmeyecek gibi bir şey çıkarabilir miyiz buradan? Yani bir kere onu davet ettiği... E, ona biçtiği pozisyon, onun için düşündüğü pozisyon ateşten gömlekmiş. Onu görüyoruz. E demek ki öteki iki belediye başkanı da bunun ateş olduğunu görmüş. E, ateşten gömlek kendiniz niye giymediniz ya? Hayaller peşinde koştunuz. Olmayan şeyi hedef gösterdiniz. Seçmeni aldattınız diyoruz ya. Ben başbakan olacağım ne demek ya? Olmayan bir şey, na mevcudun peşinde kitleler gider mi? Ben başbakan olacağım. Başbakanlık diye bir şey yok ki. Ben başbakan olacağım ne demek? Ya tabii bir AK Parti gözüyle ben buradan baktığım zaman, o açıdan baktığım zaman <laughs> e çok güzel. Siyaset bilmemek, siyaset fikri üretememek, icraat yapamamak e, Cumhur İttifakı için, AK Parti için çok iyi. Ama ya Türkiye'nin de ciddi bir muhalefete ihtiyacı var. Zaten Meral Hanım daha önce defalarca dedi ki ana muhalefet olacağım. <laughs> ya elinizden elinizdekinden oluyordunuz neredeyse. E bu seçimde öyle olacak. Şimdi ateşten gömleği karşınızdakilere söylediniz mi? Gel Ekrem Bey, gel Mansur Bey. Aday ol ama bu ateşten gömlektir dediniz mi? Yoksa tam tersiyle onu, onları da mı kandırmaya çalıştınız? Yani bu iş çok kolaydır. Siz olursanız anketler sizi birinci gösteriyor. Ateşten gömlek değil, tepsi, altın tepside size Cumhurbaşkanlığı sunuyoruz mu dediniz? Şimdi diyorsunuz ki ateşten gömlek. ...o zaman diyordunuz ki bunlar kazanıyor... E ...demek ki ateşten gömlek değilmiş... Hı -hı. ...ya neresi doğru, neresinden <laughs> tutacağız bunun? ...yani keşke... ...bu sözlerin sahibi karşınıza gelse de... On, ...onlara sorsanız... ...ama hani bazı televizyonlara çıkıp... ...bir daha yapmayacağım falan demişlerdi ya... Evet. ...bir daha yapmayacağım... ...söz, Söz falan yani... E, ...nasıl sorarsınız, nasıl cevap alırsınız bilemem... E, ...tutarlılık, tutarsızlık... ...açısından çok önemli... ...şimdi İyi Parti'nin bütün... ...önemli kişileri... CHP'ye saldırıyor. CHP de kendisini savunuyor. Neredeyse nankörlükle suçluyor bunları. Peki Ankara'dan devam edelim. Melik Bey sizden o zaman bir analiz rica edelim bu açıklamalarla ilgili. Tabii. Ya ilk sayfaya gelebilir miyiz? Tabii. En başa dönelim. Evet. Şimdi bir kere Sayın Akşener'in tarih konuşma falan yani böyle öncesinde çok böyle el yükseltmek PR anlamda iyi bir şey mi ben emin değilim. Yani bende kötü bir intiba bıraktı. Hele siyasiler için bu iyi, hiç iyi bir şey değil. Yani beklenti <laughs> yüksek tutup sonra da içimizde ya bu muymuş daha fare doğurdu diye. Çünkü ben baştan sona izledim. Bir gazeteci olarak mecburen izledim ve not tutarak izledim. Sosyolojide bir şey var Melikciğim. Yüksek beklentiler başarısızlığı başarısızlık şansını artırır diye. Aynen çok öyle. Çok yani e, ben, yaratırsa... ben gerçekten izlerken hani çok tamamen bir gazeteci olarak söylüyorum objektif ya bu muymuş dedim. Ee, yani bir şey bulamadım. Şimdi mesela diyor ki yeni bir yola çıkmak için buradayız. Şimdi yeni bir yol için daha öncesinde her yola gelmemeniz gerekiyor. Yani size e, seçmenin inanabilmesi için o yeni bir yol dediğinizde daha önce de her yola geldiniz ama bu olmaz. Yani o altın masada her şeyi göz yumdunuz. E sana kalbimden e, kalbim kadar temiz bu beyaz sayfayı ayırıyorum falan olmuyor öyle. Yani o seçmende ciddi bir tahribat yarattı. E, nefislerimiz kör, kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben diyenlerle uğraştık. Güzel. O zaman o masaya neden döndünüz? Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Öyle olmadı. Hepiniz Cumhurbaşkanı yardımcılığı bakanlık istediniz. Sayısal çoğunluğunuza göre dağılma bile karar verdiniz. Yetmedi birbirinize güvenmediğiniz için de bunu imza attınız. Mutabakat metni yetmedi kamuoyuna açıkladınız. Saadet Partisi önünde madde madde okudunuz. Orada millet adına hiçbir şey yoktu. Yani nefsinizi kör olaya falan hapsetmediniz. Orada millet adına hiçbir şey yoktu. Tamamen kendiniz yani kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kaç bakanlık olacak, dağılma göre ne olacak... Buna karar verdiniz. Hatta bürokratlara kadar oturdunuz, konuştunuz. Kaç bin genel kişi Genel müdürlükleri bile pay ettiniz. Değil mi? Kaç bin kişilik liste hazırladınız? Tabii tabii. Genel müdürlükleri pay ettiniz. Demek ki öyle şahsi çıkarınızdan falan vazgeçmediniz. Şahsi çıkardan vazgeçmek demek şudur. Biz demokrasi için yola çıktık dersiniz. Ve adayımız Kemal Bey'dir. O ne uygun görürse odur. Tıpkı Cumhur İttifakı'ndaki gibi bunu beceremediniz o yüzden onu da geçin ben sustum ama yüzde %60 ile kazanırız diyenler susmadı şimdi burada da ben bu durumu şeye benzetiyorum sevgili Serhan burada herkes bir şekilde red kit'i izlemiştir şimdi hem masadaki 5 aktör hem de sayın İmamoğlu altısı birden bu red kit'teki mezarcı var ya elinde mezura ile koşuyor da adam ölmeden tabut ölçüsünü alıyor. Düellonun başında. Evet ve ertesi sabah beş tane aktör masada artı İmamoğlu elinde ile Kemal Bey'e siyasi tabut hazırlamaya koştular. O yüzden de siz de konuştunuz. Konuşmadınız değil. Bütün kurmaylarınız konuştu. Son vuruşu da siz yaptınız. Ee, ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Öyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. ...koltuk meseleleriyle... ...o zaman çıkıp ekranda... ...kesin kazanıyoruz. Ben formülü buldum. Hatta tam cümlesini söyleyeyim. Ekrem Bey ve Mansur Bey ile birlikte... ...kazanacak formülü bulduk. Ekrem Bey ve Mansur Bey ile... ...force ettik. Kemal Bey'i böylelikle kazanıyoruz diye... ...bunu haber yayında... ...net söylediğimiz arşivde duruyor. Diyor ki işte... En nihayetinde tüm çabalarımıza rağmen yenilgiden kurtulamadık. Eyvallah. Ama şu anda yaptığınız şey yenilgiden bir zafer çıkarmak. Bu yenilgiden zafer çıkmaz. Çünkü Erdoğan hepinizi birden yendi. Hepinizi derken masadakiler artı İmamoğlu artı Yavaş. Yani masanın dışındaki iki kişi. Hepinizi birden yendi. Fazlası da var. Evet yani bu da... bu ezici bir zafer. 52-48. Çok skor çok net. Tartışmaya açık değil. O yüzden de burada ben aslında iyi oynadım, top attım ama işte Kemal Bey'den ikardi olmadı, golü atamadı falan öyle değil. Siz Kemal Bey'e dediniz ki birimiz sağdan top atacağız, sana birimiz soldan atacağız, biri ortadan to... sen golleri atacaksın dediniz. Bir de sahada dolaşanlar vardı. Demokratlar Tabii hep Parti... sahada dolaş işte Aynen. boş boş, Bo boş dolaştılar. Top yok, bir Topsuz şey yok, pas yok. ...Ey Kemal Bey de şimdi çıkıp diyor ki... ...vallahi kale boş değildi... ...yani ben toparlatacağım ama kale boş değil... ...kale boş olmaz zaten... ...onun adı maç olmaz... ...hani o da diyor ya... ...bu yenilgi değil bir de tersten bakın 48... ...eyvallah yani... E, ...şeyin e, Allah rahmet etsin Süleyman Seba... E, ...Beşiktaşlılara böyle şampiyonluk sözü verip... ...coşturdu... E, ...böyle altyapıdan gençlerle... ...hakikaten bana göre de başarı o... E, <laughs> seyirci bağırıyor niye şampiyon olamadık falan filan bırakın onu diyor şerefli ikincilik var diyor. Şimdi eğer siz buna da hani şerefli ikincilik diyorsa benim diyeceğim bir şey yok ama burada ikincilik diye bir şey yok. Kazanan var kazanamayan var çünkü iki işi yarışıyor. Ee, efendim tüm bunların sonunda küçük pazarın gizli kapak tek bir iş birliği en ufak e, kar sağlamayan iyi parti oldu. E, öyle değil siz kar sağlama amacıyla yola çıktınız ama Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldunuz. Mesele budur. Yani başta bir şey kazanamama pazarlıkla pazarlık olmayacak diye yola çıkmadınız. Tam tersi. Bir şey kazanacağım pazarlıkta el yükselttiniz. Ondan sonra gizli kapaklı anlaşmalar yaptınız. Ama netice Dimya'da pirince giderken evdeki bulgur gitti. O yüzden de ben e, Sayın Akşener'in bu konuşmasını e, Tarihi işin buluyorsun. doğrusu bir yani bir siyasetçi açısından çok riskli buluyorum. Yani işte sadece başkasını suçlamak, işte ben iyiydim, böyleydim, işte yeni bir yol falan filan bayağı böyle e, riskli bir durum. E, ve muhtemelen yerel seçimde e, bunun siyasetten olumsuz anlamda söylüyorum yani karşılığını alacak. Yani bu zikzakların, bu herkesin böyle işten sıyrılma çabası falan. ...ve ez cümle altılı masa... ...bir enkazdır artık. Sevgili Serhan. Benim, evet. İhsan abinin de... affına sığınarak bir siyasi araştırmacı... E, ...bence... ...şöyle bir rahatlayabilirler... ...ve yani kendilerini temize çekebilirler... ...o yuvarlak masa vardı ya... Yani, ...etrafında dolandıkları... ...bu arada o masada da... ...o masa içinde sekiz tane... ...toplantı yaptılar Genel Başkan Yardımcıları... ...masanın şekli için... ...yani... Ee, işte köşeli olursa Kemal Bey en başta oturursa diğerleri nereye <laughs> 8 oturur? Sekiz tane toplantı. Evet abi ben yazdım Affedersin, bunu. Kaç çeşit masa var ben ki zaten. Ben bunu yazdım ve dedim ki masa yuvarlak olacak, yersiz olacak diye akşam gazetesinde yazdım. Sosyal medyada dünyanın hakaretini yedim. Senin başka işin yok mu? Bu bu kadar komiklik olur mu diye. Masa yuvarlak oldu ya yersiz oldu da ben de yayında Sayın Cihan Paçacı'ya dedim ki Sayın Paçacı bu toplantılar ve görüşmelerle karar verildi. Evet dedim. Masa yuvarlak ve yersiz olacak diye talepler vardı dedi. O talepler karşılandı dedi. Sayın Aksine buna itiraz etti ama. Fakat Davutoğlu Babacan ve Temel Bey ısrar edince masa yuvarlak oldu ve yersiz oldu. Ciddi söylüyorum. Yani, yani e, köşeli masa olursa işte Kemal Bey buraya otursa sağına kim oturacak? Soluna kim oturacak? Kazanacaklar oradan belli mi? E, Sayın Davutoğlu ben eski başbakanım hani falan protokol bakter içinden çıkamıyor yuvarlak masa ve siz diye ee, aylarca bunu şimdi bence o masayı şöyle bir e, CHP'nin genel merkezinde ateşe versinler vallahi bak arınabilirler yani bizim eski Türklerde var ya abi ateş Bolu Belediye yakma başlamıyor. arınma turuydu sandalyat ya he, o öyle rahatladı bunlar da masayı yaksın çünkü yani yani bu başka türlü işin içinden çıkamıyoruz. Herkes bir ...yani herkes birbirini suçluyor... ...ama herkes birbirini suçluyor... E ee, ee, yani bu, bunun şeyi... Ee, ...faturası kime çıkacak... ...zavallı seçmene... ...bu arada son bir cümle... ...bunu samimiyetimle söylüyorum... ...ne olur bunu kimse yanlış anlamasın... ...yani böyle dalga geçme falan... tiye alma asla haddim değildir... ...seçimden bir gün sonra da... ...CHP'leri teskin etmek bana düştü... ...götürdüm ben kahve ısmarladım. Oturduk. Kaç kişi? Abi 6 kişi yani gelin desem 30-35 kişi olacak da. Yani kahve içip ya işte üzülmeyin. Ya bu demokrasi böyle bir şey. Samimi Ayrıca bu iktidarda yani. hani sorunuz ne ki? Niye bu kadar agresifsiniz? Vallahi bak. Ama bakın bunu da samimiyetimle söylüyorum. Hatta ben rica ettim ya bir ikinizin ismini söyleyeyim ama bir kısmı hala CHP'nin üyesi yani. O yüzden de, hiçbiri de şunu demedi Serhan ya e, mesela ya e, hani Tayyip Erdoğan hak etmedi ya da söyledikleri şey gerçekten adam lider ve bizi hani hatta söylediği şey şu e, var ya Cem Yılmaz'ın reklamındaki bizi asfalta yapıştırdı. Ezdi geçti e, böyle olacağı biliniyordu. Dolayısıyla hani olan ben seçmene üzülüyorum ben bunların hiçbirine üzülmüyorum gerçekten üzülmüyorum. Sonuçta hepimizin ailesinde farklı siyasi eğilimleri olan insanlar var. Ağlattıkları seçmene üzüldüm. Evet evet vallahi yani. üzüldüm abi. Ciddi söylüyorum üzüldüm. Halklısın yani, çünkü bu, bunu, insan seçmenini mutlu etmek için çok, siyaset yapar. Yüzde altmışla böyle beklenti yükselt. ağlatmak için yaptılar. Tabii yani yüzde altmış beklenti yükselt. E, zafer çırpları attır falan. Sonra da ya işte böyle oldu hadi bu, bu da iyi. Yani şerefli ikincilik hadi tamam sevinin falan filan. O yani seçmeni üzmeye üzdüler. Ben ona üzülüyorum. Yoksa bunlar olacağını aile üzerinde hepimiz söylüyorduk. Olacak mı? Bu olacak. Herkes birbirini suçlayacak. Herkes birbirine fatura kesecek falan. İçinden çıkamayacaklar. Kavga büyüyecek. Hakaretler olacak falan dedik. bu ee, oldu yani. Beklenen oldu. Biz dedik yani geliyor gelmekte olan. Ama biz bu manada dedik. Yani bunlar olacak anlamda geliyor gelmekte olan. Peki, değerlendirmeye devam ediyoruz Meral Akşener'in bu dün yaptığı konuşmadaki açıklamaları. İhsan Bey, size devam edelim. E, Hulki Bey'in sorusuyla da başlıyorum, tabii sonra da yenirsiniz. Geliyor gelmekte olan bir cisim yaklaşıyor gibi bir cümle kullandı. Yani buradan e, daha sonra Cumhur İttifakı'na bir yakınlaşmada ileride bu konuşmadan çıkar mı böyle bir mesaj? Ya, siyaset her şey mümkün de biraz böyle hikayeyi ben geriden alayım. Yani yaklaşık seçimden iki yıl önce bazı tartışma programlarında ben bir şeye dikkat çekmeye çalıştım. Dedim ki muhalefet partileri siyaset üretmiyorlar. Bu siyaset üretmeme meselesi bir gün gelip karşılarına çıkacak. Yani cin çarpmış gibi çarpılmışa dönüşecekler. <laughs> Onu da şuraya dayandırdım sebebini. Hadi 10 yılı 20 yılı geride bırakalım. Yani İyi Parti kurulduğu günden bugüne değil. Bir önceki seçim biter. Seçim bittikten sonra bir siyasi parti oturur toplumu analiz eder. Bu İyi Parti için de geçerli, Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Dünya konjüktürüne bakar, uluslararası meselelere bakar, Türkiye'nin geldiği seviyeye bakar, rakibin durumuna bakar, kendisine bakar. Bir çerçeve sunar ve topluma eleştirilerini sunmaya başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kalemde toplumun ilgi gösterdiği meselelere yoğunlaşır ve göstermediği meselelerden uzaklaşır. Bu normal bir siyasi partinin yani vizyonu olan, memleketle alakalı meselesi olan, toplumu okuyan, sosyolojiden haberdar olan, ya vizyon kırıntısı barındıran bir siyasi partinin yapacağı budur. Aslında siyasi partiler, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak kaydıyla, Cumhuriyet Halk Partisi de bilerek atıf yapıyorum iyi Parti konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisi politikaları, bulaşıcı politikalar ve ittifak altındaki bütün partileri de kendisine benzetti. Yani şeyde, ittifakta 6 tane parti, 6 tane siyasi görüş yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şablonu vardı ve bu şablonla hepsini boyadı, kendine benzetti. Siyasetsizliğin özü şuydu, başta FETÖ'nün ve PKK'nın Türkiye'ye mal ettiği ya da işte Türkiye'de karşılık oluşturdu. Bir Recep Tayyip Erdoğan karşılığı, düşmanlığı hani ne zıkkımsa bir şey oluştu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi buna sarıldı. Bütün politikalar, bütün hamlelerini, bütün çabalarını içeriksiz, 15 günden fazla gündem olmayacak bir politik ve politikaya dayanmayan, sosyolojiye dayanmayan, geleceğe dair bir ifade bulunmayan, işte bir gün Man Adası dendi, bir gün Fan Adası dendi, bir gün geldiler efendim, işte Tayyip Erdoğan kaçacak, kaçtı kaçacak, tam böyle kaçıyor. Şimdi düşünün, adam ölüm tehdidiyle karşı karşıya uçağa biniyor, ölümün üzerine yürümüş bir adama kaçacak diyorlar. Kaçmak için bir sebep var mı? Yok. Ya seçim yenilgisinden sonra sonra kaçma şeyi varsa muhalefetin bugüne kadar 40 defa kaçmış olması lazım. Şimdi ben diyorum ki bu siyasetsizlik bir gün gelip partilerin kapısını çalacak. Ne yaptı muhalefet partileri? Cumhuriyet Halk Partisi bir bardak su da fırtına kopardı. 15 gün sonra kendi kopardığı fırtınayı unuttu, başka bir fırtınayla uğraşmaya başladı. İyi Parti ne yaptı? Anadolu'ya gitti. Esnafın şeyine, esnafa böyle Adam tezgah atarken sahte birisi geldi tezgah çıktı efendim açız ölüyoruz. Sürekli milleti açız açız dedirttiler ya da kendi millet şunu söyledi. Tamam kardeşim ben açım. Benim durumumu bana tarif etmekle siyaset yapmıyorsun. Sen bana ne öneriyorsun? Önerin ne? diye sorduğun zaman o şeyin muhalefetin bir öneri de bir siyasette bulunması lazım. Allah aşkına bir gazeteci ya da bir siyaset bilimci muhalefet partilerinin geleceğe dair bu topluma ne önerdiğini sıralasanız 10 madde çıkmaz biliyor musunuz? Ve onlar da gerçekçi şeyler değil. Parlamenter sisteme dönüş, başbakan olmak ya da işte HDP'nin iddialarına bakacak olursan Rojova'da bir devlet kuruldu, bir tane de Güneydoğu'da kurmak. Şimdi iyi Parti neler yaptı bu süre zarfında? Bir, doğrudan aslında HDP'nin müttefik olduğu bir çatının parçası oldu ve bu anlamda öyle nefislerimizi gömdük geleceğe dair her şeyimizi feda ettik falan filan uzun vadede ülke, ülkenin bölünmesi de dair uluslararası güçler tarafından istila edilmesi de dair bir siyasal perspektife bir defa rıza gösterdi şey İyi Parti bir defa bunu bilelim böyle şeylikle hayula böyle garip şeylerle ya da takiyecilikle siyaset olmaz bir defa efendim biz birlikteyiz değiliz işte HDP PKK'nın kendisidir yok değildir falan filan bir sürü açıklamaya muhtaç mesele İYİ Parti orada şey, açıkla, şeyde bıraktı. İki, kendisi nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını, kendi oy oranlarını biliyorlardı. Ve herkes hem kendini hem, hem topluma yalan söyledi. İYİ Parti çıktı dedi ki biz Anavalifet Hulki Bey'de atıf yaptı. Anavalifet Partisi olacağız ve oyumuz yüzde %20. Biz de işte bu toplumun nabzını sıkça tutan bir firmayız. Yaklaşık ayda bir sürekli elimizde sonuç olur. Ben bugüne kadar İyi Parti'nin oranını yüzde on buçuktan daha yukarıya görmedim. Yüzde on üç buçuk oyu vardı. Bu bir milletvekili şehit ailesine küfür ettiği zaman 12'lere düştü. Meral Hanım masadan kalktığı zaman 12'lerde duruyordu. Masaya döndüğü zaman oy 7'ye düştü. Ve süreç içerisinde oy sekizlerdeydi. Son hafta özellikle milliyetçi partileri AK Parti'den 2-3 puan kendi müttefiklerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İyi Parti 2 puan giderek %10'u muhafaza ettiler de aslında pozisyonu kurtardılar. Aslında akış buydu. Hatta ben zaman zaman şimdi onu da söylüyorum. Diyorum ki mesela biz araştırma yapıyoruz. Kendi verilerimize güveniyoruz ve 25 yıllık da bir deneyimimiz var. Fakat yine de bu %60'la Kılıçdaroğlu kazanacak diyen firmalara da gözücüyle bakıyoruz. Ya acaba bizde mi bir hata var? 10 tane firma arka arka 55-60 sonucu açıklıyor. Biz de 45 buluyoruz Kılıçdaroğlu'nun ilerisini bulamıyoruz diye. Ben dedim ya acaba bunlar her gün her gün masada toplanırken, hükümeti paylaşırken, devlet yönetimi paylaşırken, mesaj verirken gıcıklığına da mı bize bakmadılar? Ya yani yayınlara çıkıyoruz, konuşuyoruz falan bir. şeyin İyi Parti kurulduğu günden beri bir siyasal perspektif oluşturamadı. Milliyetçi Parti mi olacak, sağcı parti mi olacak? Merkez Partisi mi olacak? Ne olacağına dair, ne idüğüne dair iyi parti kendisine bir tarifte bulunamadı. Şuradan hareket edelim. Bugüne kadar istifa eden insanlar var. Bir adam diyor ki bu parti Atatürkçü değil ben partiden ayrıldım. Öbürü diyor ki ülkücü değil, milliyetçi değil ben ayrıldım. Öbürü diyor ki sağcı değil. Yani ayrılan isimlere bakın. Bir de şöyledir. Bir parti bir omurga teşekkül ettirir. Onunla yola çıkar ve aktörleriyle beraber yola devam eder. Şu an İyi Parti'nin kurucu aktörlerinden ve toplum önünde bulunanlardan hatta televizyonlara çıkıp bizimle dişe diş partisini savunan aktörlerden şu an hiç kimse partide yoktur. Neredeyse yani %70'i o aktörlerin değişmiş gitmiş. Bir İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Tayyip Erdoğan karşıtı politikalarına aldandı. Tıpkı CHP gibi siyaset üretemedi. İki, tutarlı hiçbir davranışı olmadı ve bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanatlarının altında onun payandası olan bir Sağcı Parti görünümünden başka bir şey de sergileyemedi. Masadan kalktı Kuyruk tekrar oturdu demişti ya. Efendim? Kuyruğuna takıldık, kuyruklarına takıldık demişti ya bir de. Ya doğru söylüyor aslında. O beyanatı doğru. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar <laughs> ve bugün hala ayrılabilmiş değiller. Ben şeye baktığımda, yani konuşmanın içeriğine baktığımda çok ilginçtir. Kongre konuşmasına çok benzettim. Kongre konuşması olduğu gün ben yoldaydım. Böyle kesintisiz bir saat şey kongreyi dinledim. Bir cümle siyasal içerik bulamadım. Yani dikkatle takip eden siyaset bilimciler onu görürler. Bir cümle siyaset yoktu. Kendi arkadaşlarına veryansın eden, yani veryansın TV gibi bir kongre konuşması vardı. Ve bu şey, bu içerikle, yani bu açıklamayla, kongre açıklamasını ben birbirine çok benzettim. Aslında burada da içerik yoktu. Kayda değer acaba şöyle bir cümle olabilir miydi? Efendimiz tek başımıza seçime gireceğiz ve siyasal kimliğimizi ortaya koyacağız, meydan okuyacağız. Bunu derken bile iç, içerisinde o kadar ikircikli laflar var ki. Tayberdan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu gelin hep ayrı ayrı girelim. İyi de yani Tayberdan'la Bahçeli kendi partilerini yönetme yetkisini ya da karar yetkisini sana devretmedi ki. Ya onlar zaten kendi rotasını, yolunu çizmiş gidiyorlar. Siz şöyle diyebilirsiniz. Ey ahali yarından itibaren ben Türkiye'nin önemli bir partisi olarak büyük gelecek halkın beklentisi olan Xyz partisi olarak seçimlere tek başına giriyorum. Kimse eyvallahımız yoktur. Bu bir siyasal söylem olur. Yani Tayyip Erdoğan tek başına girmezse ben de girmem. Onlar ittifak yaparsa ben de yaparım. Bak bir cümlesi de benim dikkatimi çekti. O çok manşetlere yansımadı. Elbette ki diyor memleketin hayrına tutum takınmaya devam edeceğiz. Ama bunu böyle kuru laflara, sözlere güvenerek yapmayacağız. Mutabakat yani yazılı, çizili. Yani diyor ki biz aslında Bakmayın bugün böyle yüksek beklenti oluşturduğumuza, burada öz eleştiri yaptığımıza. Aslında söz konusu Ankara, İstanbul olduğu zaman biz devam edeceğiz. Bir de şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bir tane il başkanı ya da Uşak'ta bir grup istifa etti. İstifa ederken şu cümleyi kurdular. Uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Ya bu adamlar para kazanmak için parti kurmuşlar. Milletvekillerliğini sattılar. Bir de mesela bir siyasi parti ben diğer partileri çok duymadım. Durmadan mesela kişisel menfaatlerimizden vazgeçtik, kişisel taleplerimizden vazgeçtik. Yani güya siyasete atılan insanlar artık erdemli insanlar, kişisel taleplerini bitirmiş, top, geçimine dair sorunu olmayan ve topluma fayda üretmek için sahneye çıkmış insanlardır. Biz kişisel menfaatlerimizden vazgeçtik derken acaba bunu parti olarak mı söylüyorlar yoksa o çok para kazanmayı seven partililer olarak mı söylüyorlar bunu çok anlamadım. Ben şunu bekliyordum aslında. Biraz galiba Türk siyasetine dair umudumuz şeyden fazla. O siyasi parti yöneticilerinden daha fazla. Bir, bir dünya sistemi analizi yapıp, Türkiye analizi yapıp, AK Parti'nin geldiği kapasiteye, hükümetin geldiği duruma bakıp, acaba böyle sosyolojik olarak kendini biraz daha milliyetçi, biraz daha mavskar bir kanada yaslamış, işte ta şeyden Osmanlı'daki liberal ekolden, acaba Adnan Menderes'ten gelen bir çizginin biraz milliyetçi bir damarını mı tarif edecek? Bence Meral Hanım bir şey söylemedi, bir şey tarif etmedi. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır tarzında bir ifade kullandı. Ben doğrusu İyi Parti'de bir şeyin değişmediğine kanaat getirdim. Hatta şeyden sonra yani konuşmadan sonra ben bazı gazeteci arkadaşları aradım. Demiyor doğrusu ben bir şey anlamadım. Ya yani biz çok mu acaba beklentiyi yükselttik. bir şey var mı? Tabii İyi Parti'nin bir zorluğu daha var. Milliyetçi bir parti olduğu zaman yok, aslan gibi Milliyetçi Hareket Partisi var. Sadece parti diye bir boşluk yok aslında. AK Parti hem muhafızkarlığı biraz işte devlet geleneği, milliyetçiliği, muhafızkarlığı, dindarlığı da kuşadan bir parti. Ortada sadece sağ bir parti boşluğu yok. biraz daha laik işte seküler daha böyle tarih ve din karşıtı bir pozisyon alsa Cumhuriyet Halk Partisi gibi olacak. Bence bir şeyin açmazları var İyi Parti'nin. ikincisi doğrusu Türk siyasetini okuyacak derinlikte ve yeni bir yol çizecek ne entelektüel bir kapasite var partide ne de bir çıkış yapacak lider var. Meral Hanım'ın aslında liderlik kapasitesini bu son iki yılda görmüş olduk. Artık İyi Parti'nin bu vasatta bir lideri var genel başkanı var. Liderlik de başka bir e, formasyon galiba. Bundan sonra buna yakın e, yani iki adım ileri bir adım geri. Her zaman pazarlığı açık, her zaman yedek parti olma pozisyonu kor koruyacak. Ben bu yedek parti pozisyonundan lider parti pozisyonuna geçeceğine dair bir kanaat edinemedim burada. E, teker teker aslında Ülkü Bey onları güzel yaptı. Bütün cümlelerini teker teker analize tabi tutsanız her bir cümlenin içerisinde dağlar kadar tenakuzlar var. Bu da herhalde ben hep şunu düşünüyorum. Bu seçim bittiğinde her parti, yenilen bütün partiler teker teker kendi travmalarını yaşayacaklar ve kendi iç hesaplaşmalarını gerçekleştirecekler. Kendi travmaları bittikten sonra da ki bugünden başladı, <laughs> partiler arası, ittifak arası travma devam edecek ki. Zaten herhalde şu ana kadar düşmana söylenmeyecek lafları birbirine söylüyor. Bir gün, bir gün İYİ Parti'den birisi konuşuyor. Sonra e, Temel Bey konuşuyor, sonra bir başkası konuşuyor. E, yani şeyin artçı şokları, yenilginin artçı şokları önümüzdeki dönemde devam edecek. Keşke bütün bu aymazlıkları bırakıp si siyaset üretmeye başlasalar bu memleket için daha faydalı iş yapmış olurlar diye düşünüyorum. Peki teşekkür Serhan ediyoruz. Serhan bir şey sormuştu ama cisim yaklaşıyor yani mu cisimle diye. Cisimle alakalı <laughs> ben de şöyle düşünüyorum. Bazen cisim yaklaştığı zaman tehlike geliyor gibi de, bakılabilir. Acaba öyle mi bakılıyor yoksa ya gelsin hani başımız üzerinde yeri mi var? Onun için gülmüştüm biraz. Acaba riskli mi görülür yoksa baş üstüne mi denir? Ondan çok emin değilim ya. Peki e, Levent Bey siz nasıl buldunuz Meral Akşener'in bu konuşmasını? E, seçmenini, tabanını tatmin eden bir konuşma mıdır? Neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi e, şuna bakmak lazım Meral Hanım'ın konuşmasında. E, yani yani Bence Meral Hanım Kemal Bey'e göre e, daha makul bir şey söyledi. En azından yenilgiyi kay kabul ediyor. Şimdi Kemal Bey yenilgiyi de kabul etmiyor. Kazandık diyor. Seçim etti, kaybedilmiş etti. olması da rağmen. Evet ee, hocam etti. Bir, bir, bir medyada çok yer almadı ama şu açıklamayı yaptı Kemal Bey. Siz kolay mı zannediyorsunuz yenilgiyi? Ben bir hafta eşimin yüzüne bakamadım dedi ya. Medya bunun üzerine nedense durmadı Yenilgiden sonra bir hafta eşimin yüzüne bakamadım dedi Kemal Bey. Medyada yer aldı ama o 13, nedense manşetlere çıkmadı. O son yenilgiden önce 12 defa daha yenildi. Tabii, tabii. Yani Yok. Hani sonuçta ha. o zaman bakabilmiş mi? Yani şimdi, e, onun için Ama böyle bir sözde var yani. heh, neyse. E, ya. Neyse. genel algı olarak söyleyeyim o zaman. Ülkü Bey şöyle bir durum var. Yani en azından Merel Hanım kaybettik diyor ve çıkıyor özür diliyor. Hani anlamlıdır, <laughs> anlamsızdır ayrı bir konu ama Kemal Bey uzun süre seçimi kazandığını söyledi biliyorsunuz. Sonra işte TRT çok izleniyor falan dedi. Yani böyle garip çıkışlar oldu. O açıdan ben hani Meral Hanım'ın seçimi kaybettik demesini ve e, özür dilemesini diğer altılı masanın diğer partnerlerinin bugüne kadarki açıklamalarına bakarak önemsiyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de tabii zor yani şöyle bir zorluk var. Erdoğan ve Bahçeli gibi iki siyasi lidere karşı siyaset yapmaya çalışıyorsunuz ve bu siyaseti de e, baktığımızda bir şekilde zaman içerisinde e, Erdoğan'ın kadro dışı bıraktığı kadrolarla ve Bahçeli'nin sayın Bahçeli'nin kadro dışı bıraktığı kadrolarla Erdoğan'a ve Bahçeli'ye karşı bir siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Bu çok kolay değil yani bu matematiksel olarak da tutacak bir şey değil. Şimdi bakıyoruz şimdi altılı masaya. Şimdi hem Sayın Davutoğlu hem Sayın Babacan yani sonuçta Ak Parti ile var olmuş isimlerdi. Ak Parti döneminde belirli pozisyonlara gelmiş isimlerdi. Her ne kadar süreç içerisinde bazı olan bitenin sorumluluklarını üstlenmeseler de bir dönemin yanlışları da onların üzerindeydi. Dolayısıyla baktığımızda şimdi onlarla bir masaya oturuyorsunuz Erdoğan'a karşı. E Erdoğan zaten kadro dışı bırakmış, süreç dışı bırakmış. Şimdi eee İyi Parti'nin içine bakıyoruz. Bir şekilde e, milliyetçi camiadan geldiğini söylediği halde milliyetçi camianın partisi olarak bilinen ve biraz önce İhsan Bey'in söylediği üzere yani orada milliyetçilere bir parti varsa, yani e, ülkücüler için bir parti varsa o da MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Onun dışında macera arayanların bir kısmının olduğu bir parti İyi Parti. E şimdi bu ee, toplama e, kadrolarla olmuyor yani Erdoğan'a ve Bahçeli'ye karşı e, bir e, seçim kazanmak veya zafer elde etmek. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu masa işi bir buçuk yıl falan sürdü. Yani neredeyse iki yıla yakın sürdü. Rahatsızlıklar varsa niye kalkılmadı? Eleştiriler vardı. Mesela e, işte Kemal Bey'in kazanamayacağı. Işte, e, hep söyledi Meral Hanım. Kazanamayacak aday, kazanamayacak aday. E, bir kere masadan kalktı. E tekrar oturmak zorunda kaldı. Ben hep şunu merak ediyorum. Ya yani bunlar hep işte milletin gözünün önünde olduğu için aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Benim şu soruyu sormam gerekiyor aslında. Bu kadar birbirinden şikayetçi, bu kadar geçmişte birbirlerine laf söylemiş, bu kadar anlaşması mümkün olmayan kadroyu hangi güç bir arada tuttu? Meral'ın masada kalkmış olmasına rağmen neden yere oturmak zorunda kaldı? Bunu sadece işte masayı bozan kişi olarak nitelendirilmek istemiyoruz da izah edebilir miyiz? Yoksa gerçekten bilmemiz gereken başka bir şey mi var? Yani başkaca bir güç, başkaca bir mekanizma bu kadar partiyi ya aslında bu kadar da değil de yani sonuçta yani bu seçimin en başarılı partileri bana sorarsanız Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi çünkü hiçbir şey yapmadan ve işte İhsan Bey de burada anketlerde toplamı yüzde bir bile olmadan 39 milletvekili almayı başardılar. Şimdi bunu bu açıdan baktığımızda bir arada tutan neydi? Ya şimdi şeyi anlayabiliyorum. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın motivasyonunu anlayabiliyorum. Yani böyle böyle bir fırsat 40 yılda bir, bir gelir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 39-40 tane vekili bu şekilde yani 40 yılda bir kere dağıtır. Yani onu yakalamışken onlar onun peşinden koşuyor olabilir. Ama şeyi anlamıyorum yani Meral Hanım başından beri itiraz ettiği, Kemal Bey'in adaylığına itiraz ettiği bir tabloda önce kalktı, sonra oturdu, sonra iki tane belediye başkanı, e, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geldi. Mesela ben... Şunu çok merak ediyorum gerçekten. Ee, evet, yani tamam yalan bilgiye inanma tutkusu olabilir. Ya İhsan Bey <laughs> bilmiyorum ama bence daha farklı bir mekanizma var. Yani bu bu yapıyı ortaya çıkaran ve zoraki de olsa bir arada tutan bence başka bir şey var. Çünkü konuşmayla, e, müzakereyle bir arada olacak bir yapı değildi bu. Ya biz burada hepimiz yorumluyorduk bunu. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın kazanabileceğine nasıl kanaat getirdiler? Yani bu da Kemal Bey'in %60 alacak olması ile aynı şey mi? Aynı yerden mi beslendi bu fikir? Çünkü şöyle bir durum var. Ben Ankara'da yaşıyorum. Yani daha dün yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Geçen programlardan bir tanesine de örnek vermiştim. Turan Güneş Bulvarı üzerinde bir alışveriş merkezinin olduğu bir kavşak var. Ya dün yine kapalıydı ya. Yine tadilat vardı. Cumartesi günü özür dilerim. Yine tadilat vardı. Yine kapalıydı. Daha yeni yapıldı bu alt geçit. Bir yıl sürdü yapımı. Orada, o, o, i̇ki on, hafta on. önce bir daha kapalıydı hocam. Evet ya her Ama. hafta yani şimdi şunu söyleyeceğim. Yani bir belediyenin başarısını. Umudu kaybetmemek lazım. Yedi ay var seçime. Bir, abi tam oturduğumuz yerin orada olduğu için. Ya biz her gün yaşıyoruz Melik abiyle işte. <laughs> ya Melik abi Cumartesi günü, <laughs> Cumartesi günü saat 11 yine kapalıydı. Bu yeni yapıldı. Bir seneden fazla sürdü. Yani 90 günde Aynen alt geçit, öyle. 120 günde alt geçit yapılmaya alışmış bir. Ee, şehrin vatandaşıyız. Evet, İstanbul'da bir kusura bakmayın bir şey yapmış. Demişler ki ya bu AK Parti hızlı işler yapıp bitiriyordu. Böyle kritik kavşaklarda işler başlatalım çabuk bitirelim. Milletin gözünü göz dolduralım. Şimdi AK Parti'nin 15-20 günde yaptığı bir şey Beşiktaş Meydanı'nda 6 ay sürmüş. Eminönü'nde bir kavşak başlattılar, bir buçuk yıl sürdü. Hani numara yapmak için bile yaptıkları ya işi zamanında yapamadılar. Ya Sabi mi söylüyorum gerçekten yani. Eleştirmiş olmak için ya söylemiyorum. Sabır, yedi ay kaldı. Gerçekten eleştirmiş olmak için söylemiyorum. Yaşadığımız için söylüyorum İşte biz Melik abiyle aynı yerde oturuyoruz. Ya şimdi bu burada iki alt geçit inşa tam ne zaman başladı biliyor musunuz? Ee, i̇ki sene önce okulların açıldığı gün yollar kapatıldı. Evet, koca bir yaz, koca abi. bir pandemi döneminde e, özel izin alarak her yer çalışırken hiçbir şey yapılmadı. Tam okulların açıldığı gün yollar kapatıldı. Önceden bir uyarı vesaire falan bir şey yok. Bir seneden fazla sürdü ve inanın ayda bir kere, iki ayda bir kere sağa solu göçüyor. Kapatılıyor, kaldırımı yapılıyor. O kadar dar, çok plansız. E Şimdi bunu söylemeyeceğiz mi? Şimdi bunu yaşayan vatandaşlar sizce nasıl bir başarı görüyor olabilir? Onun için gerçekten şunu da merak ediyorum. Yani Meral Hanım'ın zihninde Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in kazanabileceğine ilişkin algı nasıl oluştu? Bu da ilginç. Eğer böyle bir şey varsa, gerçekten buna inanarak söylüyorsa o zaman burada da bir hata var. Şimdi ben İstanbul'a gelip gidiyorum, görüyorum. Yani gerçekten İstanbul her hafta, her ay geri geri gidiyor. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Yani Dolayısıyla yani sosyal medyada parlamayla olmuyor bu işler. Vatandaşlar yaşamaya başladığı zaman sıkıntıları görüyorlar. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Hani orada ekonomist yazıyor ya, hani bu, bu adam niye siyaset yorumluyor diye soran, soran olabilir. Ben şimdi söyleyeyim. Erdoğan'ın kağıt üzerinde teorik olarak en zayıf olduğu seçim buydu. Ha hayat pahalılığı çok yüksek, yaşanan sıkıntılar var, vatandaşın tepkileri var, enflasyonun geldiği seviye ortada. Bunu gördükleri için hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti iki tane ikisi birden belki Türk siyasi hayatında ilk kez sadece ekonomi başlıklı dev toplantılar yaptılar. Herkes ekonomi kurmaylarını getirdi. Yurt içinden ve yurt dışından danışmanlarını getirdi. Şeyden e, Skype'tan bağladılar. Skype mı? Zoom muydu? Rı, Rıfkı Zo yani. Zoom'dan Amerika'dan danışmanlar bağlandı falan. Hani bu görüldü. Rıfkı diye. O tarzan Rıfkı. <laughs> rıfkin, rıfkin. 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 Şeyler geldi. İşte Chicago Üniversitesi'nden akademisyenler genel. geldi. Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenler yazıldı, çizildi, anlatıldı hani ekonomik koşullardan dolayı kağıt üzerinde Erdoğan'ın en zayıf olduğu seçimde ekonomik koşullar üzerinden e, önemli bir seçim kampanyası yürütüldü. E yine kaybedildi. Ya o zaman hani bunu doğru değerlendirmek lazım. Ben şimdi tekrar söylüyorum. E, Türkiye Türkiye'nin belki son 20 yıllık siyasi tarihinde yakın tarihinde ekonomik koşulların bir iktidar partisini bu kadar zorlayıcı olduğu tek seçim buydu. Gerçekten çok zordu yani. O kadar sıkıntılı bir süreç vardı ki. İşte EYT'liler bir taraftan çıkıyor, emekliler bir şey söylüyor, öbür, memurlar başka bir şey söylüyor, esnaf başka bir şey söylüyor. İş dünyası krediye erişemiyoruz diyordu. Kredi maliyetleri bakın o kadar çok çok kanaldan bir ekonomik problemler silsilesi vardı ki. Buna rağmen Erdoğan çıktı. E bunları da ben çözeceğim dedi. Merak etmeyin, bunu da biz halledeceğiz dedi. İçinde olunan durumun farkındayız dedi. Ve yine kazandı, ikna etti. Şimdi karşı tarafta bu ekonomik koşullara rağmen ikna edemedi. E Çünkü şöyle bir fatura vardı ortada, yani şöyle bir daha doğrusu e, fatura demeyeyim yanlış bir kelime oldu. Şöyle bir reçete vardı ortada. Bütün ekonomiyi tamamen durdurup, ondan sonra yolumuza bakacağız reçetesi vardı. Ben şimdi İyi Parti'nin e, o ekonomiyle ilgili düzenlediği toplantıya katılan akademisyenleri çok önemsiyorum, çok kıymetli akademisyenler. Ee, işte Cumhuriyet Halk Partisine katılan e, toplantısına katılan çok kıymetli akademisyenler var ama o orada önerilen politikalar Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen politikalardı. E vatandaş da bunu gördü. Dolayısıyla e, yani şunu anlamak lazım Türkiye'nin kendi dinamikleri var. Türk toplumun kendi hassasiyetleri var. Türkiye'de ekonomik e, hayatın kendine özgü çalışma prensipleri var. Bunu biz sadece e, işte Ekonomi 101 kitabı üzerinden okursak, mesela bugün içinde mesela hani dönem dönem ben Sayın Şimşek'in politikalarıyla da ilgili eleştiriler getiriyorum. Yani sadece kitap üzerinden gidersek hata yaparız şeklinde. O dinamikleri görmek lazım. Hani ben bugün işte İyi Parti'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikası önerilerindeki hataları söylerken bir taraftan da bakıyorum. Yani mevcut koşullarda da Sayın Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin bazı alanlardaki adımlarını da eleştiririm. Niye? çünkü burada biz bizim amacımız vatandaşın çıkarını, refahını maksimize etmek. Orta ve uzun vadede getirilerine bakarız, götürlerine bakarız. Onun için burada objektif bir yorum olarak söylüyorum ben. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti vatandaşın ekonomik sıkıntılarına çare olabilecekleri konusunda ikna edici olamadılar. Bunu başaramadılar üstüne üstelik Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin iki büyük şehrinde belediye başkanlığı görevi yapan Millet İttifakının belediye başkanı yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanları ama hani ittifakla seçildi ya hani İyi Parti ve HDP'nin desteğiyle destek ittifakıyla seçildiği için Millet İttifakı artı HDP diyorum. O belediye başkanlarının da varsa başarıları ortada. E, halk bunu yaşıyor. E şimdi İstanbul ve Ankara'da tam karşılık bulamamış iki tane belediye başkanı ile Türkiye'yi yönetmeye talip olma stratejisi de gözden geçirilmeli. Ya siyaset çıkar maksimizasyonuysa eğer e, sadece kendi çıkarınız değil toplumun çıkarını da göz önünde bulundurmanız lazım. İşte, işte Kemal Bey eleştiriyor Meral Hanım. E, kendi çıkarı için masa işte kendi koltuğu için şeklinde eleştirisi var. E, dönüp bakalım o zaman. Hani şimdi e, İyi Parti içerisinden kopan isimlerin Açıklamaların nereye koyacağız? Yani ben şeyi de açıkçası çok doğru bulmuyorum. Ee, yani siyasi bir hareket, e, yani yani 26 Ağustos tarihinin seçilmesi, yani o da bana çok anlamlı gelmiyor. Yani işte büyük taarruza mı başlayacağız? Yani o, o orada işte hani mesaj kaygısı içerisinde yapılan edilen rahatsız edici olabiliyor. Ya yani onun için burada benim söyleyeceğim e, bu ekonomi meselesi üzerinden yola çıktığımızda hala Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ikna edici olduğunu görmüyoruz. Bir taraftan işte enflasyon yüksek, enflasyonun daha da artacağına ilişkin e, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. E, ama biz bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yapıcı bir muhalefetle ekonomik koşulların düzeltilmesi için eleştirel bir yaklaşım göstermek yerine ne yapıyorlar? Kendi iç işleriyle ilgileniyorlar. E, seçmen de bunu görüyor. E, şimdi İstanbul seçimlerinde Şimdi ben Meral Hanım'ın açıklamasının yani bu Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu haydi her birimiz seçime ayrı ayrı girelim açıklamasının ana teması bence altılı masa değil Cumhur İttifakı. Çünkü MHP yani Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı adaya oy verdiği zaman iş bitiyor zaten. Orada amaç... Cumhur İttifakını bölmek. Hani tek tek aday çıkaralım dediğinde. Çünkü başka türlü Cumhur İttifakına karşı seçim kazanılmayacağı görüldü. Bir de şu, burada açıklamalarda var mı bilmiyorum ama marjinal gruplarla beraber olma meselesi var. Aslında ee, kayda değer bir de açıklamaydı o bir Evet. Kapsın. Yani, yani bence bir tane kayda değer açıklama. Yani vardı. marjinal gruplarla beraber olma diye bir açıklaması var Meral Hanım'ın konuşmasında. Yani siz bu ülkede terör örgütüyle beraber olduğunu kendisi Alt, inkar etmeyen alttan üçüncü satır. Evet ya yani bu ülkede bu ülkede terör örgütüyle beraber olduğunu kendisi inkar etmeyen hatta kabul eden hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası olan bir partiyle aynı adayı desteklediniz. Milliyetçi küçük bir parti olarak. Da var orada. Küçük marjinal gruplar cevap peşine Yani adı bilinen bilinmeyen küçük marjinal gruplardan kastı seçimden önce Abdullah Öcalan'ın memleketini ziyaret edip canlı yayın açan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcısı mı? Küçük marjinal grup dedi bilmiyorum. Yani onun için böyle muğlak da bir şey var. Küçük marjinal gruplar, bölücü yapılar hiç kimseyle işbirliği diyor ki bakın orada. Ee, siyasi ilişkilerine destek arayan marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimseyle işbirliği yapmayacağız. Bir önceki seçimde yapıldı mı? Yapıldı. İşte o zaman hani burada bir problem var. Yani bir önceki seçimde de yapılmaması <laughs> lazım. Yani milliyetçi sloganla yola çıkan bir partinin e, bu unsurlarla bir arada görünüyor olması bile e, zaten problemdi. Hani biz kendi oturup... seçmenine bir savunma yapıyor ya. Biz böyle bir hata Ama yaptık. öyle olmuyor. Yani nedamet getiriyor. Evet. Levent hocam. Ya Melik yani abi. hata yaptım nedamet getiriyor. Ya Melik abi şimdi İyi Parti'nin içerisinde senin de tanıdığın, benim de tanıdığım, çok sevdiğimiz kıymetli isimler var. Onlarla da oturup konuştuğumuzda hani en rahatsız olunan kısım ama etrafından dolaşılan kısım bu. Yani onun için e, yani bu konu öyle Doğru. bir cümleyle geçiştirilecek bir konu değil. Burada çok ciddi bir problem var. Yani Erdoğan'ı yenmek uğruna Erdoğan'ı iktidardan indirmek uğruna her şey mübah <laughs> olabilir mi? Türk seçmeni açısından olmuyor. Hani siyasette olabilir ama seçmen açısından olmuyor diye bitireyim, çok uzatmayayım. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Meral Akşener'in açıklamalarına devam edeceğiz. Bu genele yaptığı konuşmanın satır başlarıydı. Yine aynı yerde e, miting sonrası bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı Meral Akşener. O başlıklara bakalım şimdi. Orada da gazetecilere diyor ki ben bütün partilere seçime ayrı ayrı girmemiz açısından bir teklifte bulundum. Ama nereye doğru gider, nereye evlidir onu bilmiyorum. Biz her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz. Ama bir şey daha söyledim. Yerelde teşkilatlar birbiriyle bir çalışma yapabilirler. Onlar gelir, eder. Ona bugünden <laughs> bir şey söylemek mümkün değil. Ama şöyle bir durum var. Ucuz etin yahnisi lezzetsiz oluyormuş. O kadar absürt şeyler oldu ki İzmir'i istediğim konuşuluyor. Ben ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne de başka bir liderle en küçücük bir konuşma yapmadım. İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak. Ona günü geldiğinde bakılır diyor. Bu da gazeteciler yaptığı açıklama. Hulki Bey bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çelişkiler yumağı. Şimdi aşağıdan başlayalım. İmamoğlu ve Yavaş, hem bağımsız girelim, kendi adaylarımızı çıkaracağız deyip de İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin adamı. İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarılacak mı ona bakacağız diyor. Ya bakacak mısın bakmayacak mısın? Baktın mı şu anda bakmadın mı? Aday çıkaracak mısın çıkarmayacak mısın? Bir de teşkilatlar yerelde bir bile ittifak yapabilir <laughs> dediğinde bu... Niye? Mesela ya, o teşkilat sana sormadan mı yapıyor? İyi Parti, doğru söyledin. İyi Parti içinde eyalet sistemi var? Eyaletlerde bağımsızlık kanunlar mı var? Yani iyi Parti hani daha önce demişti. Biz bir melez partiyiz demişti Akşener. Her söz çıkıyor. Dünyada da artan bir trenddir, yükselen trenddir melezlik demişti. Öyle bir öyle bir şey yok ama Öyle demişti. Yani herkes başına buyruk mu çalışıyor? Yani ben partiye egemen değilim mi? Ne demek? Şimdi oraya geleceğim de şunları söyleyeyim hemen oraya geleyim. Şimdi İhsan Aktaş CHP'nin o masada kendi karakterini diğerlerine de bulaştırdığını, bulaşıcı olduğunu söyledi. Aslında bulaşıcı kavramı yerine, bulaşıcı kavramı Gustav Lobo'nun sosyal psikolojide ileri sürdüğü bir kavram. Ee, onun yerine mesela saldırgan ve mütecaviz kavramını kullanmak o olaylara baktığımız zaman daha uygun olabilir Zor, mi acaba Zorba mı oluyor o zaman? Zorba daha uygun olur aslında. Evet. <laughs> evet doğru çok güzel. Zorba demek daha doğru. Niye? Hemen hatırlayalım. Bakın Muharrem İnce'ye yapılan pişmiş tavuğun başına gelmedi. Meral Akşener'e yapılan da. Şimdi... E, CHP medyası veya CHP medyası gibi gözüken sosyal medyadaki e, bazı odaklar Muharrem İnce'ye ne saldırılar yaptılar? Hastaneye gittiler. Yani bir şeyin bulaşması diye Hakikaten zorbalık. Çok güzel söyledi İslami. Zorbalık kavramı daha doğru. Şimdi sonra Meral Akşener'e masadan kalkınca neler yaptılar? Yani o masada bulaşma kendiliğine olur. Onu kopyalarsınız, taklit edersiniz, ona benzersiniz. Bulaşma bu. Ama zorbalık Dedim ya elinde çivili sopayla bekleyenler vardı sosyal medyada. Muharrem tam anlamıyla teşbih falan değil. Hastaneli gettiler adamı. Bakın hala sesi çıkamıyor. Efendim senin yüzünden biz kaybedeceğiz. Ya adam çekildi gene kaybettiniz. Akşener masaya ya otursun diye ne iftiralar neler söylediniz Akşener'e? Ya o if iftiraları yiyen bir insan oturur mu masaya. Onu değinmiş olayım. Şimdi Meral Hanım seçimden önce neydi sloganları? Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız dedi. Çok ilginç. İkisi de olmadı. İkisi de olmadı ya. Tarih yazamadılar. Tarihe de gömülmediler. Ne oldu? Üçüncü bir yol. <laughs> Üçüncü bir yol dediği bir şey oluyor galiba. Şimdi ona bakacağız. Üçüncü şık varmış demek ki. Şimdi o zaman demiştim ki ben Meral Akşener ve bu altı partiyi, beşini diyelim, Kemal Bey'in yanına oturtan irade neyse Akşener masadan kalktıktan sonra geri döndüren irade de aynı irade. Bunun ne olduğunu tarih ileride yazar. Akşener de kendisinin tarihçi olduğunu söylüyor. Belki kendi kitabını kendisi yazar ileride. Şimdi bir de efendim, Cumhur İttifakı'na bakarak şunu yapacağız, bunu yapacağız. Anadolu'da bir deyim var. Bunlar toplumsal yapının sözleri. deyim şu. Bakarak öğrenilseydi ya da bakarak yapılabilseydi. Yani, yani o yapıyor ben de yapacağım ona bakayım yapayım. Bakarak öğrenilseydi Kedi kasap olurdu diye bir laf var. Kedi malum camın <laughs> önünde sürekli vitrine bakıyor değil mi? Ciğere bakıyor. Şimdi böyle olmuyor. Cumhur İttifakı yaptı ben de yapacağım. Yetenek istiyor. Basiret istiyor. Bilgi istiyor bu işler. Ve deneyim istiyor. Ve samimiyet istiyor. Şimdi topluma bir güven veremediğiniz zaman dünyanın en önemli bilimsel buluşunu bile yapsanız olmuyor. Şimdi e, en son konuşmasında bir gazeteci arkadaş çıkarmış bugün köşesine vardı. Akşener 57 kez Türk kelimesini kullanmış. 13 defa Mustafa Kemal Atatürk demiş. 21 defa Allah vurgusu yapmış. Şimdi hani e, Sayın Erdoğan'ın bir sözü vardı ya bal bal demekle ağız tatlanmaz diye. Yani 13 kere değil de 53 kere Atatürk deyince Atatürkçü olunmuyor. Atatürkçülüğün de temsilciliği ve icraatı eylemsel Atatürkçülük AK Parti'de var zaten şu anda. Ben Atatürkçüyüm demek çok kolay. ...goygoyculuk oluyor bu... ...goygoyculuk... ...Atatürkçü olduğunuz ya da bir şey olduğunuzu... Ne, ...nasıl gösterirsiniz... ...kanıtlayarak... ...kanıtınız yoksa hiçbir şey olamazsınız... ...ben şuyum dediğiniz zaman kanıtlayacaksınız... ...Atatürkçüyüm dediğiniz zaman... ...Atatürk'ün eylem ve icraatları... ...doğrultusunda mı iş yapıyorsunuz... ...AK Parti yapıyor... ...Erdoğan yapıyor... ...ne yapıyor... Efendim ...Hulki çıkmış oraya da ekrana... ...AK Parti milletvekili... ...partisini övüyor öyle değil... Öyle, Övü, övülecekse ki övülecek överiz ama bu dediğim o değil. Şimdi örneğini vereyim. Atatürk'ün en büyük ilkesi her seferinde söylemek durumunda kalıyorum. Aslında hoşuma da gidiyor durumunda kalmak bir mecburiyet gibi değil de Atatürkçülüğü bu vesileyle bir kez daha anlatmış oluyoruz. Antemperyalist olmadan Atatürkçü olunmaz. Bu seçim öncesi emperyalistlerin, batının, Avrupa medyasının Amerika'nın ne kapaklar attığını Haber Global'de konuştuk. İstanbul'da ekranda değil mi? Ekonomistin ötekinin Alman e, Schitter'nin, Der Spiegel'in manşetleri değil mi? Neler oldu? Yok diktatör dediler, hanedan dediler, başka neler söylediler? Kapak konusu yaptılar. Bütün bu emperyalizme karşı siz direnmediniz. Atatürkçü olamazsınız. AK Parti direndi ve <laughs> AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız direndi. Ayrıca Atatürkçü olmanın hepsini saymayacağım. Diğer en önemli, en önemli unsurlarından biri milli iradeye saygı. Ya milli iradeye Erdoğan size karşı kurulduğundan beri 17 tane geçen programda söyledim. 17 tane seçim kazandı. 13 tanesini Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı. Ama siz milli iradeye hala hakaret ediyorsunuz. Size oy vermeyenlere. E nasıl Atatürkçülük bu? Atatürk hakimiyet kayıtsız şartsız milletin demiyor mu? Bugün Kemal Bey'in milletvekili bile seçilemediği için giremediği meclis genel kurulunda da yazıyor. Değil mi? Genel kurul salonunda da yazıyor Atatürk'ün sözü. E nasıl Atatürkçü oluyorsunuz? Yani onun için konuşmanızda 13 kez değil de bin kere Atatürkçüyüm deseniz Atatürkçü olamazsınız. Atatürkçü öyle olunmuyor. Şimdi gelelim buradaki son sözlere. E, aşağıdan başlamıştık. İmamoğlu e, ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak. ...yani ne odur ne budur. Ben ne yaptığımı bilmiyorum gibi bir şey. Yani bağımsız girecektiniz. Önceki Aynen. sayfada o vardı. Öyle dedi. Ya bu şey gibi. Yok. Şimdi mesela Levent Hoca da orada. Ya. İhsan Hoca'nın da araştırması var. Sen de başladın mı akademik çalışmalara? Ama yok sen abi. Akademisyen yok. gibi köşe yazdığın için seni de sayalım. Abi Şöyle. Evet. Tutarlılık yok yazıda. Yani sanki danışmanlara arkadaşlar ben 10 gün susacağım. Kamuoyuna da 26 Ağustos'ta konuşacağım diye haber uçuralım. Siz bu süre içinde 10 tane arkadaş yazın bakalım. Ayrı ayrı yazılmış ve birleşmiş ektektik bir yazı gibi. Bir önceki sayfadaki sözle buradaki uymuyor birbirine. Ya siz okumadınız mı metni? En son siz okuyacaksınız. Şimdi İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına demek, CHP'nin karşısına aday çıkaracak mıyım demek. Hani ayrı çıkaralım diyordun. Ee, Erdoğan... Bahçeli ve Kılıçdaroğlu haydi gelin ayrı ayrı çıkaralım diyordun bir önceki sayfada konuşmanda. Hala İmamoğlu'ya ve Yavaş hani Ataş ya bu kadar tutarsızlık olur mu? Bir cisim yaklaşıyor diyorum ama ben de kendimi tutamıyorum. Ee, i̇stersen araya sen gir ben susayım. Böyle <laughs> susarım ben. <laughs> Gayet güzel. Ya, ya Bey böyle gelecekseniz <laughs> gelmeyin demeye <laughs> çalışıyorsunuz galiba. <laughs> Yok yok. Öyle dağınık gelmeyin galiba. Şeyi <laughs> yok yok. Ona reis karar verir. Ona ben karar vermem de. Şimdi ya dediniz ki demin Akşener olarak ateşten gömleği giyemedi bunlar. Ya hala peşinde mi gidiyorsunuz? Size söz vermişler. Masadan kalkınca siz gece onlara temsilci göndermişsiniz. iki kere kendileri de açıkladı, siz de açıkladınız. Ateşten gömleği giymeye cesaret edemedi. <laughs> Ya şimdi hala karşısına aday çıkarmayabiliriz diyorsunuz. Hala onların peşindesiniz. Bir şey sorabilir ben miyim? Ülke Bey. Bu iki... bir... Buyur bu, hocam. Bu İmamoğlu ile Yavaş'ın e, adaylığı kesin mi? Yani çünkü Sayın Kılıçdaroğlu kendisine karşı kalkışma yapmış. iki tane belediye başkanını tekrar getirip aday gösterir mi de? E, onları? Yani sanki adaylıkları kesin. İmamoğlu İstanbul'a, Sayın Yavaş Ankara'ya. O gün bakacağız karşısına. E, bence... Kemal Bey bugüne kadar başına gelenlerin intikamını almayacak mı? Yani geçmişte yaptı bunu diğer kadrolara. Şimdi Sayın Yavaş da İmamoğlu'nu bu şekilde bırakır mı? Çok doğru. CHP'nin kongresinden sonra belli olur, bunlar netleşir. Hmm. Ee, ama şimdi Akşener'in sözlerini konuşuyoruz ya, Serhan onları soruyor. Hmm. Cesaretsiz politika yapılmaz diyorum sürekli olarak. Şimdi efendim... Bunlar ateşten gömleği giymedi. Beni de zor durumda bıraktılar demek o. Akşener açısından. E peki seni zor durumda bırakan insanların peşinden bu kadar gitmenin başka bir nedeni mi var? Yani ne bu? Bunu daha önce de sordum. Bu İmamoğlu ve Yavaş duygusu nedir? Sizin yeni partisiniz ama hadi güzel bir şey söyleyelim. İyi Parti'de koskoca bir parti oldu diyelim. Koskoca bir parti. Kendi içinden... İyi Parti'nin kendi evlatları içinden aday gösterecek adamınız yok mu? Bu kadar mı yeteneksiz insanlardan oluşuyor? Ya İyi Parti'nin içindeki insanlar kızmaz mı bu açıklamalara? Ya Sayın Genel Başkan biz varız burada. Sen de bizi seçtin. Bak partinin yönetimlerindeyiz. Abi. Milletvekili olanlar var. Ya niye başkasının kümesinde gözün hala? Ya biz adam değil miyiz demez mi ya? Ya sen kendi içinden aday çıkaramıyor musun? enteresan bir şey. Ee, o kadar absürt şeyler olmuş ki... İzmir istediğim konuşuluyor. Yani bu 31 Mart 2024'te. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla... ne de başka liderle... en küçük bir konuşma yapmadım. İmamoğlu ve Yavaş'la yaptınız mı? Yani konuşma yapmak şart değil ki. Ee, yerelde arkadaşlar... Ee, teşkilatlar birbirleriyle bir çalışma yapabilirler. Ya federasyon mu, bağımsızlık mı var? Ee, o, o Onlar gelir, eder. Yani onlar ne yapar? Eder. Beni dinlerler, dinlemezler. Önemli değil demeye mi getiriyor? Ucuz etin yahnisi lezzetsiz oluyormuş. Yani yerelde teşkilatlar başka partilerle işbirliği, çalışma yaparsa yahni lezzetli mi olacak? Anlamadım ben. Yani öyle olursa ya ya mümkünse olmasın diyor herhalde. Uzun etin yanisi oluyormuş. En başa döneyim ve tamamlayayım. Bütün partilere seçime ayrı ayrı girmemiz açısından bir teklifte bulundum. Ya sizin AK Parti'ye böyle bir teklifte bulunma yetkiniz var mı? Cumhur İttifakı'na böyle bir şey deme yetkiniz var mı? Ben Anlamı o, ne bunun? onu hayretler içinde <laughs> izledim zaten. Ya Cumhur İttifakı, <laughs> pardon, Kazanan ittifak ya kazanmış, vurmuş geçmiş. 17 kere vurmuş geçmiş, vurmuş geçmiş. Halk iradesini göstermiş. Ya hala akıl, akılların başa gelmemesi enteresan. Nereye doğru gider, ne, nereye evrilir onu bilmiyorum. Ya bildiğiniz bir şey yok ama bütün bu açıklamalardan. Yani ben bu açıklamalardan Meral Hanım'ın kafasında net olan ne var bilmiyorum, anlamadım. Yani Karadenizliyim. Saat 12'yi geçti. Hemşerilerim de beni izliyordur. Ben, ben şahsen anlamıyor olabilirim. Onu da kabul ederim. Ama benim anlamıyor olmam belki sizin buna anlatmanıza vesile olur. Böyle bir fayda çıkmış olur. Biz her yerde tek başına girecekmiş gibi çalışma yapıyoruz. Gençler diyor ya hani fotoğrafta sosyal medyada. Kanka haberim yokmuş gibi çek diyor ya fotoğrafı. <laughs> ne ya böyle ya Tek başımıza girecekmiş gibi çalışma yapıyoruz. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Hulki Bey burada e, ucuz etin yahnisi lezzetsiz oluyormuş da neyi kastediyor Meral Akşener tam olarak? Zamlardan mutluyum demek istiyor. <laughs> Peki yani yani orada ama diye bağlıyor ya. ya Hulki abi. Yani Hı. şey diyor ya mesela diyor ki, ee, işte yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilirler. Onlar gelir, eder. Ona bugünden bir şey söylemek mümkün değil ama şöyle bir durum var. Uruzet'in yani lezzetsiz oluyormuş. Yani her parti kendi başına girerse o da girecek. Ama girmezse kendi de ittifak bir parçası olacak. Ya hep ama bir... tabii benim hayretler içinde izlediğim şey Erdoğan'la Bahçeli'ye yaptığı çağrı. Yani Gelin tek başına girelim. Mesela hangi ilişki üzerinden bu çağrı yapabiliyorsunuz? Ama devlet Bey... Siz öbür masanın ortağı, karıştırdı galiba, öbür masanın ortağısınız. Yani ey Kılıçdaroğlu, işte o şey. ey Karamollaoğlu, ey işte Davutoğlu. Gelin tek başımıza girelim, eyvallah. Anlaşılmayan bir şey yok. Bu şeye cevap mı acaba? Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına bir cevap gibi mi bağımsız Hayır. O mu acaba? Yani şöyle orada da mesela Sayın Bahçeli ama ona da mesela bir başlık açması gerekiyordu onu da yapmadı. Gelin dedi, olmadı. Ha, komşu şöyle, olalım ya, dedi, Sayın Bahçeli, olmadı. Sayın Bahçeli işte bana bir çağrı yaptınız. E, komşu olalım diye. Mesela ona bir cevap vermesi gerekiyor. Ona da vermedi. O da acaba bir açık kapı bırakma mı? <laughs> ya bu yani o öyle mesela hiç değinmedi. Konuşması boyunca tek satır değinmedi. Ya yani eskiden bir neyse söylemeyeyim bir teşvik Burada şey yani. var, şey var. Erdoğan'la Bahçeli'ye çağrı yapıp gelin tek başımıza göre o biraz böyle <laughs> rakibe göre kendini ayarlamak ki o da iyi bir şey değil. Ne futbolda öyle, ne atletizmde böyle, ya. ne güreşte böyle yani e, hani ne bileyim rakibimle ayağa kayacak da ben onu kündeye getireceğim, tuş yapacağım da ya da 15 rakip tane. 9 kişi kalacak da eee kırmızı kart görecek de işte <laughs> falan yani rakibe göre pozisyon ayarlamaya ya takti belirleme de siyasetin büyük bir risk yani o o da saçma. Yani siz tek başınıza girersiniz ben de gireyim ya sana ne bizden dese Erdoğan ya da Bahçeli ne cevap vereceksin? Ya 17 evet. kere kazanmış partiye söylüyorsunuz, kişiye söylüyorsunuz buna. Peki e, kısa bir ara verelim isterseniz. E, daha sonra Aynı açıklamaları İstanbul'daki konuklarımıza soracağız. Yaklaşık 4-5 dakikamız bir aramız var. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sevgili seyirciler, müzakerede gündemi değerlendirmeye. Reklamlardan önce e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, beklenen konuşması, o 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmasının e, detaylarını konuşmuştuk. Daha sonra Akşener e, bir de gazetecilere açıklama yapmıştı. Ankara'daki konuklarımızın görüşünü aldık, İstanbul'a dönüyoruz. E, Sayın İhsan Aktaş, sizle devam edeceğiz. Siz de çok çelişki görüyor musunuz Sulki Bey'in dediği gibi bu açıklamalarda arka arkaya geldi. Siyasal söylem bir tutarlılık içerir. Hani bırakın bir siyasetçinin tutarlı söylem ortaya koymasını. Ya bizler bile toplumun karşısına çıktığımız zaman en azından bir cümlemizin ötekini naksetmemesi lazım ya da geçen hafta söylediğinizin bu hafta tersini söylememeniz lazım. Yani böyle bir dikkat var. Bir de siyasal metin hazırlayanlar Zaten şeyi de ben bu altılı masanın tenakuzunu da orada görmüştüm. Altılı masa bir siyasal müktesebat üzerine bina edilmedi. Reklamcıların efendim onu getirirsek böyle olur. İşte Davutoğlu'nu getirirsek 3 puan getirir. Ali Babacan'ı getirirsek 5 puan getirir. İyi Parti olursa şöyle olur. HDP de arkadan gelirse yani bir siyasal birikim üzerine bina edilseydi altılı masa yol alabilirdi. Ve her atılan adım ötekini desteklerdi. Oysa burada her atılan adım ötekine zarar verdi. Yani bir birliktelik, bir, bir, bir araya gelme falan. Meral Hanım'ın bu özellikle gazetecilere yaptığı konuşma bir yönüyle yani o nutuktaki e, tutarsızlıkların yansıması gibi olmuş. Zaten hepimiz de ona şey yap bir. Ayrı ayrısı bir. Şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılıp ayrılmadığını bence kamuoyu anlamadı. İki, seçime tek başına girip girmeyeceğine dair net bir mesaj vermedi. Nasıl bir siyaset yürüteceğine dair de toplum bir şey anlamadı. Burada bir, arkadaşlarımız bölgesel olarak çalışabilirler. E, tamam bu ne anlama geliyor? İki, İmamoğlu'nun şey ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkaracak mı? Kim çıkaracak? Yani AK Parti zaten adayını çıkaracak ve büyük ihtimal hem Ankara'yı hem İstanbul'u <laughs> alacak. Şimdi siz e, Kılıçdaroğlu'na TÜKK'a deyin, her türlü ağır suçlamalarda bulunun. Ama ben senin partinin içerisinde müttefiklerim var. Zaten öyle yürüdü bu. Bir de ya şunu da açık etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak ayakta tutan, bugüne kadar, e, duygusal olarak diyelim, e, Ankara ve İstanbul belediyeleriydi. Yani her partinin bu şey vardır ya, siyasetin finansmanı Türkiye'de belalı bir meseledir. Keşke bir anayasa tartışmasının temel Mes meselelerden birisi bu olsa biz uzun vadede siyas siyasetin finansmanını hukuka bağlasak şimdi e, siz e, parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de aslında o kadar aşağılanıyor, o kadar örseleniyor ki burada onların da çok ağır sorunları var. Sizin bir belediye başkanınız var. İstanbul'u İyi Parti'ye emanet etmişsiniz. Ankara'yı da İyi Parti'nin adamlarına emanet etmişsiniz iki parti ve Cumhuriyet Halk Partileri İstanbul Belediyesi'ne giremiyorlar. Yani orada etkinlikleri yok. Meral Hanım da galiba şöyle eskiden böyle çok TRT'de güzel şeyler olurdu. Diziler olurdu. Daha öğretici. Mesela öğretmenin daha asil olduğu daha böyle temsil ettiği işte bir hacı yatmaz tüccarın böyle uyanık olduğu böyle daha çok çıkar gözettiği falan şeyler olurdu. Şimdi baktığınız zaman ben Kılıçdaroğlu'nu aşağılayacağım. Ona her türlü eleştiri yapacağım. Koltuğundan başka bir şey düşünmeyen adam diyeceğim. Ama benim çıkarımın olduğu iki tane yer var. Ve esastan çıkarımın olduğu iki tane yer var. Mansur Yavaş'ın devam etmesinden yanayım. İmamoğlu'nun devam etmesinden yanayım. Ya bu kadar tutarsızlığı bu toplum kaldırmaz. Ben öyle görüyorum. Bir defa zaten İyi Parti büyük bir fikriyatı yok. İki aktör kaybına uğradı. Yani sözcü ve aktör kaybına uğradı. Üçüncüsü bir siyasal söylemden yani yüzde birlik parti bile olsanız e, sahnedeki konuşmanız ve aşağıdaki söylediklerinizin ya kendi içerisinde bir tutarlı olması lazımdı ya da ikisinin birbirini desteklemesi lazımdı. Doğrusu şuradan birisi şunu çıkarabilir. E, e, i̇yi Parti'de değişen bir şey yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bağımlılığından kendisini azade edemiyor. Ben bir İyi Parti yetkiliyle yaklaşık bir buçuk sene önce bir konuşma yapmıştım. Dedim ki ya sizin için bir altın fırsat var. Yüzde ona yakın oyunuz var ve her iki partiden de bağımsız yani Cumhur İttifakı'ndan da Millet İttifakı'ndan bağımsız bir yol seçin. Kendi siyasal kimliğinizi oluşturun, yürüyün hem iki partiye iki grup arasında da itibar görürsünüz yani istenen taraf olursunuz hem de bağımsız politika yürütürsünüz. Aslında Meral Hanım bir yerde ona dikkat çekti. Biz aslında bu konuyu daha çok onlardan daha çok gündeme getirdik, eleştirdik. Ya yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'li birisine din sorulduğu zaman orta çağ karanlığı der. İşte Osmanlı tarihi dediği zaman işte bir Tunç Soyer onu söylemişti. Ya neredeyse Venizelos'a rahmet okuyup şeye Vahdettin'e <laughs> küfreden bir adam gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partilerinin genetiğinde bu vardır. E şimdi Saadet Partisi var diye onlar kendi söylemini dillendiremedi. Saadet Partisi dindarlığını unuttu. Yani kendi politikalarını unuttu. Şimdi İslamcı bir parti HDP ve CHP'nin dinle alakalı tutumuna şey kaldı. Yani maruz kaldı. Şimdi bütün bu çelişkileri kendi içerisinde, içinizde yaşayacaksınız. Sonra toplumun önüne çıkacaksınız. Ne vaat edeceksiniz? Diyeceksiniz efendim biz çok erdemli insanlarız. Kişisel bütün çıkarlarımızı aşmışız. Siyasal çıkarlarımızı da bir kenara bırakmışız. Bir kağıt kürek işi icat etmişiz. Ve bizim bin, bin küsür tane maddemiz var. Türkiye'yi buna göre yöneteceğiz. Allah aşkına seçim bittikten sonra bu altılı masanın mutabakatına dair hiçbirisi bir cümle kurdu mu? Ya da Ümit Özdağ'la Kılıçdaroğlu görüşürken, yani şimdi Ümit Özdağ kim? İyi Parti FETÖ'cü olmakta suçlayan adam. Daha çok ırkçı, daha çok biraz faşist tarafları olan ve şeyin yani İyi Partili isimleri, hatta partinin kuruluşunu FETÖ'cülükle özdeşleştiren adam kendisini FETÖ'cülükle suçlayan adamla ittifak yapılıyor. Orada da sesini çıkarmıyor. Dolayısıyla bu kadar çelişik bir durumda siyaset nasıl yapılacak doğrusu merak ediyorum. Ya bir de Türk seçmeni artık şey, siyaset profesörüdür. Ee, bu Kılıçdaroğlu köylüleri hani 500 lira maaş alıyorlar dediğinde televizyonun birisi Ankara'nın bir köyüne gidip mikrofon tutmuştu. İnanır mısınız oradan 5 tane köylüyü getirin. Bir Cumhuriyet Halk Partisi analizi yaptırın. Sosyolojide konuşuyorlar, sosyal psikolojide konuşuyorlar, siyaset bilimi de konuşuyorlar. Bir köylü şunu söylüyor. Köyümüzde rektör var, milletvekili var. Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan şöyle şöyle üst düzey adamlar var köyümüzden diyor. Biz data satın alıyoruz diyor. Yani köylü şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki biz data satın alıyoruz. Benim traktörümün bir günlük masrafı şu kadar. Bazı evlerin önünde 3-4 tane teknolojik alet var. Bu adam neden bahsediyor? Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Acaba şeyler yani İyi Parti bir siyasal parti olabilecek mi yoksa bu arada kalmaya devam edecek mi? Meral Hanım'ın bu söylediklerine bakılırsa İyi Parti güçlü bir siyasal kimlik oluşturmay oluşturamayacaklar. İşte halk arasında ikircikli deniliyor. Böyle nalına da mıhına da bir parti olacak. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağımsız parti haline gelemedi. Bir cümleyle hani özetleyebiliriz olsun. <laughs> Peki, teşekkür ederiz. Bu ikinci açıklamalar aynı gün yapılan Levent Bey, siz nasıl analiz ediyorsunuz? Ya artık şöyle bir durum var. Benim gördüğüm <laughs> e, muhalefet tarafında ve işte Cumhur İttifakı'na karşı hemen hemen denenecek her şeyi deneyip başarılı olamamış Tarafta şöyle bir durum var. E, yavaş yavaş bir yandan e, sorumlulukları e, karşı tarafa atıp işin iyi taraflarını biz yaptık mesajı vermeye çalışılıyor. Diğer yandan da e, ya, öyle ya da böyle İzmir ve Ankara meselesi e, her iki parti için de çok önemli. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem İyi Parti için çok önemli. Çünkü bir şekilde biraz önce İhsan Bey'in de dikkat çektiği siyasetin finansmanı, Konusu açısından e, belediyelerin e, bir karşılığı var yani bu doğru yanlış işte ayrı bir tartışma konusu ama baktığımızda bugün e, İzmir Belediyesi işte İstanbul Belediyesi Ankara Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması özellikle Ankara ve İstanbul'da yapılan e, ittifak neticesinde e, iyi Parti'ye yakın isimlerin kadroların e, Ankara Belediyesi'nde görünüyor olması belirli ölçüde önemli. Şimdi onun için zaten bütün ittifakla ilgili ağır eleştiriler geliyor, geliyor, geliyor. Sonunda İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, ona bakarız deniliyor. Yani hani ayrı ayrı olacaktı, yani çağrı vardı, yani hem Erdoğan'a hem Sayın Bahçeli'ye hem Kılıçdaroğlu'na çağrı vardı. Yani biraz biz işte reklam arasında İhsan Bey'le şeyi konuştuk. Yani hani bu siyaset dili bir metin yazılırken nereye gideceği değil mi? Yani hani o önemli bir şey. Yani konuşuluyor ve ama işte böyle oturup tek tek analiz ettiğinizde o kendi içindeki çelişkiler ortaya çıkıyor. Ya bu şey tam kime ithafen kullanıldı? Yani ucuz etin yahnisi lezzetsiz oluyormuş ifadesi tam tam olarak kime? Yani bu Acaba kendilerini çok ucuza teslim yani, ettiler CHP bunu mu demek ya istiyor? Bence ağır bir ifade. Yani siyaset dili açısından ağır bir ifade. Ee, tamam hani bizim e, kültürümüzde atasözlerini kullanmak önemli. Bazı konuları ifade etmek için atasözlerine başvurmak önemli ama biraz ağır bir ifade. Yani sonuç itibariyle e, karşı tarafta uzun süre, işbirliği yaptınız, masalarda oturdunuz, tartıştınız, kalktınız, bir daha oturdunuz, beraber aday çıkardınız, ee, işte yemekler yediniz, yemekler yenildi, kahve içildi, vardı. kahveler içildi, <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderdiniz, İstanbul'da buluştunuz, bir sürü olay oldu. E şimdi böyle bir etkinliğin içerisinde yani bu ağır bir ifade. Yani bir de bugün galiba e, Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir gazetecinin ifadesi vardı. O şimdi sanki Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oradan yürüyecekmiş gibi hissediyorum. İşte Kemal Bey e ne derseniz deyin asla e, herhangi bir lider için çok ağır ifadeler kullanmadı, çok nazik kaldı. Ama masanın diğer ortakları çok ağır konuştular falan diye tam ismini hatırlayamıyorum şimdi. Yani gerçekten hatırlayamadığım için ismini vermiyorum. Hatırlasam söylerdim. Yani demek ki oradan da yürünecek çünkü Meral Hanım'ın ifadeleri ağır. Ee, tabii Kemal Bey'in de yap, yaptığı bazı şeyler masanın diğer partnerleri açısından yenileri yutulur değil. Yani işte iyi parti iyi partiye çok ciddi ithamlarla iyi partiden ayrılmış Sayın Ümit Özdağ neredeyse kabinenin yarısı verilmiş mesela gizli protokol var. Yani tabii kolay değil. Yani Meran Hanım belki yani karşı karşıya kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu profili için. Belki az bile konuşuyor ama yine de bu siyaset dilinde ağır ifadeler bunlar. Ama şunu söylemek lazım. Ben ee, yani siyaseti şöyle okuyorum. Dün ne konuşulduğunun hiçbir anlamı olmuyor. İki ay önce söylenenin de hiçbir anlamı olmuyor. O gün eğer İstanbul Belediyesi etrafında bir e, çıkar maksimizasyonu olacak olursa yani şundan da eminim. Eğer Kemal Bey CHP'nin başında kalırsa ki öyle görünüyor bırakmamaya niyetli. O günde bir şekilde İmamoğlu Sayın İmamoğlu hem medya hem sosyal medya üzerinden kazanacağına ilişkin algıyı sürdürürse ben Meral Hanım'ın İmamoğlu karşısına aday çıkarmayacağını Hatta olası bir ittifakı çıkıp ya öbür taraflar öyle ama hani bu burası önemli. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızdı zaten Cumhurba e, ama olmayınca Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptık. Şimdi İstanbul'da karşısında duramayız siyaseten diyeceğini değerlendiriyorum. E, ama Sayın Yavaş için e, aynı düşünceleri paylaşmıyorum. Çünkü e, baktığımızda son dönemde açıklamalara e, ağırlıklı olarak e, ben Meral Hanım'ın Sayın Yavaş için e, kullandığını düşünüyorum. Bu cesaret meselesini. E, çünkü... Orada Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi dinamiklerinden geldiği için tam böyle delegelerle de kavga etmek istemedi. Ama Sayın Yavaş çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayım diyebilirdi. İyi Parti'nin baktığı yerden konuşursak. Onun için ağır ifadeler. Ve ben yine son ana kadar tıpkı altılı masada olduğu gibi belirsizliklerle bu işin devam edeceğini, gitgellerle devam edeceğini düşünüyorum. Muhtemeldir ki Sayın Kılıçdaroğlu da ilk fırsatta Meral Hanım'ın açıklamalarına bir cevap verecektir. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi de kendilerine yönelik gelen bu ağır ifadelerin altında kalmak istemez. En azından Kemal Bey'in çevresi, e, Kemal Bey bir kongreye giderken altında kalmaması gerektiği yönünde telkinde bulunur. Peki şimdi e, Meral Akşener'in açıklamalarına gelen tepkilere bakacağız. E, CHP tarafından e, öncelikle eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in e, açıklamaları var. Şunları söyledi Gürsel Tekin. Millet iradesiyle seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesini İyi Parti aylarca <laughs> tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Genel başkanımız hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı. CHP'nin genel başkanı dahil olmak üzere Ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İyi Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. <laughs> CHP'nin hedef tahtasına oturtulduğu eleştiriler insafsızca diyor Gürsel Tekin. Meral Akşener açıklamalarına bu şekilde tepki gösterdi. E, Hulki Bey bu açıklamaları nasıl değerlendirmek lazım? Vallahi Gürsel Bey eski CHP'li yani şimdi CHP'li de eski milletvekili. <laughs> <laughs> ee, mevcut milletvekili kalmadı mı şeyin? Yani Gürsel Bey'in de açıklama yapma hakkı da e, Parti, me yön parti me yönetiminden de cevap gelmedi. Ha. Vekillerden de yok henüz. Niye ki? Yani bir Barış yazdı bir <laughs> arkadaş e, uzun bir tweet attı bir de Gürsel Bey cevap verdi. E, ama yerleri ülü taklidi yapıyor abi. Evet ama Gürsel Bey de diyor ki bak benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı diyor. E, İyi Parti'ye söyleyemediğini Kemal Bey, işte Gürsel Bey'e söylüyor, sahip çıkmıyor. Bolu Belediye Başkanı CHP'liye atın bu adamı diyor ve atıyorlar. Değil mi? Atın bu adamı diye disiplin kuruluna söylüyor. O açıklamalar yayınlanıyor. Yani kendi partisi içinde Kemal Bey'e en ufak bir şey söyleyenin yaşama hakkı yok. İşte Muharrem İnce'ye de öyle oldu. Cumhurbaşkanı adayı yaptılar daha önceki seçimde. Sonra başına neler geldi? E, CHP'de Atatürkçülüğü <laughs> öne çıkaran insanların pek geleceği olmuyor. E, belediye başkanlarını atıyorlar ama sadece bu son açıklamasında değil Meral Akşener daha önceki masadan kalktığı zaman yaptığı açıklamada öyleydi. Sonra genel kurulda yaptığı açıklamada öyleydi. Hepsi çok ağır <laughs> ifadeler. Yani ağır konuşalım. Nasıl kimse ciddiye almaz diye mi düşünüyorlar? Anlamadık ki. Evet Gürsel Bey doğru söylüyor. E, CHP'ye savunmuş son cümlesine bakarsak hedef tahtasına oturtuldu İnsafsızca diyor ama e, CHP'nin mevcut yönetimi insaflı buluyor demek ki. Ya yani onlar konuşmadan ne diyelim ki? <laughs> Teşekkürler. Başka hani, bir şey peki. Konuştuktan sonra şey var ya. E, Telsiz konuşmalarında stop mu dediniz? <laughs> anlaşıldı tamam. Stop. Yani. ha tamam anlaşıldı tamam. Anlaşıldı, ha, tamam. telgrafta stop var. vardı. stop. Evet, evet. stop ben de tamam. telgrafı Red Kit Red Kit'ten biliyorum. Tamam. Anlaşıldı tamam. Ee, ben de pek çok peki, yaklaştım. Stop. Melik Bey siz nasıl değerlendireceksiniz bu e, açıklamada Gürsel Tekin'i? Valla ben yani Gürsel Bey'in özellikle o son cümlesini katılıyorum. Yani e, ...CHP'nin hedef tahtasına oturduğu... ...ve eleştirilerin insafsızca olduğu bölümüne katılıyorum. Stop. E, bunu samimiyetimle söylüyorum. <laughs> yani... ...bu yenilgi hepinizin. Bütün böyle... E, ...Kemal ve günah kesisi inan edip... ...bütün faturayı ona çıkarmaları... ...gerçekten ben de insafsızca buluyorum. Yani... ...sonuçta Kemal Bey kafanıza silah dayıp ...ya beni aday seçsin ya... E, ...son duanızı edin demedi. E, değil mi? Yani... ...e biz o şu hangi, ana kadar... ...o hangi diziden son doğan <laughs> ...Türk filmlerinde var ya... <laughs> ...Cüneyt Arkın... <laughs> ...şimdi... ...52 tane toplantı yaptınız... ...şimdi Sayın Akşener diyor ki... ...ya biz diyor... ...son ana kadar... ...hani... E, ...Kemal Bey ismini beklemiyorduk... ...peki Sayın Akşener... ...tüm Türkiye... ...ve hepimiz... ...her akşam bunu tartışırken... ...Allah aşkına siz 52 tane toplantıda ne konuştunuz ya... ...ne konuştunuz... ...en son Sayın Babacan bir yayında şey dedi kenar boşluklarından tutun işte puntoların büyüklüğüne işte başlıklara falan hepsini, hepsini konuşuyoruz. Babacan akademisyen ya akademik makale yazarken hakemli dergilerin şartları var. Üste <laughs> sağda solda boşluk bırakma <laughs> hangi puntoyla hangisi bold koyu yazılacak Ka hangi karakter Times Roman mı yazılacak o, o, o şekilde. Ya şekil işte de. esas meseleye gelememişler yani evet. E, hani böyle şekli tartışıklı esas meseleye bir türlü gelememişler. Şimdi benim anlamadığım şey... ...bir tane bunu... E, ...yani samimiyetimle söylüyorum. Niye bu sürekli böyle samimiyetle söylüyorum? Çünkü her böyle sorumda... ...bir hinlik arıyorlar tamam mı? Ya bu yine böyle masayı karıştırıyorum. Masa diye bir şey kalmadı. Rahat konuşabilirim artık. Şimdi e, diyelim ki... E, ...adayın... Hani ...kemal bey olma olasılığı arttı... ...ve sayın Akşener... Bunu ...bu durum Akşener'i enişelendiriyor. Mesela... Birkaç toplantı önce diyelim ki hani seçimi 5-6 ay önce ya bu adaylığı da bir konuşalım. Niye hiçbiri dememiş mesela 5 isimden hiçbiri. Ya da ya da onu da geçtim ya. Ha mesela ben olsam ya Kemal Bey adaylık Bülent Kuşoğlu aylar öncesinde seçimde dedi ki ya Kemal Bey olur ya Marsa dağılır dedi. Değil mi? Res çekti. Ee, keza Erdoğan <laughs> Toprak Kemal Bey ile kazanıyoruz. Anketlerimiz bunu gösteriyor dedi. Ee, bütün parti yöneticileri Kemal Bey'in adaylarını söyledi. Peki ma mesela masada biri dönüp hadi tamam yani adayı kim yapalım diye soramıyorsunuz. Kemal Bey cidden adaylık düşünüyor musunuz diye bir soru sorsanız gerisi gelecek zaten. Onu da sormamışsınız. Evet ne konuştunuz? Yani son ana kadar beklemişsiniz. Gültekin Uysal artık adayı konuşalım benim adayım Kılıçdaroğlu. Olay orada başlamış. Şimdi e yani ben gerçekten anlamadım ee, bu şeyi evet yani bir sürü şey tanıklık ettik olay altın masada geçiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz bu benim bir hikayem var bunu daha önce anlatmıştım adamın biri hızlı okuma kursuna gitmiş sevgili Serhan ee, sonra demiş ki arkadaşına ben demiş e, Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını e, işte 8 saatte okudum ya demiş nasıl okursun orta 4 cilt ortalama 1200 sayfa ee, evet demiş işte her birinin cildi 2 saatte okudum demiş Allah Allah demiş peki ne anlatıyor bir anlatsana demiş olay Rusya'da geçiyor demiş başka demiş o kadar anladım demiş şimdi burada da hani Bakıyorlar. Olay, olay masada, olay masada geçiyor. Yani sen, Anlamış bunlar hepsi. Hayır sen de anlamışsın. Ha ben de anladım. Yani olay masada geçiyor. Yani iki, yılın, ak sonucunda, evet. <laughs> iki ak... yılın sonucunda anladın. Olay masada hayır. geçiyor değil mi? Hayır. Meral Hanım'ı izledim. Diyor ki işte altın masada bu konuşulmadı. İşte ben sonra şimdi röportajına baktım bugünkü röportajına. Ben sonra ana kadar Sayın İmamoğlu'na aday olacağını düşündüm. Allah Allah. Peki Kemal Bey 432 kere dedi ki Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş görevine devam edecek. Devam edecek yani. Biz yazdık. Hadi diyelim ki hani kaçta okmadınız. <laughs> Parti üyesi açıklama yapıyor. kenar Başkan açıklama yapıyor. Yani ondan da mı haberimiz yok? Sen İmamoğlu ve Mansur Yavaş zinhar görevine devam edecek sözüm var. Tartışma bitmiştir dedi en son. Hani herkes anlasın diye yayında tartışma bitmiştir dedi şimdi e, burayı da anlamamışsınız olay yine masada geçiyor ama olay yine altın masada geçiyor burayı da anlamamışsınız ondan sonra Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan'ın her toplantıda egosu var onu da anlamamışsınız sizi <laughs> 0-25'lik partiyle eşitlemişler yuvarlak masa yapmışlar onu da anlamamışsınız bir türlü sadede gelmiyorlar artık seçim sayılı günler kala bu işi oldu bittiye getirecekler belli o da anlamamışsınız. Masada anlayınca masadan kalkmışsınız. Hayır, masada niye oturduğunu anlamış mı? O masaya niye dahil i̇şte, olmuş? İşte şey de yok, anlamamış. Ben izledim, anlamamış. Mesela burada niye oturuyorsun sen? Ben biliyorum. Yorum ha. yapmak için. Yok, anlama. <laughs> Vallahi ben Afet'le konuşması izledim. Masaya niye oturduğunu da anlamamış. Yeni yol diyor. İşte falan yani anlaşılmıyor. Şimdi diyelim ki son toplantı Sayın Gültekin Ustal dedi ki: "Ya biz adayı konuşalım." Biliyorsunuz değil mi abi Açır, açılışı yapıyor Temel Bey Gültekin Bey söz alıyor diyor ki artık aday konuşmanın zamanı en çok Kemal Bey hak ediyor Kemal Bey olmalı diye konuyu açıyor orada film kopuyor Meral Hanım toplantıyı terk ediyor anlıyor ki evet bunlar bir dedi ya kumar masası bunlar anlaşmış falan filan tam orayı da oraya anladınız peki masaya niye tekrar döndünüz demek ki yine anlamamışsınız masada oturanlar dedi ki masaya geri, o sırada CHP'ye yakın ya da öyle gözüken, hem yakın olanlar hem öyle gözükenler diyelim. Ağır hakaretler bombardımanına tutarken Meral Akşener'i, masada oturanlar ne dedi beş kişi? O gelmese de biz beşimiz imzalarız dedi. Aynen öyle. Ona rağmen ya bu kadar dışlanmışlık içinde niye bir mecburiyet var? O masaya olan sadakatiniz nedir? Ya Peki, da sadakat görüntüsü <laughs> altında başka bir şey mi var? Peki etik olmayan bir şey daha var. Yani hep hepsi ettik mi diyorsun? A Aytun Çıray diyor ki... ...Erdoğan Toprak... ...hani bizler... ...yeniden masaya dönsün diye... ...oturduk, kafa yorduk. O 72 saat... E ...de... ...hani 3 günlük sürede... Bahadır Erdem de. So ha Bahadır Erdem özellikle. Sonra diyor Erdoğan Bey... ...buldu formülü. Dedi ki buldum. Ne buldun? İmamoğlu Mansur Ercan'ın başkan yardımcısı olsun. Güzel... Ama bu formülü biz Meral Hanım bulmuş gibi olsun. Çıksın desin ki bu formülü ben buldum. E bir onurlu dönüş masaya bir yol. Sonra bu iki belediye başkanına da kazık attılar. Bak zorla 12. madde olarak yazdılar ya protokol. İsimleri atıyor. bile yok. İsimleri bile yok. 12. madde yaptılar. Bir kazık bu ama asıl kazık seçim gecesi. Bu iki belediye başkanına e, ...Anka'nın ve Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları... ...CHP'nin kaybettiğini, Millet İttifakı'nın kaybettiğini gösterdiği halde... ...ekranlara çıkarıp kazandık açıklaması yaptırarak bir kazık öyle. dağıttılar. Yani, o orada gelen merkezden biri yaptırmış. Yani Kim yaptıysa ama yapıldı. Şimdi dolayısıyla <laughs> hani bütün tabloya baktığımızda... ...bu altılı masadaki şeyiniz... ...hani ona ne diyecekseniz... ...hani günah... E, ...yanlışlık... ...siyaset acemilik... ...her neyse bu altınız eşit paylaşmışsınız. Şimdi niye o zaman e, Kemal Bey hedefe oturtup bu kadar insafsızca eleştiriyor? O yüzden ben Gürsel Bey'in o dediğine gerçekten katılıyorum. Yani Kemal Bey insafsızca eleştiriler yapıyor. Gerçekten insafsızca eleştiriler yapıyor. Yani hepiniz mükemmeldiniz. Eee Kemal Bey mi başaramadı? Hani o dört tane çeyrek porsiyon partiler yani siz siz demediniz mi yani Anadolu'ya bir selam çakarız. Yine o yüzde 49'u geri alırız. Öbürü demediniz mi? Ben AK Parti'nin ekonomisini kurtardım. Özgül ağırlığım var. Hepiniz bunu dediniz. E, Sayın Akşener siz bütün anketlerde demediniz mi? Yüzde 20 makasındayız. Hatta İhsan abi bir yayında imkansız bir şey. Hani yüzde 11 bile büyük bir rakam dedi. E, bir Başka bir yayında izliyordum. İYİ e, e Partiler, ya en kötü ihtimal yüzde 16-17 falan diye böyle trolleri sosyal medyada yazıyor e, bir falan. Bir... E ne oldu? İhsan abi yine iyi niyetliymiş yani. Dokuz çıktı. yani e, Masada ellerini yükseltebilmek için birbirlerine poz yapmışlar. Abi anladım ama o zaman tamam. Hepiniz böyle dediniz ki biri dedi ki benim kerametim var ben uçabiliyorum. ...biriniz dedi ki benim kerametim var... ...hani neye dokunursam çiçek oluyor... ...eyvallah... Bir benim kerametim var ben uçağı indirebilirim... ...eyvallah... ...hünerlerimizi sergileyelim... ...abi uçağı indir... ...ya indiremiyorum ben aslında şaka yaptım güzel... ...peki sen uç bakayım... Vallahi uçamıyorum aslında güzel... E, ...dokumuna çiçek olsun Vallahi o da... E, ...tamam o zaman hepiniz doğruyu söylememişsiniz... ...niye birbirinizi suçluyorsunuz... ...ya normallik yok mu burada... O yüzden diyorum Kemal Bey'e haksızlık yapılıyor. Bunu, bunu, samimiyetimle söylüyorum. Yani e, a, burada söylenmesi gereken nedir sevgili Serhan? Ya mesela ben Sayın Akşener'in yerinde olsam hani bir ses genel başkanına ne kadar hani empati sağlıklı kurabilirim o tartışmalı ama ortalama bir akılla ben onun yerinde olsam ya bir masa kurduk bir şey denedik olmadı ya söz verdik yerine gelme. Ben milletten özür diliyorum. Bundan sonra kendi yoluma gideceğim. Benimle varmışsınız. Bu kadar ya. Böyle bir buçuk saat konuşma yapmanıza gerek yok. Toplam bir buçuk dakika sürdü bak bu. Ya Bence daha etkili olur. Herkes ya şimdi yani bu o. şeye döndü abi banker <laughs> biliyor filminde. Ya yaptım yaptım ama hele sor niye yaptım. Olmaz <laughs> banker abi. Banker biliyor sizi değil, değil kurtarmaz mi? kurtarmaz ki. Ya sa sazan sarmaz. Bak ...birbirlerine bir gram güven olmayan bir masaydı. Kemal Bey'in şu sözünü de hatırladım şimdi sen bunları konuşurken. Demedi mi bu iki belediye başkanı için? Ya benimle olun ya önümden çekilin dedi. Aynen. Ve bir e, tweet Twitter, Twitter kampanyası başlattılar. Bu iki belediye başkanı da yanındayız, beraberiz A, evet, diye mesajlar evet, attılar. Sonra gördük ki yanlarında falan da değilmiş. Değil. Adam karşısına çıktı bak aday oldu. A ya sen çekil cumhurbaşkanı olayım dedi, olmadı sen çekil genel başkan olayım dedi, olmadı. Şimdi belediye başkan adaylığı tehlikede. Ben olsam aday yapmam. Ya genel başkanına bu kadar ihanet eden ya, adam şey Ya ben, ben şey, şey söyleyeceğim. Olur. Bak Meral Hanım'ın yaptığı işte çok etik değil. Yani şimdi mesela diyor ki ben iki belediye başkanına atıştan gömlek giyin dedim. He. Yapamadılar özür Ama dilerim. Ama akıllanmadım hala onlara aday yapacağım. Diyor. Ya. Yani İmamoğlu ve Yavaş adına kamuoyunda <laughs> özür dilemeniz ayıp bir. İki... ...bir başka partinin belediye başkanına diyorsun ki... ...harekiri yap. Yani... ...genel başkanı partilere rağmen... ...nasıl aday olacak? Böyle bir şey mümkün mü? Onu yapsa CHP ona oy verir mi ya tabanı? Hayır. Ha, onu diyecektim. İmamoğlu velev parti ki, kursa sıfır oy alır. Ha, velev ki... ...şey dedi ki... ...Ekrem Bey dedi ki varım ben o gömleği giymeye... ...tamam. Onu nasıl aday yapacaktınız? Altın masaya. Nasıl yapacaktınız? Yani kendi genel başkanın rezervi var. CHP'den de oy alamayacaksınız. Ekrem Bey iyi Parti'nin adayı mı yapacaksınız? Yani. Ya alsaydın partine yapsaydın yapsaydınız. Yapsaydınız. Onu da yapabilirdiniz. Yapsaydınız onu da yapamadınız. Yani dolayısıyla Nereden e, şey de etik değil. Yani siz bu kadar milletvekiliniz var, teşkilatınız var, kurucularınız var, partiniz var. Bir tane aday çıkaramıyorsunuz yani, musunuz ya. Bir tane aday bulamayıp bir başka partinin belediye başkanına teklif yapmanız zaten etik değil. Bunu basın toplantısında çıkıp söylemeniz yine etik değil. Üçüncüsü de genel başkana rağmen cesaret edemediler. Olmaz ki öyle bir şey. Yani böyle bir şey olur mu? Yani burası da tutarsız. Yani beni bağışlasın Meral Hanım ama hakikaten yani konuşma toplamda tutarsız ve içi boş e, bir, bir şey. Kusura bakma <laughs> ama romanı yanlış okumuşsun. Olay demek ki altılı masada geçmiyormuş sadece. Masa dışında da olaya geçiyor. Değil mi? Olayla başka yerde de geçiyor. <laughs> evet. Başka. <laughs> sadece da varmış şeyde, altılı dışarıda. masada da evet, geçmiyor. Evet. Yani dolayısıyla hani burada e, hakikaten şey var. E, ya yani büyük sıkıntı var. Ama dediğim gibi sayın Akşener... E, bence bu afyondaki fırsatı tepti. Yani Kürşat Zorlu'nun açıklamasıyla birlikte hepimiz oraya fokuslandık bir şekilde. Ya yani, ilgili olanlar tabii kamu çok umurunda değil. Yani evde ...bizim misafirler falan da vardı... ...akşam ne dediğinde iki gün geçmiş haberleri yok... ...akşam işte kahve içmeye gelirler... ...valla haberleri yok yani... ...ne demiş ki falan diyor... ...ben yes. de dedim ben yayına gideceğim... ...notlara bakayım diye... Deseydin, olaya ee, ...ilgili olanlar, o yüzden ilgili olanlar diyeyim... ...ilgili olanlar... ...hani böyle fokuslandı... ...şimdi bunu... ...bu şansı da kullanamadın... ...kullanamadınız yani... ...heba ettiniz bunu da... ...dolayısıyla ben Sayın Gürsel Tekin'e... Ee, yani özellikle haksızlık yapıldığı noktasına katılıyorum. Mesela o mezhepsel mesele, partimizdeki arkadaşın mezhepsel tartışı, gerçekten Kemal Bey'in mezhebini tartışma konusu yaptı. Kendisi yaptı ama ya. Ben yani, Aleviyim diye durup dururken ama, açıklama o da doğru bir Kimse şey yapmadı sormadı, da. O da doğru bir şey yapmadı da. Kimse sormadı tartışma ama yoktu. Ama ondan önce de ilginçtir. Biri Türkiye İşçi Partisi, diğeri de İYİ Parti'den tartışma konusu yaptı. Yani mesela Kemal Bey aday olursa onun mezhebini tartışma haline getirir ee, e, karşı taraf dendi ya. Ya Allah aşkına ben şeyi geçtim. Yani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın falan hepsini geçtim. Sıradan bir üye bile bunu tartışma konusu yaptı mı Allah aşkına? Hayır bir de bizim Cumhur İttifakı'na bu tartışmanın Erdoğan yanlış ki, olduğunu söyledi. Senin e, şeyin e, başım gözümün üstüne... ...biri eleştirir karşısına durursa... ...ben hesabını tabii sorarım dedi. Tabii, tabii, tam tersi. Ve kendi içimizde bunu tartışma konusu yaptınız. Ee, orada da hani... ...Gürsel Bey haklı. Yani özetle ama... ...sonuç itibariyle... <laughs> e, ...yani Gürsel Bey'in... ...hani... ...tam böyle olarak... E, belki ...belken yani düşünemediği şey... ...masa yanlış kuruldu. Yanlış kuruldu, yanlış gitti... ...her şey yanlış, 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 yanlış... ...ortaya da böyle bir şey gibi domino etkisi yani evet. yanlışlar zinciri. E şimdi herkes birbirini suçlara akramaya çalışıyor. Aa burada kimse Süre, kendi süren kurtaramaz. Doldu, stop evet dedi bak Erhan. Evet evet ben anladım. <laughs> Peki şimdi e, bu tepkilere iyi parti cephesinden bir açıklama ekleyeceğim altına. Erhan Uslu'nun açıklamaları var. E, o da e, seçimdeki mağlubiyetin nedenlerine bir nevi açıklamış. Diyor ki bir önceki seçim döneminde 600 oy alınan bölgede oylarımız 20'ye düştü. Biz kendi hatalarımızın bedelini kendi oy kaybımızla ödedik. Bizim tavırlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanı adayında oy kaybı olduğunu söylemek yanlış olur. Bizim karşımıza her yerde terör meselesi çıktı. Vatandaşa sordum siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz dedi diyor. Bu da bir nevi dediğim gibi mağlubiyetin sebeplerini Erhan Usta da açıklamış. Şimdi İhsan Bey hem Gürsel Tekin'in tepkileri var bir yandan CHP'ye çok fazla yüklenildiğini söylüyor Meral Akşener'in konuşmalarında. Siz o açıklamalara katılıyor musunuz? Daha sonra Erhan Usta'dan itiraf gibi bir takım açıklamalar var Seçimi neden kaybedildiğini. O açıklamalar konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle üç başlıkta özetlemeye çalışayım. Birincisi aslında Kılıçdaroğlu masadaki bütün liderlere tecrübesini gösterdi ve hepsine rüya gördürdü. Hatırlarsanız mesela bir televizyon programında Ali Babacan'a dediler ki efendim dediler size doğru yöneldi bu adınız geçiyor aday olabilirsiniz. Ya Ahmet Davutoğlu diyecek ya doğal olarak başbakanlık yapmış adamım Allameci Hanım işte dış politikada işte o kadar yazıp çizdiklerim falan var. Ya, masada ben varken yani bu işte yarı cahil adamlar mı genel başkan olacak? Meral Hanım da başbakanlıkla şeyini kesti ama yine de acaba döner dolaşır şans bana gelir mi diye de işlerin içe bir beklentisi vardı. Zaman zaman da dediler ki ya bu işte bilgi adam Karamallıoğlu herkesin mutabakat sağlayacağı falan. Bu arada da bir ifade kullanayım bu iki yıllık süreçte birçok gazeteci, köşe yazarı, birçok siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından böyle biraz şey yapıldı nasıl söyleyeyim fazlaca iltifat edilerek kendilerinin de biraz yürüyüşü değişti. Şimdi yüzde bir oy olmayan bir genel başkan her gün televizyonlarda işte gazeteciliği şüpheli olan yani gazeteci mi değil mi müteahhit mi belli olmayan bir adam büyük gazeteci modunda dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o kültürel iktidar grubu bunları sürekli pop oluyor. Bunlar da iki yıllığına böyle gerçekten biz genel başkanız gerçekten iyi gazeteciyiz, gerçekten büyük adamız modunda dolaştı. Aslında bu bir illüzyondu. Bir herkes şeyi Cumhurbaşkanı aday olabilir illüzyonunu buna oynattı Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi medyası da birçok düşünce adamına, köşe yazarına işte genel başkana bir büyük adam illüzyonu oynattı ve şu an kimsenin dönüp onlara baktığı yoktur. O 2 yıl kahraman gibi sokaklarda dolaşan insanlar bir CHP'li seçmen tarafından nefret ediliyorlar. İki kendi seçmenleri bu insanlardan nefret ediyor. Yani genel başkanlar için söyleyeyim. Aslında Kılıçdaroğlu çok usta bir oyun oynadı. Ve herkesi genel başkan olacakmış modunda pardon cumhurbaşkanı aday olacakmış modunda tuttu. Zaten o kendi oyununu oynayacağını biliyordu. Biz de bunu zaman zaman açıklıyorduk. Ama kendisi en büyük rüyayı görmüş yani. Bence şöyle <laughs> ustalık bence Kılıçdaroğlu'ndaydı. Doğrusu yani oradaki 5 evet. beş genel başkana pabucunu ters, yok. Ters, ters giydirdi. Demek ki yani şöyle Kılıçdaroğlu ısrarla aday olmak isterken Meral Hanım İmamoğlu'nun aday olacağına nasıl inandı? Ya da Temel Bey acaba işte top seker bana gelir mi diye nasıl düşündü? Bence Kılıçdaroğlu burayı ustaca oynadı. İkincisi zaten Masa bir mühendislik masasıydı, siyasal bir masa değildi. Ben zaman zaman bunu dillendirdim. Yani masaya Davutoğlu, Babacan ve Saadet Partisi oturdukları zaman, masaya oturdukları gün toplamda %7'ye yakın oyları vardı. Kamuoyu destekleri daha yüksekti. Masada bu bir buçuklara düştü toplam 3 partinin oyu. İyi Parti'nin 13-14 puan oyu vardı. İşte oturma kalkma seansından sonra bu %7'ye düştü. Hatta bir gün yani seçime galiba 4-5 ay kala şu ifadeye karşı ben dedim ki ya diyorlar ki biz sadece şeyle ya yani HDP olmadan Cumhur İttifakı ile oylarımız eşit. Ya bu mesele mantıklı bir soru bir önerme olduğunu düşünelim. Ben bir gün dedim ki arkadaşlar gelin bakkal hesabı yapalım. AK Parti oyları işte 37 38 39 civarında o dönem geziniyordu. Zaman zaman 40'a 42'ye de çıktı. Ya AK Parti'yi 37 sayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 8 sayalım. bu 45 46 yapıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 22 ile 25 arasında. İyi Parti de bazen 12 saydık, bazen 10 saydık. Topladığınız zaman 35 yapıyor. Ee, diğer partiler zaten bir katkıda bulunmuyor. Şimdi 35 36 ile 46 birbirine nasıl eşit oluyor ki daha HDP olmadan zaten onların matematiği buna dayanıyordu. Aynen. HDP olmadan Cumhuriyet Halk'ın şey, başa başmış. Onlar. HDP olunca da %10 dedim ya gelin bunu bakkal hesabıyla yapalım. Hiç araştırmacılığa da müracaat etmeyelim. Ha demek ki yani mantık, izan ve ölçme değerlendirme kabiliyeti o kadar körelmiş ki artık bunları kimsenin gördüğü yok. Gelinen noktada şöyle işte tam seçim biter bitmez bu ifadeyi kullanmıştım. Bu yenilgi karşısında bu hayali senaryolar siyasetten kopuk, gerçeklikten kopuk senaryolar karşısında her parti kendi travmasını yaşamaya devam edecekler. Aynı zamanda da bu travma devam edecek ederken birbirlerini de e, suçlamaya devam edecekler. Bu çok kolay atlatılabilir bir travma değil. Doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi ne Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden partinin iç işleriyle oynarken ne de bugün bence bir e, disiplinli, sağlıklı bir siyasal e, parti refleksi göstermiyor. Kemal Bey'in şöyle bir özelliği var, başarılı da bu konuda. Ya O gün adaylık meselen vardı, bir susayım, herkes söyleyeceğini söylesin, zaten istediğimi ben yapacağım. Şimdi de özellikle bu ittifak meselelerinden dolayı karşı çatışmalara girip genel başkanlığını zedelemek istemiyor. Ben genel başkan olana kadar devam edeyim, kim ne söylerse söylesin. Zaten genel başkan da seç, 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 seçileceğim partide tekrar, kongrede. Ha, o zaman oturur İmamoğlu'yla da Mansur Yavaş'la da Meral Hanım'la da ya hesaplaşırım ya da masaya oturup pazarlık yaparım. Yani aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sürecindeki taktiğine devam ediyor. Ama e, terör meselesine gelince siz bir milliyetçi parti olarak iddia e, ortaya çıkacaksınız. Bir takım büyük büyük laflar edeceksiniz. MHP'yi kötü milliyetçilikle suçlayacaksınız. Ama Cengiz Çandar gelecek göğsünü gere gere böyle ağzına doldura doldura diyecek ki Rojava'da bir devlet kuruldu. Türkiye'de de bir devlet kurulacak. Ve biz Türkiye'yi veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni buna alıştıracağız. Bu adem merkeziyetçi yaklaşıma. Yani şimdi Rojava'da bir devlet kuruldu. Burada da kurulacak. Adem merkeziyetçiliğe CHP alıştıracağız. Kemal Bey azgın azınlığı baskılama konusunda da önemli bir iş yaptı. Şimdi bir parti ya da e, orduyu şey kuzey Irak'tan çekeceğiz Suriye'den çekeceğiz diye bir parti bir iddiada bulunacak. Siz de o masanın parçası olacaksınız. ya kusura bakmayın da bu millet bu devleti sokakta bulmadı ki. Sizin milliyetçilik yalanlarınıza teslim etsin de bence Erhan Usta'nın söylediği çok doğru. İşte yüzlerce oy aldığımız köyden 20 tane oy aldık dedi. Kendi köyümden dedi. Millet bize şunu söyledi. Teröristlerle işbirliği yaptınız. Dolayısıyla milletin basireti yüksek, bu millet siyaset profesörü ve keşke şöyle olsa bu milletin siyasal kapasitesine uygun siyasi çalışmalar olsa da millet baktığı zaman gururlansa bunlarla. Ama görünen o ki, bir de tabii Gürsel Tekin şu an partinin yönetiminde değil. Belki bu İmamoğlu-Kılıçdaroğlu mücadelesinde biraz safını genel merkezden yana gösterdiği için etkili olabilir keşke içeriden bir cümle kurabilecek bir tane beyefendi çıkmış olsaydı bunu göremeyeceğiz muhtemelen Kılıçdaroğlu kongre bitene kadar bu konularda konuşmayacak. Kongre bittikten sonra da İstanbul'da ya da Ankara'da varlık göstermek için yine iyi Parti'ye ihtiyacı olduğu için ben şunu çözmeye çalışıyorum. Bu kadar hakaret, bu kadar saygısızlık, bu kadar içe dönük örseleme yapıldıktan sonra Acaba her iki tarafta tekrar biz çok kutsal adamlarız. Bu Tayyip Erdoğan'ı da yenmek istiyoruz. Gelin kutsal ittifaka devam edelim. Hani haçlı seferler olurdu ya bazen böyle. Bütün şeylerden, ülkelerden falan filan seferler toplanırdı. Yenilirdi, bir daha yenilirdi. Tekrar bu motivasyonu neyle oluşturacaklar devam edelim. Hatta şöyle, Türkiye siyasetinin geleceğine dair hangi cümleyi kuracaklar ben onu da çok merak ediyorum. Muhalefet partileri. Evet. Peki Levent Bey bu iki açıklamayı Gürsel Tekin'in CHP tarafından açıklamaları ve Erhan Usta'nın da seçim mağlubiyetine nelere dayandırdığını bir nevi işte itiraf mı desek? Nasıl tarif edilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Gürsel Bey'in açıklamalarına baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son dönemde oyun dışı kalmış pek çok aktörün serzenişlerinden bir tanesi gibi geliyor bana. Tabii şunun altını çizmek lazım. Yani konu seçim dönemi ise orada işte arkadaşlarımızın mezhepleri tartışıldı diyor. Doğru. İyi partili bazı isimlerin Kemal Bey'in mezhebi üzerinden bir tartışma başlattığını gördük ama Kemal Bey de o tartışmayı sevdi. Yani hatırlayalım Twitter'da bir uzunca Alevi tırnak içerisinde başlıklı bir video çekti. Yani hani konuyu kapatmadılar. E konu kapanabilirdi. Çünkü sonrasında gelen açıklamalar vardı. İyi partili ismin bu konuyla ilgili e, girişimini kınayan, yanlış olduğunu ifade eden iyi Partililerin de açıklamaları vardı. Ama Kemal Bey bir e, video çekerek Twitter'dan paylaştı. Onu not edelim. O önemliydi bence. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bir serzenişte bulunulması bulun gerekiyorsa şuna bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %60'la e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına e, dair ...algıya nasıl götürüldüğüne bakmak lazım. Çünkü ben biliyorum, hani ben de bir pek çok Cumhuriyet Halk Partili e, isimle görüştüğümde yüzde 60'la kazanıyoruz diyordu. Seçim sabahı söylendi, seçimden önceki hafta söylendi. Ama ben size söyleyeyim, Mayıs ayının ikinci haftası tam gün ver, gün verirsem çok anlaşılır ama Mayıs ayının ikinci haftası Kemal Bey'in önüne konulan bir rapor vardı, araştırma şirketi destekli hazırlanmış bir rapor vardı. Türkiye'nin çok iyi yakından tanıdığı isimlerin kaleminden geçmiş bir araştırmaydı bu. Muharrem İnce'nin e, Muharrem İnce'den sonraki süreçte Kemal Bey'in oy oranı 47.9 görünüyordu o araştırmada. Sayın Erdoğan'ın oy oranı da 46.6 görünüyordu. Seçimin ikinci tura kaldığı ve ikinci turda da Erdoğan'ın kazanacağı önlerindeydi. Buna bu bilindiği halde yani kendi kendileri bunu bildiği halde %60'ta kazanıyoruz diyerek e, kendi seçmenlerini bırakın bir kenara e, partili yöneticilere e, yalan söylemiş oldular. Yani yalan diyorum çünkü başka çünkü biliniyordu bu hani bir yorum değildi. Şimdi diğer konu şu e, cumhuriyet Halk partisinin içerisinde bir de e, bizim de çok böyle yakından tanıdığımız toplumun da bildiği isimler var veya onun dışında seçmen içerisinde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk ilkelerinden uzaklaştığı, Cumhuriyetin kurucu değerlerinden uzaklaştığı için kendisini bir yerde konumlandıramayan seçmenler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Çünkü çok ciddi bir şekilde bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarına bakın. Biraz önce ilk bölümde söyledim, onu tekrar etmek istiyorum. Seçimden önce Abdullah Öcalan'ın köyüne gidip oradan canlı yayın açan Genel Başkan Yardımcısı var. Şimdi Erhan, buradan da Erhan Usta'nın sayın Erhan Usta'nın açıklamalarına geçiyorum. Yani burada e, İyi Parti'nin e, işte teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz eleştirisine maruz kalmasının e, ana nedenlerinden bir tanesi sadece HDP ile olan işbirliği değil ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de konumlandığı yer e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı isimlerin de açıklamaları, terörist cenazelerine katılmaları, bunu doğallaştırmaya, normalleştirmeye çalışmaları da İyi Parti'de e, bu eleştirilerin olmasına, İyi Parti seçmeninde bu eleştirilerin olması neden oluyor? Yani şöyle bir hata yapmayalım. İyi Parti'nin e, HDP ile aynı adaya destek veriyor olması değil, e, terörle işbirliği yapılması eleştirisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde son 10 yılda neredeyse terörle olan ilişkisi yani terörle olan ilişkisi terörle ilişkisi olan HDP ile olan ilişkisine bakın. Yani İyi Parti sadece HDP ile aynı adaya oy verdiği için, desteklediği için eleştirilmiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yerde terörle mesafeleri ayarlama açısından izaha muhtaçtır. Ya bunu bunu söylememiz gerekiyor. Hani çünkü öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede %25 oy alan ve ana muhalefet partisi olma özelliğini sürdüren bir parti olduğu için eğer e, Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği yapmış veya üst düzey yöneticilik yapmış, e, görev yapmış isimler bir eleştirece eleştiride bulunacaksa, Sayın Erhan Usta'nın İyi Parti ile ilgili eleştirilerinin benzerini e, o Cumhuriyet Halk Partileri'nde yapması gerekiyor. Çünkü gerçekten bakın bu terör meselesi, e, toplumun her kesiminde yaklaşık 40 yıldır insanların canını yakan bir mesele. Böyle bir meselede Sadece çıkarma, siyasi çıkar maksimizasyonu için bir ilin belediye başkanlığını almak için terörle bağını inkar etmeyen bir siyasi partiyle işbirliği yapıyor olmak ve e, terörle bağı olduğu için geçmişte soruşturma geçirmiş e, isimleri kişileri belediyelerde istihdam ediyor olmak gibi tutarsızlıklar var. Ya bu işte. Hulki Bey'in en başında söylediği o Atatürkçülük meselesi, konumlanma meselesi. Yani şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yeri Atatürkçülükle çok konumlandıramıyorum. Diğer yandan işte İYİ Parti'nin öyle ya da böyle Erdoğan karşıtlığı üzerinden oluşan masada bulunmasını da milliyetçilikle çok anlamlandıramıyorum. Baktığımızda bugün işte ortalama bir Türk milliyetçisinin HDP ile ilgili ve terörle ilgili konumu bellidir. Ortalama bir Türk milliyetçisinin Atatürk ile ilgili de konumu bellidir. Ortalama bir Türk milliyetçisinin dinle ilgili de konumu bellidir. Yani İslam'la ilgili de konumu bellidir. Şimdi bu konumları göz ardı edip milliyetçiliği başka bir e, fanusun içine oturtmaya çalışmak hani İyi Parti'nin çok başarabileceği bir şey değil. Çünkü milliyetçilik Dönüşümünü kendi içerisinde yapar. Dönemin dönemin koşulları, bakın şartları demiyorum, çıkarcılık anlamında söylemiyorum. O dönemin koşullarında e, milliyetçilik kendi dönüşümünü kendi içerisinde yapar. Bunu bir siyasi otoriteyle, siyasi e, işte mühendislikle siz yönlendiremezsiniz, değiştiremezsiniz. Bir Türk milliyetçisi, ortalama bir Türk milliyetçisi Kıbrıs'ta. Birleşmiş Milletler'in araçlarını dozer kürüdüğünde Devlet Bahçeli'nin yaptığı paylaşımdan mutluluk duyar. O vardı ya Twitter hesabında paylaştığı çizmeleri giydi, ee, arkada Zeki Müren şarkısıyla beraber. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ya Melik abi. Yani orada, evet, evet. orada yani eğer milliyetçilik üzerinden bir okuma yapacaksak ne kadar eleştirirse eleştirsin, Geçmişte ne kadar politikalara e, soru işaretiyle yaklaşırsa yaklaşsın, bir Türk milliyetçisi Kıbrıs davasıyla ilgili bir sorun olduğunda, Kıbrıs davasıyla ilgili bir problem gördüğünde beklediği tepki çizmelerini giymiş, buna tepki gösteren bir liderdir. E şimdi bu profili görmediği zaman hani bu işte biz milliyetçileri temsil ediyoruz. Milliyetçilerin alternatif öyle bir şey olmuyor. Onun için İyi Parti'nin burada milliyetçilik motifini çok iyi anlaması gerekiyor. Diğer yandan Gürsel Bey'in e, özellikle işte bana kimse sahip çıkmadı diye e, zaten hiçbir yani görevden ayrılan hiçbir CHP'liye sahip çıkılmadı ki bugüne kadar. Zaten sahip çıkılmadığı için görevden ayrılıyor veya listeye konulmuyor. Yani o çok oturan bir şey değil, serzeniş değil, onu söyleyeyim ve şunu da söyleyeyim, bu son hani birkaç cümleyi de şöyle toparlayayım. Benim baktığım yerden gördüğüm mesele şu. ilk programın ilk bölümünde söylediğim bir şey vardı. Ben birbirleriyle bu kadar uzak ideolojideki liderlerin veya genel başkan lider demeyeyim, Hulki Bey kızacak bana şimdi, birbirlerinden bu kadar uzak ideolojideki genel başkanların bir araya gelmesini böyle düşünerek konuşarak yaptığını düşünmüyorum. İlk bölümde de söyledim. Bizim anlamamız gereken bizden saklanan başka bir mekanizma var. Bizim o mekanizmayı çözmemiz lazım. O aslında bir taraftan da bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir konu bence. Ya yani o mekanizmayı bir anlamamız lazım. Çünkü o kadar sertleşti koşullar birbirlerine o kadar ağır ithamlarda bulundular. neler söylendi, neler söylendi gün sonun gün sonunda Saadet Partisinin önünde böyle bir araya gelindiği Kemal Bey'in arkasında toplanıldığı İşte o onu sağlayan bir mekanizma var gibi geliyor bana onu anlamamız lazım onu anlamadığımız sürece biz bu altılı masa artı HDP desteğini tam çözemiyoruz orada şu motife de dikkat etmek lazım yani hep konuyu buraya getiriyormuş gibi olmayayım ama e, şimdi bir strateji var. Böyle harf değişikliği üzerinden bir strateji var. Mesela PKK, PYD, YPG, YPJ oluyor ya. Onun benzeri işte bu HDP'de de var. Şimdi Yeşil Sol Parti diye bir oluşumla girildi. Biz işte bugün HDP diye konuşuyoruz. Onun öncesinde kapatıldı başka bir isim falan. Ya o mekanizmaları, o uyumları bir takip etmek lazım. Bu stratejinin arkasında ne var diye böyle bir mesaj vermiş olayım. Sanki Hulki Bey yakaladı ne demeye çalıştım. <laughs> Peki bir reklam arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Müzakereye devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili seyirciler e, reklamlardan önce iyi Parti ağırlıklı muhalefet ağırlıklı e, konuları konuştuk. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Malazgirt Zaferi'nin 5952. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt Milli Park alanında bir konuşma yaptı. O konuşmanın satır başlarını ben aktaracağım sizlere ve e, konuklarımızla e, analiz etmeye başlayacağız. Sayın Erdoğan diyor ki bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni aslında böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Bin yıllık varlığımıza rağmen bizi Anadolu'yu yar etmek istemeyenler sürekli birliğimize, beraberliğimize saldırıyor. Türkiye düşmanlarının tek derdi hepimizi kuşatan ve maziden atiye uzanan o kadim köprü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Türküyle, Selahaddin Eyyubisiyle, Fatih ile ve Gazi Mustafa Kemal ile güçlü bir direnişin bu topraklarda yer aldığını görüyoruz. Sanmayın ki bunların derdi Kürtlerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi haktır, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi hepimizi kuşatan o kadim köprüyü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Ulaşmaya başaramadıkları bu hedef için herkesi kullanırlar. İkinci bin yılın başında bu kez 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi bizlere yakışmaz hale getirenlerden tekrar geri almaya hazır mıyız? Şeklinde konuşmasından önemli başlıklar bunlardı. Bu konuşmayı şimdi konuklarımızla değerlendireceğiz. Hulki Bey sizle başlayalım yine bu tura. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümündeki bu açıklamalarındaki önemli satır başlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka satır başları da söyleyeyim. Tabii. Şimdi mesela... E, mesajları Twitter'da da yayınlandı. Twitter diyoruz. X'te yayınlandı. Ne? Alıştın mı sen X'te? Yani? Yok abi ben hala Twitter diyorum. Ben hala alışamadım. Bu telefona bakıyorum kuş nereye gitti diyorum. <laughs> çarpı var. Vallahi alışamadım ben. Nereye gitmiş? Yok abi gitti ya bir sabah kalktım kuş yok. Böyle siyah zemin üzerinde bir şey var x var çarpı var. İstiyacım beyaz bir x var Aha. telefonumda. X'te yayınlandı o zaman. X'teki X'te kimse. Ben mesela... şeyde alışamadım. Tweetledin mi? Retweet yaptın mı? Şimdi ne diyoruz ona? Post. E, yeniden gönderildi. Türkçeleştirdik onu. Post diyoruz ya. Yani. Ha, post, repost, ha. retweet yani repost. oldu. bizimkiler de Türkçeleştirmiş onu. Gönderiyi yeniden gönderiyi. Şimdi bu Melike'nin söz inşallah. ettiği eski e, Twitter'da Başka başlıklar da yayınlanmıştı Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasıyla ilgili. Şimdi önce buradan başlayalım isterseniz. Bin yıllık varlığımıza rağmen Anadolu'yu yar etmek istemeyenler, yani sürekli birliğimize, beraberliğimize saldırıyor cümlesi. Şimdi söyleyeceğim başka cümleler de var. Müthiş bir konuşma. Hani demin Akşener'in konuşmalarını danışmanları veya kendisi yazıyor, bilemiyorum. bilemiyorum. ...tutarsızlıklarla doluydu ya... ...bu da tam tersine... ...müthiş bir konuşma. Şöyle... E, ...Anadolu'yu... ...bize yar etmek istemeyenler... ...Atatürk'ün söylediği söz. Yani... ...bize 400, son 400 yılın... ...hesabını soruyorlar diyordu Atatürk. Anadolu'dan... ...Türkleri atmak istiyorlar diyordu. Şimdi bakın... Cumhurbaşkanımızın hemen her sözünde icraatlarında zaten var. Eylemsel olarak Atatürkçülük ama her sözünde de esintiler var. Şimdi ben önümdeki konuşma metnine bakarak söyleyeyim. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki bana benim sesim yankı yapıyor. Biraz azaltırsak. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki Malazgirt öyle sıradan bir savaş, sıradan bir zafer değildir. Biz Burayı bolt koyu olarak yazmışlar. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Atatürk diyordu ki, tarih araştırmacısı Atatürk aynı zamanda. Antropolojiye meraklı, tarihe meraklı falan. Anadolu en az 7 bin yıldır Türk yurdudur diyordu Atatürk. Anadolu en az 7 bin yıldır. Şimdi Malazgirt'te 1071'de Anadolu'ya geldik diye bizim kitaplarımızda da yazar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bakın Atatürk'ün sözü. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Şimdi tarih bilinci ve bilgisiyle birlikte bu sözleri Cumhurbaşkanımızın açıklamasını okuduğumuz zaman daha anlam kazanıyor ve biz de anlamış oluyoruz. Ya sıradan bir cümle değil bu. Şimdi Malazgirt Anadolu'da peki neymiş Malazgirt? Cümle şöyle devam ediyor. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır. Yani Anadolu'nun aslında evet. tapusunu almış oluyoruz. Aynen öyle. Şimdi müthiş bir tarih kim yazdıysa bunları Sayın Erdoğan zaten kontrol ediyor okumadan evvel ha, Öyle tabii, tabii. önüme yazı geldi okuyayım öyle yok. Yani bizim bu partide, AK Parti'de öteki partiler gibi çala kalemişler olmuyor. Yani Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştı. Yani tapusunu aldık. Şimdi kimse bizi buradan kovamaz arkadaş. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayarak Haçlı akınlarına en büyük darbeyi vurmuştur. İhsan Bey demiş demin Haçlı akınlarından söz etmişti. Ardından yani bunları böyle okuyorum işte aslında yoruma gerek kalmayacak şekilde. Ben de birkaç söz söyleyeceğim bunların üzerine. Ardından aynı inançla Bayrağını yükselten Osmanlı'nın başarılı mücadeleleriyle Balkanların ve İstanbul'un fethine vesile olmuştur. Evet, o Malazgirt'in kapısından girildi 1071'de tapu alındı ama bizim batıya doğru yürüyüşümüz, Rumeli'ye, Avrupa'ya geçişimizin de temeli atılmış oluyor. Bizi Viyana önlerine kadar götüren zaferler zincirinin çıkış noktası işte burasıdır yani daha farklı bir bilimsel kavramı ifade edelim, kavramla ifade edelim deyip kendimizi biraz zorlarsak yani bu Viyana önlerine kadar zaferlerimizin bir arkesi yani başlangıcı olmuş oluyor. Malazgirt'te açtıkları kapıyı Söğüt'te Söğüt'te diktikleri çınarla yani Osmanlı orada kuruldu ya 7 iklim 3 kıtaya yayan kahramanlarımıza layık olmak için bugün de Gece gündüz çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanımız. İşte burada şimdi o baştaki cümleye geldik. Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. İşte biz de cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Yani burada şimdi ben yorum bölümüne geçeyim kendi değerlendirmeme. Malazgirt bize hangi kapıları açtıysa ee, Anadolu'nun tapusunu nasıl tapusunu nasıl verdiyse biz de şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çünkü Türkiye yüzyılı olacak diyoruz ya Türkiye yüzyılı olacak bu ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'imizin yeni asrına bir Malazgirt zaferi gibi 1071 gibi yeniden yeni kapılar açacağız. <laughs> i̇şte bunu savunma sanayinde, otomotiv sanayinde, e, kültürel alanda, sosyolojik alanda ve olabildiği kadar da ekonomik alanda Türkiye'yi yedi büyük ülke arasına sokma aslında bu da yeni bir Malazgirt. Yeni bir Malazgirt. Doğru. Yani Atatürk ne diyordu? Ee, askeri zaferler, Malazgirt büyük bir askeri zafer değil mi? Müthiş, tarihin akışını değiştiren bir zafer. Atatürk de diyordu ki İzmir İktisat Kongresi'nde... ...askeri zaferler, ekonomik yani iktisadi zaferlerle taçlandırılmalıdır diyordu. Yani ekonomik zaferler, şimdi... 7 büyük ülkenin arasına girmeye çalışan benim kendi ifademle bir çok kutuplu dünyaya giderken yeni bir kutup ülke, kutup başı olacak güçlü bir süper ülke olma yoluna gidiyor. Bunu ifade ettiğini anlıyorum ben bu cümleden. Ee, özetleyerek geçiyorum diğer cümleleri. Bu hedefimizi her gün, her geçen gün daha yüksek bir sesle haykırıyoruz. E bu topraklarda Allah'ın izniyle Alparslanlar, orada e, tam yazmamış arkadaşlar. Ben tamamını okuyayım en son satırda. Alparslanlar, Selahaddin Eyyubiler, Çağrılar, Ertuğrullar, Muratlar, Fatihler, Süleymanlar, Yavuzlar, Mustafa Kemaller. Ya bu açıklamayı, böyle bir açıklamayı CHP'den duyduk mu biz? Malazgirt'le ilgili. Mümkün mü abi ya? Hayır hayır bu... Hani, 26 Ağustos'ta duydum. Yok mu? yok onu diyorum yok. Ondan sonra biz Atatürk'ün kurduğu parti izleme hiçbir işe yaramıyor değil mi? Süleymanlar, Yavuzlar, Mustafa Kemal'ler, Hayme analar, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar eksik olmayacak. Dolayısıyla Türkiye yüzyılının inşasının önüne de geçilemeyecektir. Malazgirt ruhu işte budur. Yani az önce yaptığım yorum bu. Yeni bir Malazgirt ruhu, yeni kapıların açılması, ekonomik, teknolojik ve siyasal, <laughs> dünyada siyasal güç olma, oyun kurucu olmanın kapılarını açıyoruz diyor. Bence hakikaten öyle diğer partilerin şu gün açıklama yapacağız, tarihi açıklama yapacağız demelerinin karşısında bunu söylemeden yapılan çok büyük tarihi bir açıklama. Peki teşekkür ediyoruz. Melik Bey sizle devam edelim. Siz nasıl buluyorsunuz bu açıklamaları? Ne yorumda bulacaksınız? Valla e, bir ya bir kere çok e, hakikaten çok şık çok içerikli bir konuşmaydı. Ben özellikle e, hani şeyin e, Alparslan'dan Selahattin Eyyubi'den Atatürk'e kadar bütün tarihsel e, mirasa sahip çıkmayı çok anlamlı buluyorum. Ya Melekciğim bak, çağrılar Çağrı Bey var ya, ha. ondan söz ediliyor. Çağrı Aynen. Bey. Onun oğlu Ertuğrul. Aynen. Ertuğrul değil mi? Diriliş Ertuğrul'dan Tabii. izliyor vatandaşlarımız. Fatihler, Süleymanlar yani, mü Tabii mü 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 yani müthiş yazılmış. E, ya tarihimize sahip çıkmak. <laughs> e, çünkü bugüne kadar hep böyle şey. Sanki böyle yani Atatürkçü olmak için işte Fatih'i reddetmek. Atatürkçü olacaksan işte Osmanlı'yı reddet. E, işte milliyetçi olacaksan <laughs> Selahattin Eyyubi'yi reddet. Öyle bir şey yok yani. ...bir reddi mirasla... ...gelecek kurulmaz, tam tersi. Yani o tarihsel mirası... ...sahiplenip önünü görmek. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...geldiği ilk günden bu yana... ...bunu yapıyor ve çok şükür... ya ...bu ülkeye bu... ...kültürü de büyük ölçüde yerleştirdi. Ama hala... ...böyle şey var yani... ...işte mesela 30 Ağustos'ta... ...Tarus... Işte ...26 Ağustos aynı zamanda... Taarruz 30 Ağustos'ta büyük zafer... E, ya mesela hani Atatürk'ü anarken e, şeye bir atıf yok. E, e, Geçmiş kahramanlarımıza. bir atıf ha. yok. Fatih'e bir atıf yok. Ya bu, bu şey gibiymiş. Sanki yani böyle hani onu yaparsam Atatürkçülüm halel görür. Yani şey e, şimdi e, mesela şeylerde e, mezheplerde mesela ben hani Şafii'yim biraz böyle katı bir mezhep. İşte kendi eşinin eline bile elin değdiği anda adresi taze ediyorsun falan. E, bunlarda da Atatürkçülük şey gibi yani böyle e, aman Atatürkçüm haler görür ama Atatürkçülüğüm bozuldu falan diye. Çok garipsiyorum yani, ve Bunu belki, o kadar da üzülüyorum ki gerçekten üzülüyorum. Bu açıklamayı belki yine 26 Ağustos büyük taarruzun başlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın attığı bir mesaj var. Yaptığı açıklama onunla da birlikte değerlendirmekte de fayda olabilir. Aynen öyle yani Dolayısıyla ben hani e, Hulke abi gayet güzel söyledi. Ya bu Türkiye yüzyılı tam da hani böyle bizim Anadolu 1071 Anadolu'ya girişimiz. Bu hani tarihsel tarihimizin bir başlangıcı ve oradan yürüdük. E, şimdi Türkiye yüzyılı tam da böyle bir şey. Yani sıçrama dönemin. E, ve o anlamda da hani çok sağlam işler yapılıyor yapılması da gerekiyor daha. Yani e, eksik kalan taraflarımız hala var. Yani savunma sanayinde çok ciddi bir mesafe kat ettik. Ciddi hani level atladık. E, i̇şte... ...alt altyapı hizmetlerinde köprüler, otoyollar, havalimanları ciddi level atladık. Sağlık alanında ciddi level atladık. Ama yapacağımız işler var. Nedir o? Mesela marka üretmek. Yani Orada hala mesela gerideyiz ...ya şu elim marka görünmüyor değil mi? Yok. Ya şu elimde gördüğünüz mesela... ...şu küçücük şeyi adam... ...üretiyor ve... ...ülke bununla... E, patent diyorsun. korkunç ...paralar kazanıyor, ekonomisi düzlüğe çıkıyor... Ne ...böyle olur. bir şeyle yani. Dolayısıyla bu marka üretimi konusunda... ...biraz daha böyle... E, ...hakikaten hani... E, ...vites büyütmek yani gerekiyor. Tok, tok işte öyle. Tok, be, ye, tok öyle. böyle bir başlangıç... Ee, yani savunma alanda yaptığımız işler diğerlerinde de böyle cesaret sahibi yapıyor ya ben mesela e, benim iki tane hani çocuğum var biri 16 biri 8 8 yaşındaki <laughs> çocuk bugün bana diyor ki ya baba ya bu bu robotun şeye bakıyor internetten bu robota bakıyor Sofia mıydı Sofia mı neydi ona bak baba diyor Vatandaş ya bunu daha ilerisini yapmak mümkün hani biraz kafamızı kullanalım yapabiliriz niye yapmayalım diyor o kadar hoşuma gitti ki yani e yapar yapmaz o ağrıyı bir şey ama 8 bir çocuğun bu icat, ideal ne kadar heyecan verici. Sen ona çocuğum icat çıkarma demiyorsun herhalde. Ha, tam onu diyecektim. Sana baban Yemin muydu? Ediyorum. Benim babam mesela biz böyle bir kuşaktık. Oğlum durup durup başıma, başımıza icat çıkarma. Tam tersi çocuğumuza şey diyeceğiz ya mümkünse icat çıkar. Mümkünse her gün icat çıkar. Çünkü e, kurtuluş yolu oradan. Ve bu özgüveni de bunu tamamen objektif Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı bir Türk olarak söylüyorum. Bu özgüveni sağladığı için hakikaten Erdoğan'a minnettarız. Yani e, bu ülkenin kurucu lideri Atatürk'ü göğsümüzü gere gere sevmemizi sağladı. Severken de başka aidiyetleri de reddetmeden sevebileceğimizi anlattı bize. Dolayısıyla hani Atatürk'ün bu, kuru, bu kurucu lideri bizim hani çok böyle siyaset üstü başımızın üstünde taşıyordu o değer, mirası. Ee, ama bunu yaparken de işte Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'a da bin selam olsun. Ve yani niye ikisi birbirine aykırı olsun? O yüzden de ben bu konuşmayı çok önemsedim. Atatürk virgüsü vurgusu beni çok ziyadesiyle mutlu etti. Ee, çünkü birileri bunu tek eline almıştı ve e, ağzımızı açtığımız anda hura saldırıyorlar. E, çok şüre orası da kırıldı. E, Atatürk bizim de Atatürk'ümüz. <laughs> yani birilerinin böyle tekerini alıp aman yaklaşamazsın demeye hakkı yok. Hepimizin kurucu lideri. Ma e, Allah ondan bin kere razı olsun. Malzemesi olmayanlar Atatürk'ü kendine evet. maske yapmış gidiyorsun. Ha, yani sorsan. Türkiye Cumhuriyeti e, anladıkları yok. Sormaya gerek yok çünkü Atatürkçülük adına yapılanların bir kısmının. Atatürk ilkeleriyle hiç alakası yok. Türkiye'de. Yok maalesef. Yani Aynen. o yüzden de ben e, bu konuşmayı çok de. çok 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 anlamlı buldum. E, ve Türkiye yüzyılı da hakikaten <laughs> neden ikinci bir Malazgirt zaferi olmasın? Ben, neden olmasın? Bir şey ekleyeyim. Levent Hoca da deme söylemişti ya liderlik. Şimdi Melik de çok e, kullandığı lider kelimesini. Şimdi okuyorum buradan. Liderlik insanları ortak bir hedefe yöneltebilen... Yani öyle genel başkan olunca lider olunmuyor. O genel başkan. İnsanlar arasında bir bir bağ kurulmasını sağlayan, karmaşık olan bilgi ve gücü bir araya getirerek etkin kararlar alabilen kişi. Şimdi her genel başkan bunları yapamıyor ve çoğu yapamıyor. Şimdi hangi genel başkanların lider olduğunu buna bakarak, yaptıklarıyla daha iyi değerlendirmek mümkün. İhsan Bey de lider tanımına çok bayıldı, öyle bakıyor. Peki e, Levent Bey, sizle de devam edelim isterseniz. E, evet. Cumhurbaşkanı bu açıklamalarına siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, Özgür Özel'in bir açıklaması vardı hatırlıyor musunuz? Sıkıştıkça Atatürk'ten bahsedip, al, bahsedip alkış alarak ilerlenemez diye. Şimdi Atatürk'ten ne zaman bahsedeceğiniz önemli. Şimdi... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde sıkışın siyasetinde sıkışınca Atatürk'ten bahsediliyor ifadesi özgür özel'e ait. Peki burada Atatürk'ten nasıl bahsedilmiş? Malazgirt'ten yapılıyor konuşma ve Malazgirt zaferinin yıl dönümünde yapılıyor. Bu açıdan çok önemli. Ee, şey de söyleyeyim ben bu Türkiye Yüzyılı e, vizyon tanıtım programı vardı Melik abi hatırlarsın orada e, Sayın Devlet Bahçeli'nin de katıldığı Ankara Arena'da bir program düzenlemişti. Evet. O Türkiye Yüzyılı Vizyonuna ilişkin bir video film yayınlanmıştı. Ben de salondaydım. E, O video filmde e, Atatürk'ün bir e, süliyeti çıktığında salon hep birlikte alkışladı. Hatırlıyorsun değil mi? Son kare. Aynen öyle. Evet. Tamam. Biz, e, video'daki son kare. Evet. Video'daki son, son kare. Son kare. Evet. Şimdi dolayısıyla e, yani bu konu işte sıkışınca başvurulan bir konu değil. Bir kere onun altını çizmek lazım. Burada bazı şeyler benimsenmiş, o o doğrultuda ilerleniyor. Yani Türkiye'nin gittiği yer, işte o muhasır medeniyet seviyesi e, hedefi kapsamında ilerliyor. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. E, bu ülkenin değerleri var. O değerleri anlamak gerekiyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nda benim gördüğüm, o değerler etrafında birleşilmiş ya bu bir belediye kazanmak için yapılan bir ittifak değil. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yere bakın Sayın Devlet Bahçeli'nin durduğu yere bakın Cumhurbaşkanı yardımcılığı talep etmiyor. Bakanlık talep etmiyor. Genel müdürlük talep etmiyor. Etmediği gibi herhangi bir partilinin de etmesini doğru bulmadığını ifade ediyor. ve hiçbir talepte bulunmadan ittifakın bir partneri olarak, Sınırsız bir destek sağlıyor. İşte bu mesele e, Malazgirt'te memleket meselesi olmuş. Oluyor. Evet Malazgirt'teki memleket meselesi nasılsa işte bugün de aynı mesele olarak algılanıyor. Yani Cumhur İttifakı'nın oluşması bu çerçevede değerlendirilmeli. Şimdi ben şu şeyi çok önemsiyorum. Tarihin akışını değiştirmek istiyoruz meselesi. Çok önemli bir cümle. Çok iddialı bir cümle. E, bunu bunu söylerken biraz önce Ulki Bey dedi ya işte kutup olma meselesi. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum özellikle 2015-2016'dan itibaren böyle 2018'de Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri iyice gerildi. Ondan sonra işte BRICS toplantılarına Türkiye'nin katılması falan. Türkiye'yi eksen kaymasıyla suçluyorlardı hatırlıyorsunuz değil mi? Eksen kayması batıdan kopuyor. Batı ekonomisinden batı değerlerinden kopuyor tamamen gibi bir suçlama vardı o dönemde. O dönemde ben de <laughs> o dönemlerde hem işte yeni şafaktaki yazılarımda hem de akademik çalışmalarda şunu vurguluyordum: Dünya'nın ekonomik ağırlık merkezi bilimsel verilere göre Dünya'nın ekonomik ağırlık merkezi Batı'dan Doğuya doğru hareket ediyor ve Türkiye bir siklet merkezi olmuş durumda. Bu siklet merkezini kendisi bir eksen olmak üzere tasarlamak isteyen bir Türkiye var. Siyasetten bağımsız. Şimdi Türkiye'nin kendisinin eksen olması. Ben Türkiye'nin kendisinin eksen olması diyorum. Hulki Bey kendisinin kutup olması diyor ama ne dersek diyelim. Yani kutup başı. Evet kutup başı. Yani çok kutuplulukta. Yani ne dersek diyelim Türkiye böyle bir yere doğru ilerliyor. Bakın bugün Karabağ Zaferi öyle basit bir şey değil. Yani Karabağ Zaferi'nde şöyle mi oldu? Yani, yani Ermenistan askerleri ile Azerbaycan askerleri arasında mı geçti konu? Ya bütün... Bütün dünyanın gözü oradaydı. E ne oldu? Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Türkiye ile beraber. Ve e, yani böyle bir ortamda şimdi Karabağ zaferini elde etmiş bir Azerbaycan... Böyle bir Azerbaycan'ın bölgedeki gücünü artırması, koridorları açması... O koridorları açtıktan sonra Türk dünyası ile Türkiye arasına çekilen setin ortadan kaldırılması acaba dünyanın ekonomik ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru hareket ederken Türkiye ve Azerbaycan hangi konuma getirir? Bahsettiğimiz bu. Tarihin akışı böyle değişiyor işte. Yani öyle tarihin akışı bir sabah uyanıyorsunuz başka bir dünyaya başka bir dünyada olmuyorsunuz. Böyle yavaş yavaş emin adımlarla sakin sakin bakıyorsunuz Karabağ zaferini kazanmışsınız. Bakıyorsunuz terörle mücadeleyi kazanmışsınız. PKK'lılar kafasını mağaradan çıkartamıyorlar. Bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de Kıbrıs artık Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti olma yolunda ilerliyor. Kuzeye bakıyorsunuz orada bir savaş var. Türkiye bu savaşta e, neredeyse savaşın dengeleyici unsuru olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekre Sekreterinin hemen hemen her konuşmasında övülüyor. Bakıyorsunuz bugün... E, Türkiye kendi doğusunda olan bitenlerde aktör konumuna gelmiş dizayn ediyor. Dışişleri Bakanınız bakıyorsunuz bir gün e, Afrika'da, bir gün, bir gün Orta Doğu'da, bir gün Avrupa Birliği'nde, bir gün Kiev'de. Yani şimdi böyle bir Türkiye oldu. İşte ben buna ben bunu söylediğim zaman bana bazıları kızıyorlar ama yani edilgen bir e, Türkiye dış politikasından etken bir Türkiye dış politikasına gittik. Ben şu soruyu sormadan geçemiyorum. Bundan 20-25 yıl önce bir ülkenin NATO üyeliği gündeme gelecekti ve Türkiye hayır biz istemiyoruz diyecekti. Ne yaşardık? Dolayısıyla bunları konuşmak lazım. Bunları anlatmak lazım. Ben bu açıdan önemsiyorum. Yarın Türkiye başka bir uluslararası platformda da yer alabilir. Bu ama NATO'dan koptu anlamına gelmez. Avrupa Birliği vizyonu devam ederken Bugün BRICS'le de Türkiye konuşuyor olabilir. Başka bir ittifakın içerisinde de olabilir. Çünkü büyük ülkeler, güçlü ülkeler, bunları yapan ülkeler zaten. Edilgen olmaktan etken olmaya geçmek. O açıdan ben bu tarihin akışını değiştirmek meselesini son derece önemsiyorum. Anadolu'yu yar etmek istemeyenler ifadesi çok geniş bir ifade. Bunun iç siyasette yansıması var, dış politikada yansıması var. Tırnak içerisinde Müttefiklere burada bir cevap var. Yani çok o kadar dolu bir konuşma ki bu. Ee, böyle sanki böyle tek tek her cümle cümle bunu analiz etsek saatler sürer. O kadar anlamlı bir konuşma ve tekrar tekrar söylüyorum konuşmanın yapıldığı yer Malazgirt zaferinin kazanıldığı yer. Yani öyle Ankara'da klimalı bir salonda yapılan bir konuşma değil. Evet çok teşekkür ediyoruz İhsan Bey. Kısaca sizden de Cumhurbaşkanının açıklamalarını değerlendirmenizi isteyelim. Şimdi birkaç başlıkla ben toparlamaya çalışayım. Birinci, Sayın Cumhurbaşkanımızın ustalık dönemi dediği bir dönem vardı. Aslında kendisinin ustalık dönemi diye tarif ettiği dönem biraz bir fetret dönemine denk geldi. Yani darbe girişimleri, başka müdahaleler, uluslararası çatışmalar falan. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ustalık döneminin bu seçimle başladığını söylemek lazım geldiğini düşünüyorum. En azından şöyle hem tecrübe hem birikim hem dikkat edersen son birkaç yıldır hem yürüttüğü siyaset hem attığı adımlar artık daha sofistike bir döneme girildiğini gösteriyor. Diğer taraftan da yani Türkiye'nin bütün aslında İngilizlerin ve Fransızların işgal ettiği, Amerika'nın elde tuttuğu bütün ülkelere bakacak olursak biz 100 yıl topraklarımız işgale uğradı. Bir yüzyıl da kültürel emperyalizme maruz kaldık ki o kültürel emperyalizm önceden başlayan bir şeydi. Bütün ülkelerde neyi oluşturdular bu batılılar? Kainatta yaprak kımıldayacaksa batılılar yapar, teknoloji olacaksa onlardan gelir, güç onların elindedir. Yani bir yönüyle ülkelerde müstemleke aydın ve müstemleke yönetici sınıfı oluşturdular ve bir taraftan da bu bir, bir müstemleke sınıfı oluştururken de toplumun an, ana akımıyla da bu müstemleke sınıfını çatışır hale getirdiler. Ben konuşma olağanüstüydü. Mesela şöyle bir tahtaya Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından 10 tane e, paragraf alsak, bir de Meral Hanım'ın e, metninden paraf alsak aslında ben bu muhalefetin siyaset üretmediğini, siyaset müktesebatı geliştirmediğini iktidarı dahi takip etmekten aciz kaldıklarını zaman zaman dillendiriyordum. Şimdi sadece bir paragrafı ele alacak olursak. Az önce sistemdeki Aydın sınıfı ve yöneticisi yetiştirdiğinden bahsettik. Bunlar ne yaptılar? Şöyle Türkiye'nin bir gazetesini alın. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık yazılarına bakın. Bu yazıların tamamı Alevi çatışması, Türk Kürt çatışması, laik antilaik çatışması ve bu insanların bugün entelektüel diye işte Tayyip Erdoğan'a buğz edenlerin, yazı yazanlar, nefret edenlerin 40 yıldır bu ülkede ne Azerbaycan'dan, ne Balkanlar'dan, ne Afrika'dan yani Türkiye'nin tarihsel müktesebatıyla ve geleceğine dair kurdukları bir cümle yoktur. Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapıyor. Alparslan'dan başlıyor. Selçuklu'yu temellendiriyor ki Bilinç altında gerisinde 6-7 bin yıllık Türk devletlerinin de şeyi vardır yani o ifade kurulurken. Devamında Osmanlı'dan bahsediyor, devamında Cumhuriyet'ten bahsediyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü zikrederek aslında bir şeyi daha vurguluyor. Selahattin Eyyubi'yi de işin içine katarak demek istiyor ki siz bizi Türklerle Kürtleri, laiklerle işte muhafazakarları, Atatürkçüleri aslında bu toplumu saflaştırarak, bölerek ya yani emperyalistlere bu cümle yönetmeye çalışıyorsunuz ama bu her ağaç kendi kökü üzerinde yük, yüklenir. Selahattin Eyyubi de bizim Osmanlı ki Osmanlı bir imparatorluğu medeniyete dönüştürmüş bir güçtür. O da bizim ve Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Peki bunu demekle beraber kalıyor mu? Şu an şey yapsınlar yani Cumhuriyet Halk Partilerin tamamı çıksın. Müsamere Nutku gibi liselerdeki Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetsinler. Peki geleceğe dair bir şey söylüyorlar mı? Yok. Onların bütün gelecekleri Tayyip nefretiyle sınırlı. Ha bu sefer diyor ki yeni bir yüzyılın kapılarını aralıyoruz. Ve Türkler arkadaşlar ve bu millet tarih boyunca zaman zaman sefere çıkmıştır. Çıktığı hiçbir seferden de geri kalmamıştır, yarımda bırakmamıştır. Bu yüzyılın başında tekrar bizler yani Türkiye yüzyılının başında bir e, ölüm kalım mücadelesi verdik geriye dönük 10 yılda Suriye savaşıyla başlayan süreçte ve bu ölüm kalım meselesinden bir önce sert gücümüzü sahaya sürdük, güvenliğimizi teminat altına aldık. Bu güvenliğimiz bizim diplomasimizin e, Türkiye'ye özgü ve Türkiye'nin gücüyle diplomasinin şekillenmesini sağladı ve bu diplomasi de şeyin şekillenmesini, ekonominin şekillenmesini sağlayacak. Ve ben Türkiye'nin bir bölgesel güç olduğunu, uluslararası ilişkiler etkisi açısından da artık küresel güçlerden birisi olduğunu, yani ekonomik olarak bölgesel bir güç ama diplomasi ve güvenlik açısından baktığınız zaman dünyanın küresel güçlerinden birisi. Burada önümüzde iki tane yol var. Bir, AK Parti büyük devrimler yaptı. Altyapı devrimler yaptı. Enerji, sanayi, sağlık ve teknoloji devrimi yavaş yavaş geliyor. Bilgi teknolojileri yani dijital ekonomi alanında ve hukuk alanında da çok önemli reformlar yapması lazım ki çünkü hukuk teminatı oluştuğunda ancak erdemli toplum ortaya çıkıyor. Bence eğer bu yeni sofistike alanlardaki devrimleri de AK Parti başarırsa geçmişteki devrimlerinde de teminat altına alır. Mesela şöyle bir hayal kuralım. Geçtiğimiz günlerde bizim kızım böyle çok uluslararası bir toplantıda bir entelektüel sofistike bir toplantıda tartışmalar olmuş. Afrika'dan, Malezya'dan, Amerika'dan katılan genç e, beyinler şunu söylemişler. Mesela e, şeyde e, Uzak Asya'da teknoloji birikimi oluşabilir. Araplarda entelektüel bir, birikim oluşabilir. Fakat bir devlet erkeği olarak başka devletlerle mücadele etme ve düzen kurma motivasyonu Türklere ait bir motivasyondur. <laughs> Şu an Türkiye'nin bu 20 yılda bağımsız bir şekilde kalkınmasını ve kendisini büyütmesini bütün İslam dünyası ve mazlum milletler de örnek alıyor. Seçimlerde Brezilya'dan Uzak Doğu'ya kadar, Afrika'dan e, şeye kadar yani Tatarlara kadar herkesin Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başarısı için dua etmesi aslında bir yönüyle de onlar kendi gelecekleri için bu şeyi motivasyonu ve beklenti ortaya koyuyorlar. Bu ülke kendi başına şeyini kalkınmasını, büyümesini tamamladı ve aynı zamanda da bu şeyi yürütürken de dünya devleriyle de lider düzeyinde hesaplaşacak boyuta geldi. Bu yarın bizim kaderimizde olabilir diye bir düşünce var. Türkiye yüzyılı ismi konulduğunda ben diyordum ki Türkiye bir yere doğru gidiyordu. Bu adı konacaktı sadece ve Türkiye Yüzyılı da oldukça yerinde bir isim, bir yerinde bir marka. Ee, Özal Adriatik'ten Çin Seddine diye bir iddia ortaya atmıştı. Arkadan gelenler bu vizyonu yürütemediler. AK Parti 2. 10 yılında e, büyük Türkiye'nin bence temellerini atmış oldu. E, ben geçtiğimiz haftalarda elit barışından bahsetmiştim. Maalesef bu Türkiye'nin iyi yetişmiş akademisyenleri, iyi yetişmiş teknik adamları, bir kampa sıkıştırıldılar ve Türkiye'nin geleceği ile alakalı heyecan duymaktan mahrum ediliyorlar. Uzun vadede bizim hem kültürel anlamda bir elit barışı hem de bu Cumhuriyet Halk Partisinin kalesine sıkıştırılan insanların da hürriyetini sağlayıp el birliğiyle Türkiye'nin geleceğini herkesin koşmasının zeminine oluşmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Tekrar yani şey metin tam da böyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ustalık döneminin sofistike lider şeyine ya yani bilge lider ifadelerine benzettim. Bu anlamda da bazen bir toplumun kaderi bir liderin kaderiyle özdeşleşir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk bu toplumun liderliğini yapmışsa o özdeşleşme olmuşsa bugün de bu toplum geleceğin Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle özdeşleştirmiştir diye son cümlemizi kurmuş olduk. Efendim teşekkür yani, ediyoruz. Sen ee... Bir soru sorabilir miyim? Ha, buyurun. Ee, şimdi Cumhurbaşkanımızın tarihin akışını, akışını değiştireceğiz cümlesiyle Atatürk'ün muasır medeniyeti aşmak hedefi arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Ya ben kesinlikle görüyorum çünkü şöyledir. Nihayetinde emperyalistler bütün devletlere bir don biçtiler, bir çerçeve oluşturdular. Her iki ifade de bu biçilen kaderi yırtma ve değiştirme çabasıdır ki birbiriyle özdeştir diye düşünüyorum. Peki şimdi e, değerli konuklar bir ekonomiye bakacağız. Ekonomik e, başlıklarımız var. E, geçtiğimiz hafta malum e, Merkez Bankası e, faiz oranını arttırdı e, ve politika faizini <laughs> 750 bas puan yükseltti. E, o yayın bana denk geldi hafta içinde. E, İlke Bolat'la beraber saat 14 sürtenine <laughs> girmiştik <laughs> ve e, genel Allah anlamda kolaylık <gülüyor> versin. <gülüyor> Ne oldu ne denk <gülüyor> 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 yani, e, bana denk geldi deyince yani mesleki açıdan bana denk. Hayır, <laughs> şöyle yani, ekonomi zor bir konu teknik bir konu o yüzden hani bana <laughs> ee, denk gelmesi. Ben e, iktisat mezunuyum ama aslen. İstanbul iktisat mezunuyum. <laughs> Aa öyle pahvede. Tamam o, çok o da zaman, yabancısı değilim aslında. İnşallah bana o zaman şey diyeyim inşallah bana denk gelmesin. <laughs> <laughs> Ama şey e, niye bana denk geldi diye söyleyeyim çünkü beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gelince. Evet. Onu, Serhan Bey onu kastediyor. Onu söyleyecektim. Ee, Ondan o, dolayı bana denk geldi diyor. Bana denk geldi ve oradaki yorumcuların da. E, Ama hem şey demek lazım. Çok şükür bana denk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Genel anlamda e, beklenenin üzerinde bir. E, puan e, yükseldiği yönündeydi. Peki şimdi bu o günden bugüne piyasaları ne etkiledi? E, Eylül'de bizi ne bekliyor? Yani bu artış yeterli midir? Önce sizden bunları isterseniz bir dinleyelim. Şimdi tabii çok güçlü bir faiz artışı bu. Piyasada <laughs> en radikal beklenti 300 bas puan maksimum olacağı yönündeydi. Beklentilerin ortalaması 250 bas puanlık bir faiz artışına denk geliyordu. Merkez Bankası'nın da toplantıya kadar yapmış olduğu sözlü yönlendirme, yazılı yönlendirme de aslında yani 250 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğine işaret ediyordu. Özellikle bir önceki metinde ve daha önceki metinde kademeli faiz artışı ifadesi işte enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın işte ekonomiye zarar vermeden faiz artışlarını devam ettireceğiz gibi ifadeleri neticesinde politika faizinin 17.5'tan 20'ye çıkmasını bekliyordu piyasa genel itibariyle. Ben hatta biraz daha iyimserdim belki 250 değil 150 bas puanlık bir faiz artışıyla devam edilebileceğini düşünüyordum ama Merkez Bankası bütün piyasa aktörlerini şaşırttı diyeyim Onun için rahat konuşuyorum Sadece ben değil kimse bilemedi Onun için biraz da rahatım aslında şeyde üzülüyorum tut yani öngörüm gerçekleşmediği zaman üzülüyorum ama bunda üzülmedim Çünkü hiç kimse bilemedi. Ee, bir 750 bas puanlık faiz artışı var ve metne bakıyoruz para politikası kurulu metnine bakıyoruz ee, faiz artışlarının devam edeceğine ilişkinde bir sinyal var şimdi ne olur sorusu önemli ee, biz e, teknik olarak bakarsak eğer e, sayın Mehmet Şimşek'in ifadesiyle rasyonel politikalar diye ifade ettiği ve bizim bugün ana akım iktisat olarak değerlendirdiğimiz bir Patikanın içerisindeysek eğer faiz artışları devam edecek demektir bu. E, ne kadar yeter? Onu çok kestiremiyorum çünkü faiz artışı biraz e, yani sıkıntılı bir şey yani ucu çok görünmeyebilir yani siz artırdıkça piyasa ister artırdık artırdıkça piyasa ister olabilir. Onun için ben e, faiz artışları konusunda biraz daha temkinli olunması gerektiğini düşünen taraftayım. Zaten Merkez Bankası bir taraftan da diğer politika araçlarını, para politikası araçlarını kullanmaya devam ediyor. Özellikle miktarsal sıkılaşma dediğimiz e, piyasadaki toplam Türk Lirası'nı da e, daraltmaya çalışıyor. Zaten kredi genişlemesi e, ciddi manada düşmüş durumda özellikle ticari kredilerde. Biliyorsunuz Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu e, bir gün önce e, konut kredilerine ilişkin e, yani bir konut sahibi olup ikinci konutu almaya çalışanların kredi erişimiyle ilgili belirli zorluklar getirdi. Benim de katıldığım bir konu bu. Yani konut bir yatırım aracı olmaktan çıkıp bir ihtiyaç olarak görülmeliydi ama son dönemde enflasyon çok yüksekken konut ciddi bir yatırım aracına dönüşmüştü. Bu anlamda önemli bir hamle olduğunu değerlendiriyorum. Şimdi bu faiz kararı tabii ne, ne yapıyor? Bir kere faiz kararı bütün işte bizim bildiğimiz manada ticari krediler, konut kredileri, taşıt e, kredileri ve ihtiyaç kredilerinin e, faizlerini artırıyor. Kredi kartı faizlerini artırıyor. Kredili mevduat hesabı faizlerini artırıyor. Dolayısıyla bu biraz önümüzdeki dönemde e, faizlerin e, artacağı ve kredi kullanmak isteyenlerin veya kredili mevduat hesabından e, para kullananların daha yüksek faizlerle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. E, ekonomiyi biraz yavaşlatacak e, sonuçlar doğuruyor olabilir. E, faiz artışlarının hızı böyle devam ederse ben tahmin ediyorum önümüzdeki toplantı biraz daha makul bir e, Merkez Bankası adımı görüyor oluruz. Çünkü bu gerçekten güçlü bir adımdı. Biz bu, bu tarz adımlara önden yüklemeli e, ifadesini kullanabiliriz. Belki Merkez Bankası e, piyasadaki e, kendisine yönelik, bankaya yönelik eleştirilerin önüne geçmek için güçlü bir faiz artışı yaparak eee ...bundan sonraki birkaç toplantı beklemeyi de e, tercih etmiş olabilir. Bunu önümüzdeki dönemde yapılacak sözlü yönlendirmelerde göreceğiz. Ama önemli bir konu var. Yine tam da bu programda konuşmuştuk, ben çok iyi hatırlıyorum. E, üçüncü enflasyon raporu döneminde biz Merkez Bankası'nın açıkladığı cari yıl sonu... ...yani 2023 yıl sonu için %58 olan enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyeceğini konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Merkez Bankası dördüncü enflasyon raporunu beklemedi. Bu para politikası kurulu toplantı metninde dedi ki son dönemdeki gelişmeler bizim üçüncü raporda açıkladığımız enflasyon tahmininin üst sınırında olacakmış gibi dedi. O da yüzde 62'lere geliyor. Yani aslında Merkez Bankası Perşembe günü yıl sonu enflasyon tahminini 58'den 62'ye yükseltmiş oldu. Muhtemeldir ki önümüzdeki aylarda biraz daha orada adımlar göreceğiz. Özellikle Eylül ayının ikinci haftasında OVP'yi göreceğiz. OVP'de de, de enflasyon tahmini olacak. Ona bakacağız. Sonrasında yine Kasım ayında 3. dördüncü rapor olacak enflasyon raporu. Burada ilerleyeceğiz ama şunun altını çizelim. <laughs> Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu güçlü faiz artışı piyasada işte Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili Konuşulanları da önemli ölçüde hafifletmiş oldu. O açıdan baktığımızda kıymetli bir konu gibi. Ama bu faiz artışı bana göre çok yüksek oldu. Onu söyleyeyim. Daha kademeli gideceğini ifade etmişti. Bu da merkez bankasının söylemiyle eylemi arasında bir fark oluşturuyor. O biraz piyasalarda tedirginlik yarattı. Onun da altını çizelim. Diğer yandan da önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de. Yukarı yani yukarı yönlü beklentileri de aşağı çevirdi. Örneğin uluslararası bir banka yıl sonu için dolar TL'de 32'lik bir tahminde bulunmuştu. Yıl sonu için dolar TL'nin 32 olacağını söyleyip uzun pozisyona geçmişti. Bu faiz artışından sonra uzun pozisyonumuzu kapatıyoruz dedi. Yani kurdaki artışın hızının yavaşlaması ile ilgili bir beklenti oluşmuş oldu ama hala merkez bankasının bir taraftan da rezerv kullanmaya devam ettiğini not edelim. O önemli. çünkü Merkez Bankası'na dayandırılan, Merkez Bankası kaynaklarına dayandırılan bazı haberler vardı. Merkez Bankası bunları da yalanlamamıştı. Yani rezerv kullanmayacağız diyordu Merkez Bankası ama bir süredir kuru dengelemek için kullanılıyor. Bu faiz artışıyla belki daha az kullanılacaktır diye özetleyebiliriz. Peki şunu sorayım. Bir önceki de Deva, devamı çok özür sana devamı gelecek mi ya Levent Hocam? Yani inşallah daha makul adımlar görüyor oluruz çünkü bir taraftan da hani yeni yeni krediyi geçtim hani yeni kredi kullanılmasını geçtim. Evvelden kullanılan rotatif krediler dediğimiz yani merkez bankasının politika faizini endeksli kredi kullanmış işletmeler var. Her faiz artışında bu işletmelerin de aylık ödemeleri artıyor. Bir taraftan da hem dış koşullar da destekleyici değil. Yani bizim ana ihracat pazarlarımızda da problemler var. E i̇ç talep daralıyor. Dış koşullar da güçlü değil. Yani ekonomide bir yavaşlamayla sonuçlanıyor olabilir bu kadar güçlü ve hızlı faiz artışları. Ya bu işlerin hızını ve dozunu çok doğru ayarlamak lazım. Yani piyasa şundan da korkarsa ya ekonominin dar daralacağına ilişkin bir beklentiye girerse kendini hızlı kapatabilir. O da istihdam piyasasını olumsuz etkiler. Onun için bence bu hız ve doz meselesi önemli. Ümit ediyorum bir sonraki toplantıda daha makul adımlar ve açıklamalar görürüz. Çünkü bu gerçekten çok güçlü faiz artışıydı. Tabii şu ayrıma bakmak lazım bunları konuşurken. Şimdi bir piyasacılar var. Yani finansal piyasalarda işlem yapan o konuyla ilgili yorum yapan, buna bağlı beklentileri olanlar. Bir de ekonomistler var. Yani makroekonomik dengeleri gözeterek konuşanlar var. Şimdi finans piyasaları açısından bakarsanız e, oradaki ana yorum, ağırlıklı yorum bu faiz artışı yetmez, daha fazla olması lazım şeklinde. E, makroekonomik dengeleri gözeterek bakarsanız işte büyüme, istihdam, üretim, ihracat gibi dengeleri gözeterek bakarsanız çok güçlü bir faiz artışı yani çok yüksek oranlı bir faiz artışı. Yani şeye dikkat etmek lazım. Reel sektörün durmadan, reel sektörü durdurmadan bu işi sürdürmek lazım. Ben hep bir örnekle başlıyorum ben. Şimdi üniversitede Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yüksek lisansta ekonomi güvenliği diye bir lisansüstü ders veriyorum. Orada ilk hafta ilk konu öğrencilere şunu anlatıyorum. Hatta bu haftaki gazete yazımında da başlığı oydu. Motor ustası ve kalp cerrahı örneği. Şimdi e, bir kalp cerrahı otomobilini motor ustasına götürmüş, arabası arıza yapmış. Motor ustası şöyle motora bakmış, incelemiş, dönmüş kalp cerrahına. Demiş ki bak şimdi ben birazdan demiş bu e, otomobilin kapağını açacağım. İşte şu parçasını değiştireceğim, bu parçasını tamir edeceğim. Sonra yağını, suyunu değiştireceğim. E, kapatacağım, sana arabayı teslim edeceğim. Sen de kısmen aynı işi yapıyorsun. Sen de insanın kalbiyle ilgileniyorsun. Ben otomobilin kalbiyle ilgileniyorum. Sen insanın kalbiyle ilgileniyorsun. Sen de aynı işi yapacaksın. Ama sen benden 10 kat daha fazla kazanıyorsun deyince kalp cerrahı motor ustasına dönmüş demiş ki bütün bu anlattıklarını otomobil çalışıyorken yapsana. Ben öyle yapıyorum demiş. Şimdi ekonomiye böyle yaklaşmak lazım. Yani ekonomiyi tamamen durdurup kapağını sök, kulakçığını sök, onu yap öyle olmuyor. Ekonomi yani ekonominin işlemesi lazım üretimin devam etmesi lazım, istihdamın devam etmesi, ihracatın devam etmesi lazım. Onun için dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. O ayarı kaçırırsak yani ekonomiyi birkaç çeyrek daraltıp enflasyonu düşürdük, cari açığı kapattık meselesi biraz toplumun bazı kesimleri için sancılı olabilir. Bakın bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'i konuşuyoruz. Fed Başkanı ısrarlı bir şekilde diyor ki yumuşak iniş yapacağız. Ekonomiyi resesyona sokmadan yapacağız bu işi diyor. Bu çok önemli. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın güçlü faiz artışları neticesinde Almanya ekonomisi e resesyona girdi. Orada mesela şikayetler arttı. İtalya diyor ki yeter artık. Bak biz bu faiz artışlarından dolayı e İtalya'nın e hazinesini çevirememeye başladık dedi. Yani o doz çok önemli. Eğer Orada dozu kaçırırsak... Nedir o doz? Hızı... Yani makul artış ne? Yani o e, 750 mi? değil. Yani makul olan. 750 değil. Çok güçlü. Ama onu ben önden bir yüklemeli de diye da. değerlendiriyorum. Yani bir, önümüzdeki birkaç toplantı bir, muhtemelen pas geçiyor olabilir Merkez Bankası. Çünkü bayağı güçlü bir artış oldu. En radikal piyasa beklentisinin de çok üzerinde oldu. Yani özeti şu... Ee, ekonomiyi resesyona sokmadan, işsizliği artırmadan bu işi tedavi <laughs> etmemiz gerekiyor. Ne olabilir? Birazcık süreç uzar ama gelir kayıpları yaşanmaz. Şimdi enflasyonla mücadele ne demek? Satın alma gücünü korumak demek. Ama satın alma gücünü yerine getirirken bazı kesimleri gelirsiz bırakmak, yani işsiz bırakmak meselesi Riskli olabilir, onun için dengeli götürmek gerekiyor. Şöyle bir itirazım yok, enflasyonda mücadele edilmesin. Ama işte bu dozu iyi ayarlamak lazım. Ben bu faiz artışının önden yüklemeli olduğunu, yani her toplantıda 750-750 gitmeyeceğini düşünüyorum. Levent Hocam, bir dahaki yazının başlığı da şu olsun. Ee, önden eko yüklemek. Eko ekonomiyi kalp cerrahı gibi beden çalışırken düzeltin motor ustası gibi ekonomiyi durdurarak, stagflasyona sokarak değil. Yazdım çünkü onu bu hafta yazdım. Canlı bir. Öyle mi? Bu hafta yazdım, göndereceğim yani şimdi Onu Bunu söylemedin de. Göndereceğim. Daha yayınlanmayan mı? <laughs> yayınlandı, yayınlandı. Cumartesi gün dünkü yazım ha, göndereceğim yayı... şimdi size. Hepsini söylemediğin için demek ki evet. ben okumadım onu. Yani <laughs> ekonomide canlı bir organizma olduğu için motor ustası gibi ekonomiyi durdurarak değil. Ekonomi beden çalışırken faaliyetlerine devam ederken durgunluğa sokmadan kalp cerrahı gibi yapmak lazım. Onu yaz demiştim ama yazmış. Yazdım göndereceğim şimdi size Ülki Bey. Dün tamam, çıktı okay. Yeni Şafak'ta Peki dün yayınlandı. şimdi bir diğer e, önemli konuya geçelim. E, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren o toplu <laughs> sözleşmede eee biraz Ağustos'ta başlayan müzakere sürecinin artık sonuna gelindi ve eee hakem heyetine gitti. Hakem <laughs> heyeti de ay sonunda kararını verecek. Ve bu karar kesin olacak. Artık itirazı edilemeyecek. Siz buradan ne gibi bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz? Şimdi bir kere başlarken direkt şunu söyleyeyim. Bu biliyorsunuz 2024-2025 dönemini kapsayan bir toplu sözleşmenin müzakere süreci. Ondan önce bizim mutlaka yılbaşına kadar en alt gelir grubunda kalan bu 7500-8000 TL maaş alan emeklerin durumunu Meclis açılır açılmaz düzeltmemiz gerekiyor. Burada değerli milletvekilimiz var Hulki Bey ona da bir atıf yapmış olalım. Yani bir kere bu en alt gelir grubunda kalan emeklilerin durumunu meclis açılmadan düzeltmemiz lazım. Gerçekten enflasyonun yükselmesi son dönemde yapılan bazı vergi düzenlemeleri emeklerin yıl sonuna kadar dayanma gücünü biraz zorlar. Onun için bir kere bunu yapmamız lazım. Bu yapacağız, önemli bir konu. Yapacağız. Evet, bu önemli bir konu. Ee, onun açıklandı zaten. Evet, açıklandı ama hani sıcak tutalım ki emeklerimizin bu e, bu konudaki çağrılarını da hatırlatmış olalım. Gerçekten o önemli Yapacak bir çok konu. Çok işimiz var hocam. <laughs> Anayasayı da değiştireceğiz. Ekonomi konusunda da çalışacağız. Evet, ben Allah aynı kolaylık zamanda versin. Anayasa Komisyonu üyesiyim. Ama şu anayasadan önce şu emeklilerimizin işini halledelim. O önemli çünkü yılbaşına tamam. kadar zorlanıyorlar. Ha. Gerçekten zorlanıyorlar. Yaz, kolay yazdık, değil. O yazdık, herkes duydu. 7500-8000 lirayla e, kolay değil. Doğru. Şimdi ikinci konu e, 2024-2025 e, dönemi için bu toplu sözleşme biliyorsunuz sendikaların e, istekleri vardı. Buna e, hükümet kanadının e, verdiği teklifler vardı. E, ya Samimi duygum şu. Yani objektif e, duygum şu, ben de hani e, devlet üniversitesinde çalışan bir akademisyen olduğum için her ne kadar Gök Kanunu e, çerçevesinde e, değerlendirilsek de aslında özlük hakları itibariyle devlet memuru statüsünde <laughs> maaş aldığımız için e, objektif görüşüm şu, sendikalar e, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan taleplerde bulundu. Onu söyleyeyim, e, mesela e, işte artış oranları açısından baktığımızda gerçekten gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, yani enflasyonun çok üzerinde oluşacak talepler vardı. Bir kere o çok doğru değildi. İkinci konu şu, mesela kira yardımı gibi bir konu vardı. Yani bunu söylerken tuzum kuru bir ev sahibi değilim. Ben de kirada oturan birisi olarak söylüyorum. Şimdi onun ölçüsü ne? Şimdi devlet memurundan, yani evi olan devlet memuru var. Konut kredisi ödeyen Ev sahibi olmuş ama kredi ödemeye devam eden devlet memuru var, bir de kirada oturan devlet memuru var. Onun ayrımı nasıl yapılacaktı mesela? O havada kalan bir şeydi. İşte bu e, bayram ikramiyeleri verilmesi meselesi vardı, emeklilerde olduğu gibi. Yani biraz e, özel sendikaların bu konudaki taleplerinin yerine getirilmesi çok mümkün değildi, makul de değildi. Yani objektif konuşmamız lazım çünkü şunu unutmayalım, biz ara ara hiçbir şey yaşanmamış gibi hızlı konuşuyoruz ama. 6 Şubat'ta bu ülkenin gayri safi yurt içi hastasının %10'luk kısmına denk gelen çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bunun ilk maliyeti, ilk hesaplanan maliyeti 103.6 milyar dolar. Dışsallıkları ile beraber 200 milyar dolarlık bir maliyeti var. Bunun bütçe üzerinde getirdiği yük var. Bu 10 şehrimizi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Onları da göz ardı etmememiz lazım. Bütçe dengelerini de mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. İstekte bulunurken. Ne olacak? Hakem heyeti var, hakem kurulu var. Bu hakem kurulu e, muhtemeldir ki biraz hükümetin önerisine daha yakın bir oranla e, karşımıza çıkacak. E, o oranlar da yani şeye baktığımızda yani yıl sonu enflasyonu göz önünde bulundurulduğunda neredeyse e, memur maaşlarında enflasyon farkıyla beraber 45 ila 48 arası bir e, maaş artışına denk geliyor o da yani Allah bereket versin diyeceğimiz bir rakam. Çünkü gerçekten böyle bir koşulda %45-50 memur maaşlarının artıyor olması kötü bir şey değil. Daha iyi olmalı mı? Evet ama bütçe kısıtını göz ardı etmeyelim. Yaşadığımız deprem felaketinin bütçe üzerindeki etkisini göz ardı etmeyelim. E, Tabi enflasyon meselesi önemli. Enflasyonun artmaya devam ettiği bir süreçteyiz. E, diğer yandan da Orada alınan tedbirler var. Mesela Ticaret Bakanlığı'nın, burada hatırlatayım, önemli bir konu Sayın Ömer Bolat, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat geldikten sonra ilk toplantısı otomotiv sektörü ileydi. Bakın otomotiv sektörü dengelenmeye başladı. Artık bayilerde otomobil var. Aynen. Fiyatlarla size indirim yapmaya başladılar sıfır kilometre otomobilde. ikinci el piyasası daha dengeli hale gelmeye başladı. Yani orada düzenleme ve denetleme de önemli. Bugün Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Vergi denetiminde yapay zekayı kullanıyoruz diye. Hatırlarsanız işte bu gıdada gıda sektöründe bir %1'lik bir %8'lik KDV uygulaması var. %8'lik mal satıp %1'lik KDV kesen işletmeler varmış. Bunlar tespit edildi. Yani böyle böyle bir taraftan regülasyonlar, bir taraftan düzenlemeler dışında denetlemelerle Enflasyonun da belirli bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bunu farklı sektörlerde yapılan farklı uygulamalar var. Bir de fırsatçılık var. Zamanımız varsa bir örnek vereyim. Son bir dakika. Son oldu. bir dakika içerisinde evet. fırsatçılık ne hale gelmiş? Onu anlatalım. Bunun farklı sektörlerde de yansıması var. Bir e, Robbie Williams diye bir İngiliz sanatçı var biliyorsunuz. Türk devli. E, evet. Onun Bodrum'da bir konseri vardı geçen hafta. Giriş ücreti en ucuz 17.600 TL'ydi. 17.600 TL. Üşenmedim, baktım. Bir turne kapsamında Robbie Williams e, bu konserleri veriyor. Gittim diyeceksin. İngiltere'deki, nasıl gideyim? <laughs> e, İngiltere'deki konseri 3.500 TL'ye denk geliyor. TL. İngiltere'deki konseri 3.500 TL'ye do, geliyor. Doçensin hocam ya, gidersin. Ha, bu da bir, Yok, gidemem Ulki Bey. İthal olduğu için belki bize pahalı geliyor. Hayır, Abu Dhabi'de Dhabi 18 Ekim'de konseri var. Giriş ücreti 3200 TL'ye geliyor. Evet. Abu Dhabi'ye o gün için uçak bileti alın, gidin dönün, bir gece 5 yıldızlı otelde kalın, daha ucuza, daha ucuza geliyor. Geliyoruz. O fırsatçılık meselesini de göz ardı etmeyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Levent Yılmaz, Genel Araştırma Başkanı Sayın İhsan Aktaş İstanbul stüdyolarımızla bizlerle birlikteydi. Ankara Stüdyosu'nda da AK Parti Milletvekili Sosyolog Doçent Doktor Hulki Cevizoğlu ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Sayın Melik Yiğitel ile 3,5 saat boyunca gündemi konuştuk. İstanbul'dan sizlere iyi geceler diliyoruz. Herkes için, ekran başındaki tüm seyircilerimiz için de iyi bir hafta olsun efendim. İyi geceler.